The Forest, 2014 yılında erken erişim olarak piyasaya sürülen bir hayatta kalma korku oyunu. Kendisini Steam'de yayınlanan ilk düzgün erken erişim oyunu diyebiliriz. Şu an günümüzdeki erken erişim oyunları, oyun bayağı gelişimini tamamladıktan sonra birkaç eksiği var diye erken erişim olarak çıkıyorlar. Ama Forest 0.01 sürümüyle piyasaya sürülmüştü. Yani erken erişimin bile erken erişimi diyebiliriz. İnsanların Forest'a taparcasına sevmesiyle ve maddi manevi destekleriyle yapımcılar oyunu düzenli olarak güncel tutuyorlardı. Eninde sonunda seneler süren geliştirmenin ardından 2017 yılında oyunu sona eklenmişti. O dönemi hatırlıyorum da YouTube'da hep Forest'ın son bölümüyle ilgili videolar dönüyordu. Bu hepimizin senelerdir beklediği bir andı. 2018 yılında ise Forest resmi olarak tam sürüme ulaşmıştı. Forest'ın tek özel yanı sadece ilk düzgün erken erişim oyunu olması değildi. Aynı zamanda ilk düzgün Unity oyunuydu. Unity motoruyla yapılan oyunlar genellikle Slenderman 8 Page gibi hadi yayıncılar oynasın kafasıyla yapılan kötü görsellikli ve oynanışlı yapımlar oluyorlardı. Başarılı veya da ciddi yapımlar değillerdi. Forest'ın çıkmasıyla etkileyici görselliği sayesinde yabancı forumlarda insanların "Bu oyunun Unity motorunda yapıldığına emin miyiz?" diye konuştuklarını hatırlıyorum. Forest'ın başarılı olmasının sebebi ise kesinlikle inşa etmenin, keşfetmenin, avlanmanın ve savaşmanın karışımından ötürüdür. Forest'ı özel yapan bu vücut korkulu elementli düşmanlar yüzünden asla hissedemediğiniz konfordur. The Forest, özünde oyuncuları kendilerini gizem ve tehlikelerle dolu uzak bir adada mahsur kalmış bulan, bir uçak kazasına sağ kurtulan tek kişi rolüne sokuyor. Yoğun ağaçların arasında ve tehlikeli arazilerde gizlenirken kaynaklar toplamalı, barınak inşa etmeli ve gölgelerde gizlenen düşman mutantlarını savurmalısınız. The Forest'ı diğer hayatta kalma korku oyunlarından ayıran şey, keşfetmeye verdiği önemdir. Adanın karanlık ve ön sezili derinliklerine doğru ilerledikçe, hikaye ipuçlarını bulacak ve buzdağının görülemeyen tarafının altında saklı olan uğursuz sırları ortaya çıkaracaksınız. Terk edilmiş kamp alanlarından uğursuz mağaralara, esrarengiz eserlere ve unutulmaz görüntülere kadar her keşif sizi adanın karanlık geçmişinin ardındaki gerçeği ortaya çıkartmaya bir adım daha yakınlaştırıyor. The Forest oyuncuları gizemli ve acımasız bir vahşi doğanın kalbine sürükleyen tüyler ürpertici bir deneyim sunarak hayatta kalma öğeleriyle beraber korku oyunlarının parlak bir örneği oluyor. Senelerdir Forest'ı her oynayışımda kendimi oyunun unutulmaz ürkütücü atmosferine ve amansız gerilimine kapılmış buldum. Bu saydıklarım Forest'ı hayatta kalma korku dünyasında göze çarpan bir oyun haline getiriyor. Saatlerce yürüyüp loot yapmaktan zevk almayan, yani hayatta kalma oyunlarını sevmeyen birçok insan var. Bu insanlar The Forest'ı çok seviyorlar. Çünkü Forest gerek aksiyon arayanı, gerek gizem arayanı, gerek keşif arayanı, gerekse korku arayanı tatmin eden bir hayatta kalma oyunu. Hayatta kalma oyunlarında her zaman bir korku teması oluyor. Minecraft'ın survival modundaki yalnızlık hissi veya mağaralardaki aniden gelen sesler sonucu oyuncuda oluşan tekinsizlik hissini iyi bilirsiniz. Bana kalırsa onca hayatta kalma oyunu arasından en korkunç olanı The Forest'tır. Eğer Forest'ı arkadaşlarınızla beraber oynuyorsanız oyunun korku tarafı belli bir seviyeye kadar yok oluyor. Ve Forest çok korkunç diyen insanları anlayamıyorsunuz. Ama olması gerektiği gibi Forest'ı tek oyuncunun modunda baştan sona tek başınıza oynarsanız oyunun size vermek istediği gerçek deneyimi yaşıyorsunuz. The Forest'ta hayatta kalma öğeleri aşırı gerçekçi ve aşırı ağır değiller. Belli başlı oyunlar hayatta kalma hissini çok daha iyi veriyor. Forest'ın hayatta kalma ve savaşma mekanikleri arcade yapısında. Bu videoda The Forest'ın hikayesini, atmosferini ve oynanışını baştan sona derinlemesine inceleyeceğiz. Videonun akışını bozduğumdan ötürü özür dilerim fakat size şu hatırlatmayı yapmam gerekiyor ki. Lütfen video hoşunuza giderse beğenmeyi ve yorum atmayı eksik etmeyin. Algoritmaya girmem diğer insanların beni keşfetmesini kolaylaştırıyor. Ve daha düzenli içerikler üretmem için sizin manevi desteğinize oldukça ihtiyacım var. İleride gelecek içerikler için abone olup bildirimler açmayı da lütfen unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Umarım ufkunuzu açabilirim ve sizi hayatın stresinden belli bir süre uzaklaştırabilirim. Oyun karakterimiz Eric LeBlanc'ın olduğu Timmy ile çıktığı bir uçak yolculuğuyla başlıyor. Eric LeBlanc Kanada'da ünlü bir hayatta kalma programı sunucusudur. Ve ortak yazar Sam Sandal ile birlikte olası bir kazada hayatta kalma rehberinin yazarıydı. Eric'in karısı trajik bir kazada öldü ve bu trajedi sonrası daha büyüme aşamasındaki ufacık oğlu Timmy ile beraber yalnız kaldı. Eric bu yüzden Timmy'yi tek başına büyütmüştü. Eric biricik aşkını kaybetmesi sonrası anne sevgisi nedir bilmeyen bu ufacık çocuğu sevgiyle büyütüyordu. Eric yoğun bir iş adamı olmasına rağmen İşlerinin hiçbir zaman çocuğuyla ilgilenmesine engel olmasına izin vermiyordu. Her daim çocuğuyla beraber yolculuk edip de televizyon programlarına çıkardı.
Bu yüzden bu yolculukta Eric ve Timmy Kanada'dan Britanya Kolombiya'sına ikamet ediyorlar. Bu kaçıncı uçak yolculukları bilmiyoruz. Kendileri buna oldukça alışmışlar. Uçak yolculukları insanların en anksiyete yaşadığı ama aslında en güvenli olan ulaşım aracıdır. Ama elbette ki bir trajedi için her daim ufak bir ihtimal vardır. Ve bu da o günlerden biriydi. Timmy biricik babasının kolunda uyurken gecenin karanlığı yüzünden camdan dışarısının görülmediği, herkesin uykulu olduğu bir uçak yolculuğunda bir anda hostes bir uyarı yapıyor. Hostes uçağın bir türbülansa girdiğini ve tüm yolcuların koltuğuna sıkıca tutunmalarını, stres yapmamalarını istiyor. Türbülanstaki hava dalgalanması birçok insanı oturduğu yerde panik atağa sokabileceğinden ötürü bu uyarıyı yapıyordu. Ama yolcular daha uyarıyı sindiremeden bir anda sanki uçağa ağır bir cisim çarpmışçasına uçak sarsılıyor. Koltuklardaki dijital ekranların bozulmasıyla ve uçağın başının kopmasıyla, hostesin anons sesinin kesilmesiyle Eric koluyla Timmy kafasını bir yerlere çarpmasın diye gövdesini tutuyor. Timmy ise uçaktaki eşyaların uçuşması sonucu, ölecekleri korkusuyla sıkıcık, biricik oyuncağı olan robotuna sarılıyor. Ama eninde sonunda uçak karaya çarpmasıyla ve camdan gördüğümüz ağaç görüntüleriyle Eric bir süper kahraman olamadığından türbülansa dayanamayıp kafasını çarpıyor ve bayılıyor. Oyunun ilk sürümünde Eric camdan dışarıya bakıyordu ve uçak motorunun yandığını görüyordu. Tam sürümde böyle bir şey yok. Ama bence tamamlanmış oyunda direkt uçak kanatıyla ilgilenmektense anın stresiyle oğlunu korumaya çalışması ara sahneyi daha başarılı kılmış. Eric bayıldıktan sonra anlık bir sersemlikle uyandığında kendisini yerde kabinde buluyor. Karşısında ise kırmızı boyalı çıplak bir adam var. Bu adam oyuncağını sıkıca eline tutan Timmy'ye kucağına alıp götürüyor. Eric ne kadar sürünse de mücadele edecek gücü olmadığından bayılıyor. Gündüz vakti tekrardan uyandığında ise aç, susuz ve yıpranmış bir şekilde çevreye bakınır. Uçağın içindeki hazır yemekleri ve içecekleri tüketir. İşine yarayabilecek kumaş tarzı eşyaları alır. En önemlisi ise bir manyak tarafından hostesin gövdesine yerleştirilmiş uçak baltasını bulur ve bu baltayı kadının gövdesinden çıkartır. Dışarıdaki yolcu bavullarını açmasıyla da artık Eric'in tek bir hedefi vardır. En kısa sürede Timmy'yi bulma nihai hedefiyle bu odayı keşfedecektir. Bunu yaparken de diğer uçak yolcularını bulmak, uyuyup ısınabileceği bir sığınak inşa etmek ve bu ormandan kaçabileceğine dair olan inancını, umudunu kaybetmemesi için bir sos sinyali inşa edecektir. Bu süreçte olabildiğince trajediden ve yalnızlıktan etkilenmeyerek akıl sağlığını korumaya çalışacaktır. Ama kendisinin henüz bilmediği bir gerçek var ki bu ada dünya üzerindeki en sırlarla dolu ve en tehlikeli yerdi. Forrest'ın başlangıç konumu sürekli değişiyor. Yaklaşık uçağınızın düştüğü 30 tane konum var. Oyunun harita sisteminde hiçbir yer güvenli olmasa bile bazı yerler yüksek derecede tehlikeli oluyor. Yani Tanrı'ya dua edin başlangıç yeriniz iyi denk gelsin. Ayrıca Forrest'ın başlangıcı oldukça öğretici. Size çok kısa sürede, sıkıcı olmayacak şekilde hızlıca loot yapmayı, bavulları vuraraktan açıp silah kullanmayı ve oyun boyunca kullanacağınız önemli eşyalar ne işe yarıyor, öğretiyor. Forrest'ın ilk günleri tamamen bu adanın konseptini kafanızda oturttuğunuz zamanlardır. Ayrıca en tekinsiz günleriniz ilk günlerdir. Hayatta kalma kitabınızda görevlerinizi, karakterinizin hayatta kalma ihtiyaçlarını ve kas gücü, akıl sağlığı gibi istatistikleri görmek haricinde direkt ev, duvar ve ateş için hazır şemalarınız var. Ama oyuncu olarak ilk nereye kurulmanız gerektiğini çözmeniz gerekiyor ve bunun için de çevreye göz gezdirmek gerek. Uçuruma gittiğinizde görüyorsunuz ki burada bir okyanus var, yakınlarda görülen gemiler veya da bir kara yok. Burası bir yarımada. Yarımadalar üç tarafı su ile çevrili, bir tarafı karaya bağlı, kara parçasına denir. Yani medeniyetten oldukça uzaktayız. Forrest sonrasında değineceğim maden kısımlarını saymazsak çoğunlukla açık havada, yüzeyde geçiyor. Ama her şey klosofobik hissettiriyor. Ağaçlar hep üzerinize geliyormuş gibi hissediyorsunuz. Adada gezinirken sizi oldukça rahatsız ve güvensiz hissettiren şeyler görüyorsunuz. Etrafta belli başlı yerlere kurulmuş, kuru kafalı ve insan uzuvlu totemler var. İnsan yapımı belli olduğu kamplarda vücutları tersen asılmış cesetler veya içleri deşilmiş insan cesetleri var. Bir medeniyet göstergesi ararken karaya yakın bir zengin yatı buluyorsunuz. Bu yatın üzerinde ise Timmy'yi kaşıran kırmızı adamı görebiliyoruz. Ama kendisi bizi fark eder etmez kaçıyor. Bizden korktuğunun ötürü değil, bizle bir işi olmadığının ötürü bunu yapıyor. Ayrıca kırmızı adamı sadece tek oyuncunun modunda görebiliyorsunuz. Online modda gözükmüyor. Burada karaya çarpmış bir sürü köpek balığı da bulabiliyorsunuz. Balinaların ve özellikle köpek balıklarının karaya çarpması genellikle insanüstü bir olayın habercisidir. Büyü, uzaylı veya derinlerde yaşayan ve kökeni bilinmeyen kozmik bir varlık. Başta bir hortum gibi ağır fırtına sonucu köpek balıklarının karaya vurmuş olduğunu düşünebilirsiniz. Ama yatta veya da çevrede hiçbir hasar yok. Fırtına olsaydı mutlaka yatta bir hasar olurdu ama yok.
Bu yatın ya da teknenin içine girdiğinizde bir çocuğun süt arkasına yapıştırılmış arama posterini buluyoruz. Masada kopmuş bir kafa var. İşin en ürkütücü tarafı ise ekosistemimizde olmaması gereken bir yaratık fotoğrafı. Bu fotoğrafın gerçek olmadığını, Photoshop olduğunu düşünmek istesek bile işten işe doğru olmadığını biliyoruz. Ayrıca yerde ve masada gözümüze hiç tanıdık gelmeyen bir aletle ilgili çizim var. Bu bir hayal ürünü mü yoksa gerçek bir şey mi? Zaman gösterecek. Bu çevresel etmenlerden ötürü oyuncuya bu odada bir şeylerin yanlış gittiği hissi doğuyor. Ve attığınız her bir adımda tekinsizlik hissi sizi kucaklıyor. Her an bir şey olmasını bekliyorsun ve eninde sonunda çok geçmeden de ormanda hareket eden başka insanlar görüyorsun. O ana kadar gördüğünüz tek şey kertenkele ve tavşan olduğundan belki yardım için yanlarına gitmek isteyebilirsin. Ama dört ayak üzeri yürümeleri ve çıplak yıpranmış görünüşleri sana gram güven vermiyor. Onlarla temasa geçmeye çekiniyorsun. Ama tabii eninde sonunda ne kadar kaçınmaya çalışsan da karşı karşıya kalıyorsunuz. Sen onlar için yabancısın. Onlar da senin için yabancı. Forest hakkında konuşan insanların yamyamların yapay zekasını hafife aldığını düşünüyorum. Oyunun tetris seviyesinin temelini oluşturan bu yaratıklar için yapımcılar bayağı kafa ütülemişler. Bu medeniyetten uzak, konuşmaktansa çığlıklarla iletişim kuran kabili üyeleri sizlerle ilk iletişime geçtiklerinde saldırmıyorlar. Sizi kaç kişi olurlarsa olsunlar sadece izliyorlar ve çığlıklarıyla uyarıyorlar. Tepkileri genellikle "Birader sen kimsin lan? Burada ne işin var?" oluyor. Eğer onlara saldırmazsan veya aşırı yakınlarına girmezsen biraz sizi inceledikten sonra hızlıca koşarak geri kaçıyorlar. Onların senin için tehlikeli olduğunu bilsen de gidişleri belli bir süre seni rahatlatıyor. Şimdilik onlara karşı koyabileceğin kadar silahın ve kaynakların yok. Onların hareketlerini, saldırılarını bilmiyorsun. Kaç kişi olacaklarını bilmiyorsun. Sen bir savaşçı değilsin. Hayatta kalma uzmanısın. Hepsi bu. Kendileriyle ilk etkileşiminizde savaşmadığınız sürece birkaç gün boyunca huzurlu kalabileceksiniz. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Ben 8. güne kadar yamyamların gözüne hiç batmadan yaşayıp bir kez bile mücadeleye girişmedim. Ama unutmayın ki onlara ne kadar çok denk gelirseniz onlar bir o kadar meraklanacaklar. Yamyamların bir devreyi sistemi var. Haritanın belli başlı yerlerinde düzenli olarak yüksek kişili gruplarda geziyorlar. Ev yaptığınız yer devriye yoluysa, kendi kabileleri tarafından inşa edilmeyen tuhaf bir yapıyı bulmaları sonucu, sizin konumunuzu öğrenip ziyarete gelmeleri uzun sürmüyor. Yamyamlar kendi yapıtlarınızı inşa etmenin yanı sıra sizin doğaya zarar vermenizi sevmiyorlar. Çubukları ve ağaçları kesmeniz onları öfkelendiriyor. Bunları yaptıkça gözlerine daha çok batıyorsunuz ve ilk günlerden sayıların artmalarını sağlıyorsunuz. Ayrıca hadi diyelim devriye yoluna evinizi kurmadınız. Devriye konumları sizden uzaktalar. Bu sefer ise bazı yamyamlar evinizin kurulu olduğu yeri öğrenmek için sizi takip edebiliyorlar. Taş veya da çubuk toplamak için dışarıya çıktığınız vakit evinize dönerken arkanızdaki ayak seslerinden ötürü sırtınızı döner dönmez size saldırmayan sadece takip eden yamyamları görebiliyorsunuz. Bu yamyamlar sizi tanımakla görevli olan sayılı birkaç kişilerdendir. Evinizi dolaylı veya da dolaysız yoldan öğrendiklerinde gözdağı vermek için evinizin etrafına totemler kurabiliyorlar. Oyuncular bizzat totemleri kurduklarını görüyorlar. Hani direkt spam olmuyor yani. Evinizin yakınlarında çığlık duyuyorsanız bilinmeyen yapıdan ötürü buraya birilerini çağırıyorlar. Ve gidiyorlar. Aynı şekilde onları gördüğünüzü fark ettiklerinde direkt topuklayarak kaçıyorlar. Çünkü onlar savaşçı değiller, haberciler. Ayrıca bu haberci yamyamlar bir veya da iki kişi olduklarına ötürü savaşmanın üstünlük ve taktiksellik açısından iyi olmadığını biliyorlar. Kendilerini savunmak zorunda olmadıkları sürece tek başına savaşa girmiyorlar. Burada şunu anlamaya başlıyorsun ki eninde sonunda senin için bir devriye grubu toplanacak ve ziyaretine gelecekler. Hem de düzenli olarak. Bazen evinize geldiklerinde sana saldıracaklarını düşünüyorsun ama ne kadar bağırıp yanına koşsalar da aslında amaçları sizi korkutup kaçmanızı sağlayıp her daim evinizdeki yapılara hasar vermek oluyor. Birçok kez saldıracakmış gibi yapıp beni görmezden gelip yapılara odaklandıklarına şahit oldum. Ayrıca elimde görüntüsü yok lakin sizin askılıklarınızdaki etleri de çalabiliyorlar. Bu yüzden askılıklardan onları uzak tutmalısınız. Uzun uğraşlar sonucu elde ettiğiniz kaliteli etlerinizin çalınmasını istemezsiniz. Sen sırf evine zarar verdiklerine ötürü onlara saldırdığında veya da onlar seni bu odada istemediklerine kanaat getirdiklerinde amaçları yapıları yıkmak değil de seni en kısa sürede avlamak oluyor. Hangi taraf ilk olarak yere bir kan damlası düşürdüyse bilin ki artık bir orduya karşı tek kişisiniz. Yamyamlarla ilk 20 günkü mücadeleniz her zaman zorlu olacak. Diğer yapımlarda yüksek gruplu düşmanlar size teker teker saldırırlar. Burada ise yamyamlar arasında bir ekip çalışması var. Öncelikle yamyamlar her zaman 5 veya da 6 kişi olarak yanınıza geliyorlar. Bazen 8 veya da 10 kişiye kadar çıktıkları oluyor. Yamyamlar her daim sizden hızlılar. Staminanız dolu olsa bile onlar kadar hızlı koşamıyorsunuz, onlar kadar çevik değilsiniz. Onların hızına ayak uydurma şansınız yok.
Bu yüzden savaş halinde yamyamlardan bazıları hızlıca sizin yanınıza koşup bir anda içeri koşabiliyorlar ve sizi paniğe kaptırabiliyorlar. Veya da sağınıza solunuza geçerekten görüş açınızı kısıtlayabiliyorlar. Böylelikle önünüzdekine odaklanırken arkanızdaki grup görüş açınızdan çıkıyor. Bu da boş yerlerden hasar almanızı sağlıyor. Hareket şemaları eğer ağaçlık bir bölgedeyseniz değişebiliyor. Mesela yaprakların oluşturduğu gölgelerde durmaya özen gösteriyorlar. Benim başıma çok nadiren gelse de bazen ağaçların tepesine çıkabiliyorlar. Ve sen aşağıdaki düşmanlarla ilgilenirken çoğunlukla ağaca tırmananı unutuyorsun. Ya da oradaki yamyamın hiç tırmandığını görmüyorsun. Bu sayede sana sürpriz bir saldırıda bulunabiliyor. Onlara molotof ya da bomba fırlattığınızda veya da yayınınızı yüzlerine doğrulturken geriye adım attıklarını ya da strateji değiştirdiklerini fark edebilirsiniz. Bu da size konumunuzu yeniden düşünmeniz için zaman veriyor. Çünkü yamyamlarla mücadele ederken en önemli etmen konumunuz oluyor. Yamyamlar için besin zincirinin en aşağısındaki bir canlısınız. Yamyam devriyesinin lideri genellikle üzerine ödül niyetine bir sürü kuru kafa ve kol takar. Bunlar aynı zamanda savaş esnasında bağırarak başka yamyamları da desteğe çağırabiliyorlar. İlk günlerinizde diğer devriye üyelerini üzerinize salıp sizi izliyorlar. Ama ilerleyen günlerde agresiflik seviyeleri arttıkça ilk saldıran çoğunlukla grup lideri oluyor. Eğer yamyam grup liderini öldürürseniz başları devrildiğinden korkuyorlar ve onları korkutmayı başardığınızdan hepsi olmasa bile çoğunu savaşı terk edip kaçabiliyor. Çünkü bu savaşın onlar için iyi gitmeyeceğini biliyorlar. Biz onların başlarını devirdik, komutanlarını öldürdük. Aralarındaki en eğitimli, en üstün kişiyi devirdik. Üzerinize gelen 7 kişilik devriye grubunun liderini öldürmek gerçekten size çok büyük bir avantaj sunuyor. Kaçan yamyamlar genellikle savaştığınız konuma yeni bir yamyam grubuyla intikam için geri dönebiliyorlar. Yani katil her zaman olay mahalline döner hesabı. Savaş esnasında bir yamyama hasar vermenin sonucu yere düşerse aslında ölmüyorlar. Yerde nefes aldıklarını duyabiliyorsun ve göğüsleri hareket ediyor. Ama tabi cesetleri taşıyabildiğinizden eğer taşıma logosu çıkmıyorsa ölmediklerini anlıyorsun. Yani yaşadıklarını öğrenmek için odaklanmak zorunda kalmıyorsunuz. Savaş esnasında yerde yaralı bir yamyam varsa bir diğer yamyam siz onu öldürmeyin diye yaralıyı güvenli bölgeye sürükleyebiliyor. Bu sayede savaş esnasında bayılan bir yamyam uyanıp tekrardan savaşa katılabiliyor. Yere düşen ve bayılan yamyamları her zaman öldürün, önceliğiniz olsun. Yoksa beklemediğiniz bir anda bir anda ayağa kalkıp savaşa tekrardan katılabiliyorlar. Günler geçtikçe ve yamyam gruplarını temizledikçe adadaki itibarınız artıyor. Sizi gördüklerinde sayıları azsa veya direkt tek kişilerse çığlık atabiliyorlar. Ve yamyam çığlıkları binalarla kaplı olmayan bu adada yankılanıyor. Ve o çığlığa birkaç destek grubu gelebiliyor. Şunu bilin ki eğer iki yamyama saldırıyorsanız mutlaka uzakta 3-4 tane daha yamyam pusuda bekliyor olacak. İnanın bana yamyamlar gizlilik konusunda oldukça üstünler. Etraftaki ağaçları gölgelerde saklanmak için avantaj olarak kullanmasını iyi biliyorlar. Doğa onların dostu. Yamyamların hareket şemalarına ve saldırılarına hakim olana kadar, siz yeni silahlarla ve kaynaklarla güçlenene kadar tek tavsiyem kaçmanız olacaktır. Evinize geldiğinde değil ama yolda karşılaşırsanız kesinlikle kaçın. 5-6 kişilik gruplara tek başınıza dalarsanız mutlaka yenilgiye uğruyorsunuz. Ayrıca yenilgiye uğramasanız bile bolca kaynak harcayacaksınız. Molotoftur, kumaştır, canınızı doldurmak için hapınızdır, hepsi boşa gidebilir. Ve yolda değil de evinizde düşmanlara denk geldiğinizde onlara karşılık verecek kaynağa sahip olamayabilirsiniz. Evet, kaçtığınızda sizi çığlıklar eşiğinde kovalayacaklar. Ayak sesleri ve hırlamaları ensenizde hissedeceksiniz. Ama eninde sonunda sizi kovalamayı bırakacaklar ya da direkt izinizi kaybettirmeyi başaracaksınız. Zaten az önce savaştan kaçtığınız bölgeye geri dönerseniz onların gittiğini görebiliyorsunuz. O yüzden kaçtığınız bölgede ne yapacaksanız o sıra yaparsınız. Ha ayrıca hızlı olun çünkü her an geri dönebilirler. Hangi saatte nerelerde çıkacaklarının hiçbir garantisi olmuyor. Saat demişken oyundaki gündüz ve gece kavramlarının ne kadar önemli olduğuna değinelim. Gündüz vakti çevreyi ve uzaklığı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Yamyamlar yine aktifler. Ve siz her daim yine tetiktesiniz. Yamyamların aktif olduğunu bildiğinden ötürü ağaç keserken ve bir şeyler icat ederken veya yolda ilerlerken oyuncu kendi kendini korkutacak sebepler bulabiliyor. Ben 2016'dan beri bu oyunu oynuyorum ve defalarca kez rüzgardan ötürü sallanan ağaçları, bitkileri veya da geyiklerin uzaktan görünüşlerini, geyik seslerini yamyam zannettim. Bu senelerdir başıma gelen bir durum. Ben sırf bu video için oyunu baştan sona 100. günü geçene kadar canlı yayında oynadım. Başlarda kendi başıma oynadım, sonrasında ise sevdiğim izleyicilerimi çağırdım. Ve canlı yayınımı izleyenler bilir sürekli durduk yere kendime jumpscare atıyordum. Anksiyetem sürekli sabah vaktinde bile devrede oluyor. Minecraft'ta olduğu gibi sabah vakti dışarıda elimi kolumu sallayarak gezemiyorum. Belli başlı oyunlarda gece vakitleri her zaman görsellikten ziyade bir oynanış elementi olur. Mesela Metro Exodus'ta akşam olduğunda dışarıyı çok net görebilirsin.
ve gece senin avantajındır. Birçok düşman bölgesi akşam vakti boş oluyor ya da düşmanların bölgelerine girerken gizlilik çok daha kolay oluyor. Düşmanlar seni zar zor görüyor. Oyunu istediğin gibi uyuyup yatabiliyorsun. İstediğin kadar oyunu akşam veya da sabah yapabiliyorsun. Doğayı beklemene gerek yok. Minecraft'ta ise akşam vakti sadece düşmanlar çıkıyor. Bunun haricinde çevreyi rahatlıkla görebiliyorsun. Dying Light 1 ve 2'de gece vakti seni avlamaya çıkan Ecel isimli özel bir zombi türü ortaya çıkıyor. Ve mücadele etmesi oldukça zorlar. Çoğunlukla kaçmanız gerekiyor. Hatta çoğunlukla demeyeyim, her zaman kaçmanız gerekiyor. Ayrıca bazı görevler zorunlu olarak akşam vakti yapılıyor. Ve bu da seni oyunda hep akşam vakti dışarı çıkmaya itiyordu. Senin geceye adapte olman gerekiyordu. The Forest'ta eğer evinizde değilseniz, yavaştan güneşin çöktüğünü ve gecenin yükseldiğini görmek anksiyetenizi delirtiyor. Çünkü gece hiçbir şey göremiyorsunuz. Bakın, bunu mecazi anlamda veya da metafor olsun diye söylemiyorum. Şu an ekranda hiçbir filtre yok. Oyunun ayarlarında bir oynama falan yapmadım. Şu an ekrandaki görüntü, Forest'ta akşam olduğu zaman karşılaştığınız bir görüntü. Forest'ta akşam vakti önünüzü göremiyorsunuz arkadaşlar. Adım atamıyorsunuz. Eğer bir meşale yakarsanız bile bunun çok da faydası olmuyor. El feninin faydası olsa da o diğer yapımlarda olduğu gibi çevreyi mükemmel derecede aydınlatmıyor. Ve emin olun, el fenerinizin pilini iyi kullanmak istersiniz. Akşam vakti harcamak istemezsiniz. Yamyamlar gece vakti çok daha aktif oluyorlar. Çünkü bu karanlığı avantaj olarak görüyorlar. Karanlık onların dostu. Onlar karanlıkla büyüdü. Karanlığı benimsediler. Özellikle gece vakti bu yüzden çok daha fazla saldırıya uğruyorsunuz. Gece devriyesindeki yamyam gruplarını uzaktan görmenizin tek yolu sadece çıkarttıkları sesler değil. Ya bazılarının öyle ama hepsinin değil. Çoğunlukla grup lideri olan yamyam sırtına kuvvetli bir el feneri takıyor veya da bir meşaleyle geziyor ve bu şekilde gruba önderlik ediyor. O yüzden ışığı görür görmez kaçarsanız iyi edersiniz. Ama tabii grup lideri olmayan yamyamlar bir gece hayvanı gibi karanlığa çok iyi saklanıyorlar ve sizi aşırı ölümcül durumlara sokuyorlar. Oyunun başlarında daha güçsüz bir durumdayken gece vakti evinize ulaşmak tehlikeli olduğundan tek çareniz bir köşeye çekilip sabaha beklemek oluyor. Gece vakti siz elde etmesi çok kolay bir avsınız. Şanslıysanız veya da konumlarını biliyorsanız başka insanlar tarafından kurulmuş modern bir çadırı bulup o şekilde uyuyup direkt oyunu sabah yapabiliyorsunuz. Çadırlarda oyunu kaydetme şansınız da var. Gerekli itemlere sahipseniz kendinize bir el yapımı çadır kurarsınız. Ve çadır ararken tehlikeyle karşı karşıya kalma durumunu da yok edersiniz. Ama envanterinizde gerekli malzemeler yoksa akşam vakti taş ve çubuk toplamak sizi mahvedebiliyor. Oyunlarda atmosferi sağlama konusunda çevre sesleri çok önemlidir. Oyunun evrenine girme konusunda sanat tarzı ve mekan tasarımı kadar sesler de önemlidir. Ve Forest bunu çok iyi yapıyor. Forest'ın ambiyansı çok iyi. Görünsel açıdan gökyüzündeki bulutlar çok iyi duruyorlar. Yağmurun görüntüsü ve sesi ruhumu rahatlatıyor. Ve her yağmur sonrası havada kısa bir süreliğine gökkuşağı açılıyor. Bu da oldukça büyüleyici. Forest'ta rüzgar esintisi, deniz dalgaları ve şelale sesleri ve yağmur sesi haricinde, yamyamların senin bulunduğun konum dışında da bu adada yaşadıklarını iyice hissetmen için günün belli başlı saatlerinde yamyamların çığlıklarını duyuyorsun. Bu çığlıkların birden fazla varyasyonları var. Oyunun başında yamyamlarla barışıksanız üstünüze bekar kadın yamyamlar gelecektir. Genellikle tek bir dişi yamyamlardır ve çok yakınlaşırsanız size saldırabilirler. Ancak genellikle orada durup size seslenirler. Ve sesleri cidden anlaşılmaz olduğu kadar gericiler. Erkek yamyamların ve kadın yamyamların sesleri birbirine benzemiyorlar. Ortak yanları ise ürkütücü olmaları. Her bir çığlık duyuşunuzda anksiyetiniz tavan yapıyor. Tek başınıza oynuyorsanız bu çığlıklar size oyunu kapatıp bir daha açmama düşüncesini veriyor. Ayrıca size şu bilgiyi de vereyim. Bu sesler öyle haritanın rastgele bölgesinde oynatılan ambiyan sesleri değiller. O sesler gerçekten o konumda bulunan bir yamyam tarafından çıkartılıyor. Eğer şanslıysanız çığlık atan bir yamyamı oyunda görebiliyorsunuz. Buna şahit olduğunuzda hiçbir zaman gerçekten yalnız olmadığınızı fark ediyorsunuz ve bu korkunç. Bazen geyiklerinde bağırdığını duyuyorsun. Ve geyiklerin korku medyalarında her daim büyük rol oynadığını bir kez daha anlıyorsun. Bilmeyen için söyleyeyim, gerçek hayatta da geyik çığlıkları
oyundaki gibi ürkütücü der. Türkiye'de yaşayanlar olarak bu duyguya aşina olmasak da yabancı ülkelerdeki bazı insanlar geyik çığlıklarının ötürü ne kadar korktuklarını ve paranoyaya bağladıklarını anlattıkları bir sürü anılara sahip. Bu oyunun en sevdiğim yanı ne kadar huzurlu olduğu. Neredeyse Minecraft gibi. Ta ki duyduğunuz bir çığlık sesine kadar. Forest'ta bir uyku sistemi var. Metro Exodus gibi istediğimiz saatte uyuyamayız. Karakterimizin bir uyku düzeni var. Öğlen vakti uyursanız gece kalkarsınız. Sabah uyursanız akşam kalkarsınız. Akşam uyursanız da sabah kalkarsınız. Eğer uzun süre uyumazsak ölmüyoruz ama karakterimiz aşırı yorgun oluyor. Staminası ışık hızında bitiyor. Yani göz kapaklarınızın kapanması gibi bir olay söz konusu değil. Ayrıca düzenli uyumazsanız da akıl sağlığınız kayboluyor. Bu tarz oyunlarda akıl sağlığı mekaniği önemli oluyor. Karakterimiz Eric şehir hayatı süren ünlü ve muhtemelen iyi maddi gelirli bir baba. Normal bir vatandaş yani. Ama bu sözde normal vatandaş bir anda kendini yamyam ve mutantlarla dolu kesilmiş insan vücutlarının süs niyetine kullanıldığı bir adada bulması sonucu elbette ki belli başlı travmatik deneyimler yaşayabilir. Ama maalesef ki akıl sağlığı olayı başta ben olmak üzere birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratıyor. Akıl sağlığının oyununuza olan iki tane etkisi var. Birincisi şu. Bazen uyuyorken gece vakti durduk yere uyanabiliyorsunuz ve geri yatamıyorsunuz. Bu normalde çevrenizde düşman varken oluyor. Ama bazen akıl sağlığınız düşükse, etrafınızda düşman olmasa bile bu durum yaşanıyor. Böyle olduğunda tekrardan uykuya geçemiyorsunuz. Böylelikle gece vakti uyanık kalmaya oyun seni zorluyor. İkinci olaraksa akıl sağlığınız düşük olduğunda yamyam uzuvlarıyla yapılan ürkütücü totem isimli özel totemleri yapabiliyorsunuz. Bunları yakarsanız kül olup gidiyorlar. Ama kalmaya devam ederlerse yamyamlar totemin bulunduğu bölgeden korkuyorlar ve daha hızlı gelmeye başlıyorlar. Ama bunlar için akıl sağlığınızın 30'a 40'a düşmesi gerekmiyor. 30 bile olsa bu totemleri koyabiliyorsunuz. Sadece akıl sağlığınız 100 ise koyulmuyor, o kadar. Ya arkadaşlar, bu aşırı komik ve saçma bir durum. Çünkü akıl sağlığınızın 90'a düşmesi oyunun ilk gününden, hatta bırakın ilk günü, ilk dakikalardan yaşayabileceğiniz bir şey. Yani yapımcılar sizin ürkütücü totemleri her daim kullanmanızı istediğinden basit bile denemeye yakışmayan bir gereksinim eklemişler. Eğer düzenli uyumazsanız, düşmanları öldürüp uzuvlarını keserseniz ve mağaralarda çok fazla vakit geçirirseniz akıl sağlığınız düşüyor. Eğer müzik dinler, koltuklarda oturur veya uyursanız, balık ve kertenkele tarzı sağlıklı şeyler yerseniz akıl sağlığınız geri yükseliyor. Ayrıca bunları yapmak enerjinizi de yükseltiyor. Yani ağaç keserken müzik dinlemek isteyebilirsiniz. Enerjiye katkısı var. Ne kadar müzikler kalitesiz olsa bile ağaç kesimi hızlandırmak için önemli bir tercih bu. Bu akıl sağlığı mekaniği bence çok güzel olabilirdi. Akıl sağlığımız düşük olduğunda Timmy'nin veya karımızın halüsinasyonlarını görebilirdik. Ya da direkt aslında gerçek olmayan düşmanlar görebilirdik. Onların gerçek olup olmadığını anlayamadığımızdan bir tehdit olarak algılardık. Uzaktan dimdik ses çıkartmadan bizi izleyen yamyamlar görebilirdik ve bir anda kaybolurlardı. Ağaç keserken birçok ürkütücü kahkaha veya fısıltı duyabilirdik. Bunlar sık sık yaşanmazdı. Durduk yere bir anda yaşanırdı ve oyuncu altına sıçardı. Online oynuyorsanız yakın arkadaşlarınızı yamyam olarak görebilirdiniz. Ama bu sadece aksiyon esasında olurdu. Yani durduk yere ağaç keserken olmazdı. Böylelikle onun arkadaşınız olduğunu kolaylıkla algılama durumunuzu ortadan kaldırırdınız. Onca düşman arasında bir anda arkadaşınızın hangi yamyam olduğu oyuncuyu zorlayabilirdi. Düzenli göz kararmaları gibi oynayışımızı etkileyecek olaylar da olabilirdi. Bunlar olsaydı oyun hem daha zor olacağından hem de ürkütücü bir deneyim sunacağından eminim ki birçok oyuncu akıl sağlığına dikkat ederdi. Beni oyunlarda en çok üzen şey harcanmış potansiyeller oluyor ve bu akıl sağlığı olayı kesinlikle onlardan biriydi. Ne zaman aklıma gelse bir ah be derim. Kaza sonucu düştüğünüz bu yarımada yamyamların avalanı sizin değil. Burası onların evi, sizin değil. Ve bu hissi her daim yaşıyorsunuz. Ne kadar kuvvetli duvarlar kurursanız kurun, her daim saldırıya daha güçlü şekilde gelecekler. Ne kadar güvenli rotalar oluşturursanız oluşturun, eninde sonunda onların devriyesine denk geleceksin. Bir yamyam devriyesine denk geldiyseniz ve onlar sizi fark etmeden siz onları gördüyseniz, CTRL tuşuna basıp eğilebiliyorsunuz, böylelikle de stealth moduna geçiyorsunuz. Eğildiğinizde takım arkadaşlarınız sizin isminizi göremiyor. Aynı şekilde yamyamların sizi görmesi de çok zor oluyor. Eğer görmelerini neredeyse imkansız yapmak istiyorsanız gizlilik zırhı yapabilirsiniz. Ekstra olarak tavşanlar sayesinde gizlilik botları da yapabiliyorsunuz. Bunlar da çıkarttığınız sesi azaltıyor ve görülme seviyenizi düşürüyor. Bu ikisi birazcık masraflı olsa da bu oyunda yamyamlarla çatışmaya girmekten kaçınmak çok önemli. Etrafınızdaki ağaçları, bitkileri veya da kayaları siper gibi kullanmak oldukça önemli. Onların yaptığı gibi sizin de doğayı benimsemeniz gerekiyor. Açık alanlarda sizi her türlü görüyorlar. Ama kapalı alanlarda gölgelerde saklanıp kaçma şansınız yüksek.
Online modda oynuyorsanız yamyamlar sizi yere düşürüyor ve takım arkadaşınız sizi kaldırmazsa ölüyorsunuz ve uçakta geri doğuyorsunuz. Öldüğünüz yere dönüp çantanızı alıp oynamaya devam edebilirsiniz. Bunun size iki tane zararı var. Birincisi zaman kaybı olması. İkincisi ise yaptığınız tüm silah geliştirmelere gidiyor. Ama tek oyunculu modda harika bir sistem var. Oyunun ilk günlerinde birçok kişi yamyam görünce kaçmak yerine dalmak gibi yanlış bir karar alıyor. Can barınız tükendiğinde veya yere düştüğünüzde bir ara sahne oynuyor. Sizi düşüren yamyamlar kolunuzdan tutup baygın vücudunuzu sürüklüyorlar. Gözlerinizi açtığınızda çakmağınızı elinize alıyorsunuz ve bir bakmışsınız bir mağarada tepe tak tak duruyorsunuz. Yanınızda ise bir sürü deşilmiş ceset var. Sizi uygun zamanda kesip yemek için buraya asmışlar. Ama yerdeki baltayı alaraktan ipe kesiyorsunuz ve onlar gelmeden kurtuluyorsunuz. Bu mekanın ismi Asılı Mağara olarak geçiyor. Çıkış direkt yanınızda olsa da birazcık cesaretiniz varsa birazcık ilerleyip sizi ödüllendirecek malzemeler bulabiliyorsunuz. Oyundaki ilk mağara deneyiminiz buysa, nereden gideceğinizi ve neyle karşılaşacağınızı bilmediğinizden bu klostrofobik karanlık alanlar sizi fena şekilde geriyor. Bu mağaranın çıkışı direkt en büyük yamyam kampı olarak geçiyor. O yüzden hızlıca topuklarsanız iyi edersiniz. Asılı mağarada uyanmak oyuncuya çok güzel bir şok yaşatıyor. Oyuncu ölüp save'den doğmayı beklerken bir anda bir ara sahne eşliğinde kendini girmek için hazır hissetmediği bir mağarada buluyor. Ama tabii eğer ikinci defa can barınızın bitmesi sonucu yere düşerseniz bu sefer harp ölüyorsunuz. Ve oyun kaç gün hayatta kaldığınızın bilgisiyle beraber sizi ana menüye atıyor. Oyuna devam etmek için de en son aldığın save'e girmen gerekiyor. Forest yamyamları sadece korkmanız gereken ve savaşmanız gereken bir düşman grubu olarak kullanmıyor. Yamyamların da kendi aileleri ve sevdikleri olduğunu bilmeniz, onların sadece ilkel bir kabile olduğunu anlamanız için yamyamların belli başta insani davranışları var. Bazen yamyamları tek başına veya da grup halinde şarkı söylerken bulabiliyorsunuz. Tamamen zararsızlar, kendilerince keyif yapıyorlar. Eğer bir yamyamı öldürürseniz kendi ellerinizle katlettiğiniz yamyamın eşini veya da arkadaşlarını cesedin başında aşırı yüksek sesle ağlarken bulabiliyorsunuz. Ağlamaları bitince çoğunlukla kadın yamyamlar kaçıyor. Erkek olanlarsa size saldırıyor. Oyunun büyük bir çoğunluğunda yamyamları hiç düşünmeden öldürüyorsunuz. Bazen zorunda olsak da özellikle de ilk günler bunu korktuğumuzdan endişe ettiğimizden ötürü yapıyoruz. Ama bu şarkı söylemeleri veya da ağlamaları olayın iç yüzünü deneyim etmemizi sağlıyor. Kendi benliğinizden şüphe ederek hayatta kalma içgüdüsüyle yaptığınız şeylerin masum olmadığını anlıyorsunuz. Buradaki tek canavar onlar değil, siz de bir canavarsınız. Yamyamların çığlıklarını görebildiğiniz gibi bazen onları uyurken görebiliyorsunuz. Yamyamlar uzanarak uyumuyorlar. Ya oturarak ya da ayakta uyuyorlar. Ayakta uyuyan yamyamları uzaktan gördüğünüzde sadece sabit duran uyanık yamyamlar zannedebiliyorsunuz. Ama kambur şekilde kafalarının yere bakmasıyla anlıyorsun ki ha evet bunlar uyuyor. Uyuma durumlarını avantaj olarak kullanabiliyorsunuz. Kendileri ormanın içinde değil de kamplarda uyuduklarından ötürü mücadeleye girmektense gizlice kampı soyabiliyorsunuz. Totemleri gizlice kırmak ve kaynakları envanterinize eklemek oldukça önemli. Ama bence buna hiç gerek yok. Çünkü uyuyan yamyamların hepsi tek vuruşu ölüyorlar. Hangi tür olursa olsun isterseniz oyundaki en güçlü silahla vurun yine tek vuruşu ölüyorlar. Uyuyan yamyamların sayılarını arttırıp oyuncuyu daha fazla gizliliğe itebilirlerdi. Hani tamam bir gizliliğe özel finisher animasyonu falan olmayabilir. Ama yamyamları uzaktan okla indirmek ve yanlarındaki arkadaşlarını sessizce indirip uyandırmamaya özen göstermek güzel bir eklenti olabilirdi. İlerleyen günlerde karşınıza çıkan güçlü ve psikopat bir yamyam türü, yanında kol kola savaştığı arkadaşlarının cesetlerini vahşice saniyeler içerisinde parçalayıp yiyebiliyorlar. Ben buna ilk şahit olduğumda şok geçirmiştim. O ana kadar tüm yamyamlar hep cesetlerin başında ağlıyordu ve kaçıyordu. Ama yeni bir yamyam türünün arkadaşı ölür ölmez ilk yaptığı şeyin cesedin üzerine zıplayıp onu yemek olması beklenmedik bir olaydı. Ben başta bunu yapma sebeplerinin biz cesedi yakıp da kemiklerden zırh yapmayalım veya da uzuvları kopartıp karnımızı doyurmayalım diye olduğunu düşünmüştüm. Ama sonrasında anladım ki olay şu. Oyunda iki tane yamyam grubu var. Bir tanesi normaller. Hani bunlar kıyafet giyiyor, silah kullanıyorlar falan. Bir diğeri ise Sıska isimli düşman türü. Sıska yamyamlar açlıktan ölmek üzere olarak tanımlandığı için diğer yamyamlara saldırıyorlar çünkü aşırı açlar. Normal yamyamlar kıyafet giyiyorken sıska yamyamlar hep çıplak geziyorlar ve her zaman çok kirli oluyorlar. Sanki bir enfeksiyona kapılmış gibi. Ama çevresel hikaye tamına bakarsak oyunda biri virüs falan yok. Bunlar tamamen kirden ötürü bu durumda. Bu yamyamların gözleri o kadar dönmüş ki kendi takım arkadaşlarına, ailesine saldırmayı sorun olarak görmüyor. İnsani gereksinimleri karşılamak sizi her türlü bir canavara çevirebiliyor dostlar. Bunların diğer yamyamlarla işbirliği yaptıklarını görebiliyoruz ama genellikle oyuncuya olduğu kadar takım arkadaşlarına da düşmanca davranabiliyorlar.
Kendi arkadaşlarının cesetlerini yiyenler bu sıska yamyamlar oluyorlar işte. Sıska yamyamlar devreye ile beraber gezmek haricinde aşırı aç olduklarından bir besin kaynağı bulmak için kendi başlarına gezebiliyorlar. Devreye noktası olmayan yerlerde güvenle gezdiğinizi düşünürken bir anda karşınıza sıska yamyam çıkabiliyor. Tek yakaladığınız yamyamlar genellikle sıska olanlar oluyor. Karşılaştığınız yamyamlar farklı kabilelerden olabiliyorlar. Bazen iki farklı kabileye mensup yamyamlara denk gelmeniz sonucu onları birbirleriyle kavga ederken de görebiliyorsunuz. Bunu avantajınıza kullanaraktan, birbirlerine vurmalarını sağlayaraktan kavga başlatabiliyor ve kaçabiliyorsunuz. Yapımcı firma Enlight, yamyamları dünyaya çok canlı hissettirecek şekilde yedirmişler. Hareket şemaları, davranış ağaçları oldukça canlı ve tekinsiz. Savaş esnasında veya da uzaktan onları gördüğünde neler yapabildiklerini eninde sonunda öğrensen bile hangi davranışta bulunacaklarını bilemiyorsun. Sıradaki hamlelerini bilemiyorsun. Yapımcı firma Ignite olabildiğince yamyamları öngörülemez yapmak istemişler. Ve bunu başardıklarını söyleyebilirim. Bunlar gerçekten adada yaşayan bir bireyler. Akılsız zombi gibi canlı değiller. Duyguları var. Zekaları var. Oyunda bir gün sistemi var. Belirli günler sonrası bazı belirli düşman tipleri yüzeyde belirmeye başlıyor ve her geçen gün sayıları artıyor. Başlarda size çıplak elleriyle saldıran yamyamlar varken sonrasında el yapımı silahlar kullanan güçlü yamyam grupları geliyor. Taştan balta veya kuru kafalı silahlarla size saldıranlar tehlikeliler. Bir de uzaktan size tenis toplarını yakıp fırlatan bir yamyam var. Bu arkadaşlar Kürt olsa ki sizi canlı canlı yakmak için sabırsızlanıyorlar. Normalde oyunda dinamit fırlatan bir yamyam türü de vardı. Ama bu aşırı güçlü olduğundan hem sizi hem de çevrenizdeki yapıları kısa sürede yok ettiğinden oyundan kaldırılmıştı. Yapımcılar oyunu düzgünce test etmediklerinden bu düşmanın oyuna eklenmesinin ne kadar doğru bir tercih olduğunu ancak ekledikten çok kısa bir süre sonra insanlar şikayet edince anlamışlar. Oyunlarınızı test etmek önemlidir dostlar. Bu çok aptalca olmuş. En tehlikeli yamyam türü ise soluk yamyamlar. Bunlar mağaralarda yaşayan ve oralardan yüzeye çıkan en güçlüden bir önceki güçlü yamyam türüdür. Saldırganlık seviyeleri diğer yamyamlardan çok daha fazla. Boyları daha uzun, deri renkleri gri ve kapalı mavi tonunda. Canları ve verdikleri hasarlar çok fazla. Bunlar çıplak elleriyle saldırıyorlar, silah kullanmıyorlar. Ona rağmen çok güçlüler. Aksine ellerine aldıkları silahlar onları zayıflatır o derece. 22. gün sonrası kafasına insan derisi geçiren soluk yamyamlarla karşılaşıyorsunuz. Ve bunlar savaşırken en çok dikkat etmeniz gerekenlerdir. Maske takmayan soluklardan çok daha ölümcüller. Forest'ta yamyam türleri aman aman fazla değiller. Kullandıkları silahlar veya saldırı şemaları da oldukça az ve aynılar. Soluk yamyamların kendisine özel yepyeni hareket şemaları yok. Onlar sadece daha güçlü ve görüntüsü farklı o kadar. Elbette ki lider veya da aç yamyamların davranış açılarında farklılıklar olabiliyor. Onları anlattım zaten. Ama bunlar çok ufak tefek şeyler. Oynanışı düşmanları komple değiştirmiyorlar. Oyunun ana düşman türü olan bu yamyamlarla savaşmanın zor olmasının sebebi tamamen sayı üstünlüklerinin ötürü. Bunlar sizlere tek atan takırdayanlar değiller. Birini tek yakaladığınız zaman konuşamasa bile abi ne olur ya abi diye yalvardığını biliyorum. Hissediyorum. Ama sayı üstünlükleri varsa pozisyon değiştirmektir, liderlerini indirmektir, kaçmaktır, uzak mesafeden saldırmaktır derken çeşit çeşit taktikler üretiyorsunuz. Ama yamyamlardan daha tehlikeli olan bir son düşman türümüz varsa o da mutantlardır. Mutantlar bu yarımadanın üstün yırtıcılarıdır. Bu ekosistemin krallarıdır. Bu varlığı keşfedilmemiş yaratıklar nereden geldi, nasıl evrimleşti, kökenleri ne, oyunun sonuna kadar bilemiyoruz. Şu an bildiğimiz tek şey bu insanüstü güç tarafından adı daldığımız her bir nefes boyunca terör içinde olacağımızdır. Mutantlarla oyunun başlarında sadece mağaralarda karşılaşabiliyorsunuz. Önünüzü doğru düzgün göremediğiniz mağaralarda daha önce yüzeyde duymadığınız ilginç bir yaratığa sahip sesler duymak ve eninde sonunda o yaratıkla karşılaşmak ürkütücü bir deneyim. Belirli bir gün sonra ise bu mutantlar yüzeyde gezmeye başlıyorlar. Bazen devriye noktalarında yamyamlarla beraber görülüyorlar. Bazense devriye bölgelerinin dışında rastgele yerlerde geziyorlar. Başlarda normal mutantlar varken sonrasında mağaralardan çıkan soluk mutantlar yüzeyde geziyorlar. Bunlar da soluk yamyamlar gibi mavi ve gri renkteler. Güneş ışığı almamak ve soğuk mağaralarda gelişimlerini sağlamak, bu insan ve mutantların bu şekilde zamanla değişimine yol açıyor. Ha ama tabi bu kesinleşmiş bir şey değil, bu sadece bir teori. Başka bir teori daha var ama onu da hikaye sekmeninde değineceğim. Soluk mutantlar tıpkı soluk yamyamlar gibi daha fazla cana ve hasara sahipler, daha hızlılar. Soluk düşman tipi için yepyeni saldırılar yok maalesef, durumları yamyamlarla aynı. Mutantlar ne kadar zeka belirtisi göstermeyen hayvanlar gibi dursalar da, aslında belirli bir akla ve karar mekanizmasına sahipler. Yamyamlarla devreye halinde gezmeleri buna bir örnek. Metro serisinde olduğu gibi yuvasını savunmak tarzında böyle insani denilecek davranışlarda bulunmuyorlar. Aynı şekilde davranış açılarında yamyamlar gibi taktiksel davranışlar yok.
Yamyamların aksine oldukça öngörülebilir düşmanlar bunlar. Kendileriyle karşılaştığınızda tek görünen etmen ne kadar öfkeli ve kana susamış yaratıklar olduğudur. Bu onları görünce ayaklarınızın kesilmesi için asıl etmendir. İlk mutantımız ve tüm chatimin nedense yavşadığı lakin videonun sonunda onları çok pişman edeceğim, Virginia. Kendisi birbirleriyle mücadele eden ve kıvranan iki bedenin birleşmesine oluşuyor. 6 tane uzun pençe benzeri ayakları ve 6 tane işlevsiz bozuk kolları var. Virginia cinsel organları görünen örümceğimsi bir kadın mutanttır. Kendisinin hiçbir şekilde yüzü yoktur. Kendisini yüzeydeyken uzaktan duyamıyorsunuz. Yakınınızdayken bir yılan gibi tıslama, sıçrama sesleri çıkartıyor. Diğer mutantlarla karşılaştırdığınız zaman aşırı sessizler ve sakinler. Ve bu yüzden karşınıza çıkmaları ve jumpscare yemeniz çok olasıdır. Virginia mağaralarda savaşması en kolay düşmandır. Çünkü kapalı alanlar oyuncu için olduğu gibi kendisi için de aynı derecede kötüdür. Ama yüzeyde Virginia gerçek bir tehdit. Kendisi yükseklere sıçrayıp üzerinize düşebiliyor. Bu da önünüzdeki sizi koruyan bir yapı engeli varsa Virginia'nın onu kolayca aşmasını sağlıyor. Ayrıca yamyamlarla uğraşırken havadan saldırıda bulunması sizi bölgedeki tüm düşmanları takip etme konusunda zorluyor. Virginia zıplayarak direkt yanınıza geldiğinden hızlıca konumunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Ek olarak Virginia bacaklarını açıp hücum saldırısında bulunabiliyor. Üzerinize doğru hızlıca koşması ve verdiği yüksek hasarı yüzünden sağa sola kaçınsanız bile o da kolaylıkla saldırısının yönünü değiştirebiliyor. Bu bir ani değişim değil. Az sonra bahsedeceğim Carmen çok daha hızlı şekilde saldırı yönünü değiştirebiliyor. Virginia ona göre yavaş kalsa da yine hızlı. En zeka belirtisi gösteren mutant Virginia'dır. Kendisi ok ve kılıç darbelerinizden kaçınıyor. Gerçek bir örümcek gibi hareket ediyor. Fakat Armzy'de böyle bir şey yok. O dümdüz öfkeyle saldırıyor. Kaçınma hareketlerinde bulunmuyor. Virginia'lar dizayn olarak bana çok ilgi çekici geliyorlar. Bir dakika şimdi lütfen yorumlarda mizah yapmayın, ciddi olarak söylüyorum bunu. Uzaktan devasa bir örümceği tespit etmek sizi geriyor. Çoğunlukla mağaralarda karşılaştığınız ve yüzeyde nadiren gördüğünüz bebek mutantlar var. Virginia doğum yapmaya çok elverişli olduğundan bir cinsel ilişki durumu olmadan bu bebekleri dünyaya getirebiliyor. Mağaralarda ölü şekilde dünyaya gelmiş ya da açlıktan ölen birçok mutant görebilirsiniz. Mutant bebeğin vücudunun çoğu bir kütükten ibaret. Bunlar kızgın kuşlar gibi çığlık atıyorlar ve tek pençeli elleriyle kendilerini size doğru sıçratabiliyorlar. Saldırıları yavaş olsa da ufak boyları ve büyük hasarları sizin için tehdit oluşturuyor. Ama çoğunlukla tek vuruşu öldüklerinden pek de problem değiller. Sıçradıkları zaman yere düştüklerinde birkaç saniyeyle sersemlediklerine ötürü o sürede direkt kendilerini öldürmek için zamanınız oluyor. Tek yemeleri sizin için artı bir puan. Öldürüldüklerinde bazen neredeyse insan benzeri bir çığlık atarak oyuncuda oldukça rahatsız edici bir his yaratırlar. Oyuncunun inşa ettiği yapıları da yıkmaları mümkündür. Dediğim gibi hasarları yüksek. Bunların tehditkar olma sebebi boğduğunuz zaman genellikle yüksek sayıda olmaları. Aynı anda zıplamaları veya birini öldürürken diğerinin üzerinize gelmesi uğraştırıcı olabiliyor. Virginia'dan ötürü dünyaya geldiklerinden sıçrama özelliklerini genetik olarak annelerinden almışlar. Bir diğer mutant ise Armzy. Armzy Virginia'dan çok daha tehditkar ve güçlü bir mutant. Armzy Virginia gibi oyuncudan daha uzundur. Kendisi açık dünyada yüksek sesle öfkeyle böğürüyor. Ve bu sayede kendisini görmeden yakınlarda olduğunu anlayabiliyorsunuz. Armzy tıpkı Virginia gibi 3 vücudun tek gövdede oluşmuş şekilde görünüyor. 6 kollu ve deform olmuş bacakları ve arak ayakları muhtemelen göbek kordonu olan dokungaç benzeri bir uzuvu vardır. Bir kafası veya daha tanınabilir bir yüzü yok. Ancak ön ucunda oyuncuyu tespit ettiğinde açılan bir yarık var ve bu bölgeden çevreyi gördüğü varsayılabilir. Kendisi oyuncuya saldırmaya çalışırken kollarını sallayarak hücum ediyor. Bu saldırının hızı Virginia kadar yüksek değil ve hücumu uzun sürmüyor. Fakat hasarı çok daha fazla. Kendisi savaş esnasında başarısız bir saldırı eyleminde ilginç bir şekilde ufak bir çocuk gibi sinirlenip bacaklarını yere vuruyor. İlginç. Hikayeyi bilenler zaten niye böyle olduğunu biliyor. Bu süre zarfında oyuncunun saldırması için bir aşık oluyor. Armzy'nin tehlikeli olmasının sebebi kolaylıkla etraftaki ağaçları düşürmesi oluyor. Az sonra oyundaki yapılara değineceğim. Lakin oyunda yamyamlara karşılık vermek için ağaçlara platformlar yapabiliyorsunuz. Yamyamlar ağaç platformuna tırmanabilse bile çok tehditkar olmuyorlar. Lakin Armzy'ler tek darbede sizin saatlerce uğraştığınız yapıları parçalayabiliyorlar. Bu yüzden Armzy'yi kontrollemek için ağaç platformunun çevresine bir taştan duvar eklemek gerekiyor. Kendileri önlerine çıkan her şeyi yok etme konusunda ustalar. O yüzden onları uzaktan gördüğünüzde gizlenip kaçmak ve kendi haline bırakmak en iyisidir. Sizi gördüklerinde ise evinizden uzak tutmanız gerekiyor. Yani Armzy'nin sizi belli bir yere kadar kovalamasına izin verip işini orada bitirmelisiniz. Aman diyeyim evin orada savaşmayın. Kendileri yamyamlarla beraber geziyorlarsa genellikle en önlerinde oluyorlar. Üçüncü mutant türü ise Cowmen'ler.
Virginia Vermes'i gözleri olmadığı için oyuncuyu veya diğer varlıkları göremediği, bunun yerine avını bulmak için işitme ve koku alma duyularını kullandıklarını düşünmek istiyorum. Ama sayı çıkartmasak bile karşılarına çıktığımızda bizi görebildiklerine ötürü ha evet diyorum, bunlar görebiliyor. Kamen diğer mutantların aksine bir yüzü var. Yani tam olarak bizi gördüğüne eminiz. Bu türün yüzü bildiğin insansı bir kuru kafadan ibaret. Sanki gelişimini tamamlayamamış gibi. Kafatası kafasına sığmıyor da deriyi deşmeye çalışıyor gibi görünüyor. Ayrıca kendileri yine diğerlerinin aksine tek vücuda sahiptir ama oldukça kalıplıdır ve ufak bacakları vardır. Cinsel organı gözükmüyor, kolları küçük, çıkıntılı bir midesi var. Uzak mesafeden de üzerinize doğru koşmaya başlıyor, yani hücum saldırısında bulunuyor. Bu hücum saldırısı Armiz ve Virginia'dan çok daha fazla tehlikeli. Çünkü yönünü istediği gibi rahatlıkla değiştirebiliyor. Virginia gibi veya da Armiz gibi zorlanmıyor. Havaya sıçrayıp yere çarptığı bir saldırısı da var. Bu da oyuncuya yüksek hasar vermesiyle sersem etmesini sağlıyor. Kendisine karşılık vermek için en iyi yöntem daireler çizerek koşmak oluyor. Bu şekilde bize vurması zorlaşıyor. Ayrıca bu mutant gökten düştüğü an çevredeki takım arkadaşlarına, yani yamyamlara ve mutantlara da zarar verebiliyor. Bunu kendi lehinize kullanabilirsiniz. Coleman, Virginia ve Armisen'in aksine daha az karşınıza çıkıyorlar. Bakın, nadir demiyorum. Daha az diyorum. Coleman'in bir soluk versiyonu yoktur. Tek bir çeşidi var, o kadar. Şimdi gelirsek gizli mutantlarımıza. Oyunun 40. gününden sonra bir şans barı beliriyor. Bu bar kendi kendine doluyor. Belki 45, belki 50, belki de 60, belki de 70. gün sonrasında açık dünyada oyunun son boss'u spam oluyor. Hikaye stabiline gelmeden bu düşmanın hikayesini ve yapısını anlamak yanlış olur. Ama şunu söyleyeyim ki, bu boss açık dünyada karşınıza çıktığı zaman oyun sonu boss'uyla aynı animasyonlara, aynı saldırılara sahip. Ama normalde bu düşmanın üzerinde bir konak olması gerekiyorken, bu sefer o malum konağın yerine bir sosiste benzeyen vücut var. Bu boss'un spam olması için oyunun ikinci sonunu yapmanız gerekiyor. Oyunu bitirmeden karşınıza çıkmıyor yani. Bu son boss kadar fazla cana sahip değil. Verdiği hasar çok daha az. Yani bir tür mini boss. Bu düşmanın ismi nedense son boss'la aynı. Onu bile değiştirememişler. Bu mutant ev sahibi olarak tek bir solucanın bulunduğu, birçok uzantıya sahip bir düşmandır. Kendisini öldürdükten sonra konak olan solucan yerde kıvranmaya başlıyor. Eğer oyuncu solucanı öldürmezse uzaktan başka solucanlar gelmeye başlıyor. Eğer oyunu bitirmeden 40. günü geçerseniz haritada sadece solucan spam oluyor. Oyunu bitirdikten sonra 40. günü geçerseniz de solucan son boss'un kılığında karşınıza çıkıyor ve o solucanla savaşmak için önce mini boss'u öldürmeniz gerekiyor. Bu oldukça başarılı bir dizayn tercihi olmuş. Benim yaptığımın aksine oyun son boss'u erkenden üzerinize açık dünyada salmıyor yani. Solucan oyundaki en güçlü düşmandır. Kendisinin soluk bir varyasyonu yoktur. Kıvrandığı zaman zemine ettiği temas sesleri haricinde çıkarttığı bir ses de yoktur. Solucan yaratığı bir ucunda dişleri olan sümüklü böceklere benzeyen çok sayıda, bir düzineden fazla küçük varlıktan oluşuyor. Bu küçük yaratıklar kendi başlarına çok da fazla güce sahip değiller. Size zarar vermiyorlar değil, direkt veremiyorlar. Tek yaptıkları şey kıvranmak. Ancak inanılmaz şekilde bir kovan zihnine saldırma davranışına sahipler. Solucanlar kovan zihninden ötürü çok hızlıca birbirleriyle temasa geçip bağlantı kurabiliyorlar. Ve devasa tek bir vücut haline geliyorlar. Çok ilginç bir şekilde yer çekimini ve fizik yasalarını mahvediyorlar. Yüksek hasarlara dayanıklılar, bir nevi bosslar yani. Solucanlar zekiler, kendileri bir saldırıda bulunduktan sonra vücut dağılıyor. Veya da bizim verdiğimiz hasar sonrası dağılıyor. Bu sıra hızlıca bir araya gelmek için solucanlar ana gruptan ayrılıyor. Ve oyuncular ana bölgedeki solucanlara odaklanırken, kaçınan solucanlar uzakta tekrardan yeni bir vücut oluşturuyorlar. Solucanlar gerçek formunda az ama öz saldırıya sahipler. Gökyüzüne doğru kuş gibi kanatlanarak uçup bir anda yere çakılabiliyorlar. Bunu yaptıklarında yüksek hasar vermeleri hariç çevredeki yapılar ve ağaçlar paramparça oluyor. Bazı oyuncular Armzy'yi ağaç devirmek için bir alet olarak kullanıyorlar. Bu yaratığı o şekilde kullanabilirsiniz ama bunu yapmak sizin için ölümcül olabilir. Kendisini bir kuleye çevirip bir anda dövüşürebiliyor. 11 Eylül göndermesi yapıyor sanırım. Örümcek gibi bacaklarıyla ilerlerken de çevreyi Coleman gibi sarsıyorlar ve sizi sersemletebiliyorlar. Bunlar haricinde başka saldırısı da yok ama emin olun yüksek hasar verdiğinden daha fazla saldırısı olmasını istemezsiniz. Bu yaratığı ortadan kaldırmak için solucanların hepsini formu birleştirmeden önce öldürmeniz gerekiyor. 20 tane solucandan tek bir tane kalırsa ve o ölmezse tekrardan bir anda sayıları 20'ye 30'a çıkıyor. Amacınız en kısa sürede tüm solucanların ömrünü tüketmek. Kendilerini yavaşça öldürürseniz her daim yeni solucanlar çevreden gelmeye başlayacağından öldürdüklerinizin bir faydası olmuyor. Bombalarınız, molotoflarınız boşa gidebiliyor. Hepsini aynı anda yok etmek için patlayıcı kullanmak çok önemli. Solucan mutantı her öldürdüğünüzde tekrardan spam olması için bir bar dolmaya başlıyor. Her geçen gün bu bar artıyor.
belki 10, belki 20, belki de 4 gün içerisinde solucan tekrardan karşınıza çıkabilir. Tamamen şans işi. Siz Forus marjanınız boyunca yamyamlara ve mutantlara karşı, bir orduya karşı tek kişisiniz. Arkadaşlarınızla oynasanız bile onlar her daim sizden üstünler. Unutmayın ki sizin kaynaklarınız sınırlı. Bu bir Call of Duty Modern Warfare değil. Düşmanlara bombaları spamlayamazsınız. Forus'ta ölmek çok kolay olduğundan düşmanlarla çatışmadan kaçmak önemli. Bunun için ise yüzeydeki ulaşımı doğru şekilde sağlamanız gerekiyor. Haritada gezinip yolları aklınızda tutmak zorunda değilsiniz. Oyunda bir harita sistemi bulunmakta. Immersive olması için M tuşuna basmaktansa asılı mağaradaki bir keşifçinin haritasını buluyorsunuz. Ama tabi bu kağıt parçası size tüm bir haritayı göstermektense siz adım attıkça yarım adayı haritaya kaydediyorsunuz. Yürüdüğünüz, adım attığınız yere göre haritadaki belli başlı bölgeler açılması sonucu oyuncu adının hangi yerinde olduğunu öğreniyor ve bu şekilde harita aklınıza kazınıyor. Ayrıca bir pusulanız var. Doğu, batı, güney, kuzey diyerekten bu şekilde belli başlı yerlerin konumlarını öğrenebiliyorsunuz. Adımlarınızı saymak için de bir alet var ama hiçbir işinize yarayacağını söyleyemem. Haritadan daha çok işinize yarayacak şey ise bayraklar oluyor. Bir ev inşa ettiğinizde haritanın neresinde olursan ol evi uzaktan görebiliyorsun. Aynı şey bayraklar için de geçerli. Bayrakların rengini değiştirebiliyorsun ve bu şekilde hangi bayrağı nereye koymuştun, hangi bayrak nereye ait bunu anlıyorsun. Ben her daim mağara girişlerine bayrak kuruyordum. Bu sayede mekanlar arasında kolayca bağlantı kurabiliyorum. Ayrıca özel bir mağaraya gireceksem de yerini öğrenmiş oluyorum. Haritanın sonlarında bir tane karlı dağ var. Bu karlı dağ kısmı oldukça ufak ve dağın öteki tarafına gitme veya dağın üstüne çıkma şansınız yok. Bu sınırlı ve aşırı ufak bölgede bolca domuz bulunması haricinde iki tane önemli item almak için geliyorsun, o kadar. Karlı bölgede karakterin sürekli üşüdüğünden ve çok fazla ağaç bulunmadığından burası korunmak için pek de iyi bir tercih değil. Balık avlamak veya su içmek için göl bile yok. Maalesef ki buraya özel düşman türleri de yok. Ayrıca yamyamlar soğuktan ötürü burada takılmasalar bile karşınıza bolca mutant çıkabiliyor. Karlı dağ mutantları saymazsak güvenli. Ama bu güvenliğin sonucunda bölge hayatta kalma şartlarına uygun değil. Yani burada konfor yok. Ama cidden burası o kadar ufak bir yer ki 10 veya da 20 saniyede bir anda kendinizi tekrardan yaz ayının olduğu yerde bulabiliyorsunuz. Oyunda bir yaz ve kış döngüsü olsaydı ve oynayış stilimizi, taktiklerimizi değiştirmek zorunda kalsaydık bu mevsim döngüsü oynanışta çok büyük bir etki yaratırdı. Maalesef ki oyun bu tarafta potansiyelini harcamış. Ha ayrıca, hadi diyelim haritayı ezberlediniz. Teknedir, büyük çukurdur, bazı mağaralarda derken konumları öğrendiniz. Ama bir de devriye noktaları var. Yamyamlarla düzenli karşılaştığınız yerleri aklınızda tutarak belli başlı konumların devriye noktaları olduğunu eninde sonunda öğreniyorsun. Veya da internetten devriye noktalarına bakabilirsin, ben bakmadım. Tamamen aklımda tuttum ve emin olun bu oyunda ne kadar az internete bakarsanız bir o kadar çok zevk alırsınız. Devriye noktalarını öğrendiğiniz zaman hadi ben devriye noktalarının olmadığı yerlerden gideyim diyebilirsiniz. Ama bu sefer gireceğiniz yere ulaşmanız uzun sürer. Daha önemli savaşlar için kaynak yönetimi önemli. O yüzden olabildiğince savaşmadan kaçınmanız gerekiyor. Burada ise olayın içine yapılar giriyor. Gelin yapılardan bahsedeyim, sonrasında ise oyunun savaş sistemini ve sonrasında ise hikayesini anlatayım. Oyunda bir sürü hazır yapı var. Kendi dizaynlarınız sadece evlerden ibaret. Kendi tuzaklarınızı falan dizayn etme şansınız yok. Bu bazılarımızı üzse de benim çok işime geliyor. Çünkü ben bu tarz yapı konularında hazıra konmayı her zaman severim. Ama iki tarafı da memnun etmeleri bence çok daha iyi bir dizayn tercihi olurdu. Yaptığınız yapıları tamamlamak için köyden topladığınız ya da direkt 8 kumaşı birleştirerek elde ettiğiniz halatlara, çevreden topladığınız çubuklara ve taşlara ya da baltanızla kestiğiniz ağaçlardaki kütüklere ihtiyacımız var. Bazı yapılar için kemik ve deri de gerekebiliyor. Oyunda ağaçları kestiğinizde yok etmiş oluyorsunuz ve bir daha asla orada ağaç bulunmuyor. Fakat bunun sonucunda oyuncu sürekli evine odun götürmek için haritanın bir ucundan diğer ucuna gitmesi gerekiyor. Ve bu da uğraştırıcı, insan bunalıyor. Yapımcılar da bu sorunun insanları oyundan soğutacaklarını bildiğinden ayarlara tekrardan spam olan ağaç seçeneği eklenmiş. Yani kestiğiniz ağaçlar karakteriniz uyuduğunda ya da oyundan çıkıp girdiğinizde geri spam oluyorlar. Oyundaki bavullar veya da yamyam kamplarında soyabildiğiniz yapılar da tekrardan spam oluyorlar. İtemlerin spam olmasını kapatma şansınız yok. Keşke bu da kapatılabilir olsaydı. Ayrıca daha önce anlattığım gibi yapılar düşmanlar veya da bizzat sizin tarafınızdan hasar alınca kısa sürede kırılabiliyorlar. Yapıları tamir etmek için sonrasında detaylı bahsedeceğim üretim sistemi sayesinde bir tamiri baltası yapabiliyorsunuz ve sınırsız şekilde her şeyi tamir ediyorsunuz. Tamir için item gereksinimleri olsaydı ben bu yapıları korumak için kendimi daha fazla kasardım ama sağlık olsun. Ağaçları hızlı kesmek için baltanızı tüyle modifiye etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca ağaç özlerini elde etmek için tek yapabileceğiniz şey ağaç kesmek. Ağaç özleri size özellikle silah gelişimi konusunda çok lazım. O yüzden bazen yapı yapmayacak olsanız bile ağaç kesebiliyorsunuz. Ha ama bunun bir yolu daha var. Ağaçlara tencere koyarsanız ve bir süre sonra geri dönerseniz tencerenin içinde ağaç özlerinin biriktiğini görürsünüz.
Bu tencereleri çevredeki ufak kamplardan buluyorsunuz. Sadece aynı anda bir kez taşıyabildiğinizden düzenli kamplara gitmeniz gerekiyor. Ulaşım ve savunma yapıları güvenliğiniz için oldukça önemli. Halatlar yolculuk etme konusundaki en güvenli kaynağınız. Düşman birlikleri halatlarla kayarken size zarar veremiyorlar. Malum ateşli silahları veya da yayları yok. Doğru konumlardaki mesafeleri halatlara koyarsanız çok hızlı olduğunuzdan 5 dakika süren yol 2 dakikaya düşebiliyor. Halatları inşa ettiğinizde hayat varmış be rahatlığıyla etrafta güvenle gezeceksiniz. İsterseniz ağaçlar arasında da halat bağlayabiliyorsunuz, lakin bunu yapmak çok gereksiz. Bir de eğer bir yapı yaptığınız bölgede hiç ağaç yoksa ağaçların olduğu yerden yapının olduğu yere kadar halatları kurup oradan oraya odunları yollayabiliyorsunuz. Karakteriniz 2 odun taşıyabildiğinden ötürü ve odun taşımak yavaş olduğundan bu sizin için oldukça hızlı bir eylem oluyor. Yamyamlar yemeklerinizi çalabilse de odunlarınızı çalamıyor. O yüzden rahatlıkla odunlarınızı halatla yollayabilirsiniz. İsterseniz taş veya odun taşımanızı sağlayan taşıyıcı araçlar yaparaktan araçlara odunları yükleyip yapıya götürebiliyorsunuz. Bölgenize yaklaşan düşmanları uzaklardan incelemek için kuleler yapabilirsiniz. Oklarla bu mesafeden düşmanları vurmak oldukça zor. Ama iki tane kuleyi yan yana kurarsanız yamyamlara bazı mesajlar yollayabiliyorsunuz. Evinizi kurduğunuz konumdan yükseğe çıkıp çevreye bakınmak bir "vay be manzaraya bak arkadaş" dedirtiyor. Ama başka bir olayı yok. Düşmanları uzaktan görmenizin arkadaşlarınızı uyarmanız hariç bir faydası olmuyor. Ha uzaktan görmüşsünüz, ha dibinize gelmiş. Önemsiz tamamen. Yamyamlarla savaşmak güvenli olsun diye veya da sadece burada uyumak istediğinizden ağaç evler yapabilirsiniz. Lakin bu da sizi oldukça tehlikeli bir duruma sokuyor. Çünkü daha önce anlattım. Armzi tek saldırısıyla ağacı yıkabiliyor. Ya da yapınızın üzerine düşen ağaçlar yaptığınız tüm yapıları yok ettiğinden online'da bir arkadaşınız evinizi üzerinize yıkabiliyor. Ulan Shettle, sen az mı çektin be abi? O yüzden en iyisi ağacın etrafına taşlar döşemek. Bu sayede Armzi ağacı devirene kadar kolaylıkla onu ve çevresindeki düşman birliklerini alt edebiliyorsunuz. Oyunda birkaç duvar çeşidi var. Düz duvarlar çabucak kırılan normal duvarlar. Dik başlı duvarlarsa koruma sağlıyor. Dikenli taşlı duvarlarda yapabiliyorsunuz. Ekstra olarak düz normal taştan duvarlarda yapabilirsiniz. Bu aşırı zahmetli ama bir o kadar da iyi bir savunma sağlıyor. Duvarlarla ilgili aşırı iyi bir taktik var. Tabii bu anlatacağım taktik sadece duvarlar için geçerli değil. Ağaçlar arasında platform yaparsanız da işinize yarıyor. Ama insanlar en çok duvarlarda kullanıyor. Buna ben de dahil. Duvarın hemen arkasına bir platform koyarsanız ve merdivenle ya da halatla bir çıkış yolu sağlarsanız, yamyamlar kapınızın önündeyken temasa geçmeden size bir zarar veremediklerinden, onlar duvarları kırmakla uğraşırken mızrak veya okla kendilerini yukarıdan teker teker kolayca indirebiliyorsunuz. Ama tabii tek bir duvar kurmayın. Birkaç kat duvar çekin. Çünkü mutantlar duvarları kısa sürede yok edebiliyorlar. Onlar duvarları kırmak ve içeri girmekle ilgili ne kadar çok zaman harcarlarsa bu sizin için bir o kadar iyidir. Zaman sizin avantajınız. Ayrıca duvarları her bir saldırı sonrası tamir etmeyi eksik etmeyin. Bu duvar olayını herkesin ilk günlerden evine yapması gerekiyor. Oyununuzu aşırı kolaylaştıran bir taktik bu. Her saldırıya uğradığınızda dışarıya fırlarsanız maalesef ki savaşı zar zor kazansanız bile zararlı çıkıyorsunuz. Boşa harcanan kaynaklar, can kaybınız ve yapılara verilen hasarlar derken oturamayacak duruma gelebiliyorsunuz. Ayrıca yamyamlar kapılarınızdan geçebiliyorlar. Evinizde ya da üstünüze bu şekilde girebildiklerinden ötürü kapılara bir kilit eklemek ya da direkt sürgülü kapı yapmak oldukça güzel bir tercihtir. Forest'ın yapı yapma mekanikleri gerçekçi olmadığından oldukça yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz yapılar yapabiliyorsunuz. Kimileri şehir kuruyor, kimileri ise sadece gökyüzünden yürüyebileceği tahta platformlar falan yapıyorlar. Bu sayede de güvenli haritada gezebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz yere merdiven de yapabildiğinizden, mesela uçağın içinde çok güzel loot spam olduğundan ama uçaktan atladıktan sonra tekrardan uçağın içine giremediğinizden ötürü uçağın olduğu kısma bir merdiven de koyarsanız uçağın içi de tıpkı mağaralar veya da kamplar gibi bir loot mekanı haline geliyor. Eğer havaya bir ev veya da ulaşım halatı kurarsanız ona kolayca çıkmak için oyunda bir asansör bile yapabiliyorsunuz. Bu asansör de bir hazır yapı. Planör gibi uçmanızı sağlayan birkaç tane gizli yapı var ama onları hikaye segmeninde anlatmam gerekiyor. Maalesef ki oynanış segmenine onları anlatamıyorum. Birden fazla tuzak çeşidi var. Bir yamyamın yanlış yere ayak basması sonucu halatla tepe taklak durmasını sağlayabiliyorsunuz. Kendisi ölmediğinden dibine girerseniz size vuruyor. İsterseniz onu diğer yamyamlara ders olsun diye yağmurda ve kışta bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya da... Haydi bismillahirrahmanirrahim. Allah kabul etsin. Ha 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 ha!
Adama bak, kadın elbiseli bize bakıyor, amına koyayım. Al kertenkele vardı paint. Buyur. Yamyamların tetiklemesi sonucu vücutlarına diken gibi giren ve esnek çivili çubuklardan oluşan büyük yere montede bir mekanizma yapabilirsiniz. Düşmanlar tam üzerinize gelecekken yakabildiğiniz yaprak tuzağı da yapabilirsiniz. Bu şekilde düşmanlar sürpriz bir şekilde ateşe veriliyor. El yapımı bombalarınızı veya da molotoflarınızı bu bir tuzağına koyabilirsiniz. Hiçbir şey yapmadan arkanıza yaslanarak uzaktan düşmanlarınızın yandığını ve patladıklarını izlemek çok tatmin edici. İsterseniz özellikle de Türkiye'nin çok ihtiyacı olan mancınık yapabilirsiniz. Bu mancınığı kontrol etmesi oldukça kolay ve bu sayede bomba veya da molotoflarınızı düşmanlarınızın üzerine uzaktan fırlatabiliyorsunuz. Size yakınlaşan düşman grubuna zarar vermek veya da kışkırtmak için güzel bir seçenek. Tuzakları etrafa hem bolca hem de doğru yerlere yerleştirmeniz gerekiyor. Ayrıca yapraklar gibi bazı tuzaklar tek kullanımlık. O yüzden her aktif olduklarını tek ana baştan yapmanız gerekiyor. Bazı tuzaklarsa devreye girdiklerinde sadece manuel olarak tekrardan aktif edilmesi gerek, o kadar. Forest'ta yamyamlar yüzemiyorlar. Denize temas eder etmez ölüyorlar. İsterseniz bu yüzden evinizi göllerin üzerine kurabilirsiniz. Veya da onlar sizi sıkıştırdığı an denize açılabilirsiniz. Denizdeyken güvenle yolculuk etmek için küçükten büyüğe 3 tane kayık inşa etme şansınız var. Bunları kullanmak için yön tuşlarına basılı tutup direkt kayığı çekiyorsunuz, o kadar. Adanın uçurum kısımlarında, yani harita sınırlarında yolculuk ederken bile düşmanlara denk gelebiliyorsunuz. O yüzden kayıklar belli bir yere kadar ulaşana kadar iyi bir tercih olabilir. Bazılarınız kayık yapmaya uğraşmaktansa yüzerim diyebilir ama adaya çok yakın şekilde yüzen ve sizi iki vuruşta öldürebilen köpek balıkları var. Bu tatlı mı tatlı arkadaşlar yüzünden kayık şart. Peki ederseniz kayıkla beraber gidip de keşfetme şansımızın olduğu yerler var mı? Evet var. Ama bu gizli mağaraları hikaye sekmenine saklıyorum. Forest'ta ulaşım ve savunma yapıları haricinde bir de aksesuar ve hayatta kalma yapıları var. Aksesuar yapıları taştan yollar veya da mutant kafalarına asabileceğiniz ödül sergileri oluyorlar. Uyuyabileceğiniz ve oturup da enerjinizi aşırı hızlıca geri kazanabileceğiniz deriden, odundan veya da iskeletten koltuklar yapabiliyorsunuz. Karakterinizi ağaç keserken dinlendirmek oldukça önemli. Karakter düzenli dinlenmezse stamina çok çabuk bitiyor. Stamina barınız azalıyor. Işıklar hem evinizi hem de adadaki ulaşım yollarını aydınlatmak için aşırı önemliler. Totem lambalarını ya da direkt tavan duvar lambalarını eksik etmeyin. Videonun başında zaten demiştim. The Forest öyle aman aman aşırı gerçekçi bir hayatta kalma oyunu değil. Oyunda kanamaya girme tarzı şeyler yok mesela. Bunlar sadece ölmemek için dikkat etmeniz gereken gereksinimler, o kadar. Hayatta kalma yapılarına girişmeden önce direkt hayatta kalma gereksinimlerini anlatmam gerekiyor. Kışlık bölgelerde veya da akşam vakitlerinde karakterinizin üşümesi sonucu hipotermiden ölebiliyorsunuz. Üşüdüğünüzü ekrana gelen donma efektinden anlıyorsunuz. Isınmak için ya ateşin yanında bekleyeceksiniz ya da meşale yakacaksınız. Çakmağını sizi ısıtacak kadar güçlü değil. Üşümenizi engelleyen geyik kıyafeti giyebiliyorsunuz. Bu kıyafet bir hasar koruması sağlamıyor, sadece üşümenizi engelliyor. Ama yapımı oldukça uğraştırıyor, orası kesin. Karakterinizin su ihtiyacını gidermek için çevreden topladığınız envanterinizdeki sodaları içebilirsiniz. Bu enerji verse bile sizi daha fazla acıktırıp daha fazla susuzluğa itiyor. Yani bunu çoğunlukla ya savaşlarda veya işte ulaşımda kullanmanız gerekiyor. İhtiyacınızı gidermek için değil. Göllerden su içmek oldukça sağlıklı. Ama her susadığınızda göle gidemezsiniz. Lakin doğru gereksinimler ile kendinize bir su matarası icat edebiliyorsunuz ve gölden suları mataranıza koyabiliyorsunuz. Bu sayede istediğiniz zaman suyunuzu tüketebilirsiniz. Sağlıklı şekilde su ihtiyacınızı giderirseniz uzun süreliğine su ihtiyacınız gidiyor. Evinizin yakınlarında göl yoksa, soda içmektense yağmuru avantajınıza kullanıp kaplumbağa kabuklarına suları doldurabiliyorsunuz. Bu da oldukça sağlıklı ve tamamen doğanın nimetinden faydalanıyorsunuz. Eğer alkol tüketirseniz canınız doluyor. Su ihtiyacınızı çok da fazla karşılamıyorsunuz. Ama bunun karşılığında eğer karakteriniz üşüyorsa alkol içince geçici süreliğine ısınıyorsunuz. Ha bu arada gerçek hayat bilgisi, içki aslında vücudunuzu ısıtmaz. Alkol kılcal damarlarınızı gevşetir. Böylece cildinize daha fazla kan akar. Böylece de daha fazla sıcak hissedersiniz. Ama olan şu ki sen ısıyı çok daha hızlı kaybediyorsun. O yüzden lütfen ısınmak için gerçek hayatta alkol içmeyin. Teşekkürler, iyi günler. Alkolleri molotof yapmak için kullanmak su ihtiyacını gidermekten daha önemli. Molotoflar sizin el yapımı olarak en basit ve en güçlü silahlarınızdan bir tanesi. Gıda ihtiyacınızı gidermekse bence sudan çok daha kolay. Kaplumbağaları, geyikleri, timsatları, kertenkeleleri avlayaraktan et ihtiyacınızı giderebiliyorsunuz. Timsatlar sizi iki vuruşa öldürebiliyor. Tehlikeliler ama etleri kaliteli.
Tavşanlar, geyikler ve kertenkeleler hızlı olduğundan yakalaması zor. O yüzden iki çubuğu birleştirerek yaptığınız mızrağınız veya da yayınız oldukça önemli. Ha tabi isterseniz çevreye hayvan tuzakları koyabiliyorsunuz. Tavşanları veya da kertenkeleleri bu şekilde kolayca ama birazcık uzun sürerekten yakalayabiliyorsunuz. Göletlerde mızrak kullanarak balıkları avlayabilirsiniz. Kendileri en kolay besin kaynağıdır. Ayrıca hayatta kalmak için insanlık dışı bir beslenme şekli olarak ölü yamyamların bacaklarını ve kollarını kesip yiyebiliyoruz. Nefret ettiğiniz şeye, yani düşmanlarınıza dönüşmek bu oyunun temelinde yatıyor. Onların uçak yolcularına yaptıkları muamelenin aynısını yapıyoruz. Kesiyoruz, yakıyoruz ve yiyoruz. İnsan uzuvları doyurucu olması hariç iyi enerji veriyor. Ama akıl sağlığınızı bozuyorlar. Oyun boyunca mağaralarda bir besin kaynağı olmadığından, yani kertenkele ya da balık olmadığından her acıktığınızda yamyamları kesip yiyeceksiniz. Saydığım bu tüm et türlerini çiğ yemek sizi fazla doyurmuyor ve güzel enerji vermiyor. Ayrıca çok kısa süreliğine aç tutuyor. Etleri yaktığınız ateşlerde pişirmeniz gerekiyor. Ki pişirme de bir 10 dakika 20 dakika sürmüyor. 1 dakika sürüyor. Bu kamp ateşlerini birkaç çubukla yaparsanız kısa sürede kırılıyorlar. Ama taşlı, çubuklu, gelişmiş bir ateş yakarsanız uzun süre dayanıyorlar. Ayrıca topladığınız yaprak ve paraları kömür niyetine kullanıp ateşe iyice alevlendirebiliyorsunuz. Envanterinizde uzun süre kalan etler bozulabiliyor ve yenemeyecek duruma geliyor. Onları aç değilken yemektense eğer çubuklarla yaptığınız askılıkları asarsanız güneş altında bir süre kalmaları sonucu kurumuş et haline getiriyorsunuz. Ve böylelikle etleri envanterinizde taşıyıp pişirmeden yiyebiliyorsunuz. Çevrede yiyebildiğiniz bitkiler de var. Bunların bazıları sağlıklı şekilde yemek barınızın birazını dolduruyorken bazıları zehirli olduğundan canınızı götürüyor. Zehirli olanlar kırmızı logoyla gözüküyor. Sağlıklı olanlar ise yeşil logoyla. Zaten kitabınızda oyundaki tüm bitkileri ve hayvanları görebiliyorsunuz. Siz onları keşfettikçe karakteriniz Eric de kitaba yazıyor. İsterseniz evinizin bahçesinde ot da yetiştirebiliyorsunuz ve bu şekilde doğal bitkilerinizle beslenebiliyorsunuz. Ayrıca bazı özel bitki ve mantar karışımları sayesinde ister karnınızı doyurabiliyor, ister enerji verebiliyor, isterseniz de canınızı sadece çevreden bulduğunuz haplarla değil doğal karışımlarla da doldurabiliyorsunuz. Bunlar haplardan daha hızlı canınızı dolduruyor. Yani arkadaşlar düzenli bitki ve mantar toplamayı eksik etmeyin. Enerji içeceğiniz olmadığında, hapınız olmadığında bitkiler sizin yardımınıza koşuyor. Forest'ta kaynak yönetimi üzerinizde taşıdığınız item sınırından ötürü değil, itemleri boş yere harcamayıp gerekli yerlerde kullanarak oluyor. Envanterinizde oyundaki neredeyse tüm her şeyi taşıyabiliyorsunuz. Fakat envanter sınırınız olmasa bile taşıdığınız şeylerin bir sınırı var. Yani 50 tane çubuk taşıma şansınız yok. Her itemin belli bir sınırı var. Mızraklar güçlüler ve atadıkları zaman oklar gibi geri alınabiliyor. Ama ve lakin mızrakları savaş veya av esnasında defalarca kez boş yere atacaksınız. Veya da tek vuruşunuza düşman ölmeyecek. Ve bu savaşın pacingini, avın pacingini oldukça bozacak. O yüzden birden fazla mızrak taşımak için çanta yapabiliyorsunuz. Elinizdeki fazladan kemikleri, taşları veya da çubukları depo yapılarına koyabilirsiniz. Silahlarınızı bile depoya koyma şansınız var. Böylelikle özellikle online tarafta öldüğünüzde çantanızı almaya giderken askılıktan silahınızı kuşanabilirsiniz. Yavaştan combat tarafına geçersek. Can barınız ve staminanız oldukça önemliler. Ağaç keserken ve düşmanlarla savaşırken stamina barınız tükenmişse silahınızı çok yavaş sallıyorsunuz ve verdiğiniz hasar azalıyor. Her koşma, her zıplama ve her indirdiğiniz darbe sonrası stamina barınızın belli bir kısmı yeniliyor. Bu yüzden savaş esnasında tuşlara abanmak yerine stamina barınızı göz önünde bulunduraraktan sol tıka basıp da darbe indirmelisiniz. Bir gözünüz sürekli stamina barınızda olmalı. Aynı şekilde can barınıza da dikkat etmelisiniz. Canınızı doldurmak için hap içmeniz gerekiyor. Lakin hapı içer içmez direkt can barınız dolmuyor. Yavaş yavaş bar artmaya başlıyor. Bu da sizi düşmanlarla savaşırken OP yapmıyor. Barınız dolana kadar çaresiz durumdasınız. Oyunun ilk zamanları böyle bir şey yoktu. Eskiden hap içtiğinde canın direkt doluyordu ve bu aşırı OP'ydi. Bu yüzden bunu değiştirmişlerdi. Hapınızı içtikten sonra hasar almanız veya düşmeniz sonucu hapınız boşa gidiyor. Ve bu da oldukça sinir bozucu. Loot yapmazsanız ve kaynaklarınızı boşa harcarsanız güçsüz oluyorsunuz. Forest'ta elinize geçen çoğu şeyi silah niyetine kullanabilirsiniz. Sapanlarla düşmanlara ufak taşlar fırlatıp azıcık canlarını yakabiliyor ve sersemletebiliyoruz. Yamyam kamplarında bulunan tenis toplarını yakarak düşmanlarını fırlatabilirsiniz. Tenis toplarını elimizde taşıyamıyoruz. Bu tek seferlik bir atış. Ama çevreden bulduğumuz saç spreylerini envantere koyarak çakmakla kombalayıp istediğimiz zaman bir nevi flamethrower yapabiliyoruz. Bu oyunda düşmanlarınızı bir zebani gibi ateşe vermek bolca yapmanız gereken bir şey. Ateş sizin en büyük dostunuz. Üretim sistemi sayesinde bir şeyleri icat edebiliyor ya da geliştirebiliyorsunuz. Öncelikle üretim yapmak için bir şema bulmanız gerekmiyor. Fareyi çarka getirerek neyi nasıl yapacağınızı görüyorsunuz.
ve sağ tık ile oraya tüm itemleri getirip çarka basıp hızlıca icat edebiliyorsunuz. Hem oyunun yapılarda hazır şemalar kullanması, hem de üretim ekranında size neyi nasıl yapabileceğinizi söylemesi cidden çok oyuncu dostu bir durum. Benim gibi hardcore hayatta kalma deneyim sevmeyenleri bu şekilde mutlu ediyorlar. Envanter ekranında yapılacak üretimlere gelirsek, mesela çevreden topladığınız bitkilerle katananızı zehirleyebiliyorsunuz. Ve her bir darbenizde daha fazla hasar vermenize ek olarak düşmanların hızını yavaşlatıyorsunuz. Burada komik olansa şu, karakteriniz Erek katanayı zehirlemek için katananın direkt 3 kısımlarına bitkiyi koyuyor ve bu komik duruyor. Bitkinin sıvısıyla katanayı yaldımak gibi bir şey yapmıyor. Katananın üzerinde sıvı parlaklığını veya otun sürtülme kanıtlarını göremiyoruz. Zehirli bitkiyi katananın başına koyacağınıza, ne bileyim böyle katana yeşil rengine falan bürünseydi, tıpkı oklarda olduğu gibi, hoş olmaz mıydı? Aynı saçmalık silah geliştirme durumunda da var. Oyunda ağaç kestiğiniz zaman size ağaç özleri düşüyor, bunu anlatmıştım. Anlatmadığım şey ise yamyamlara vururken de dişler düşüyor. İstediğiniz silah ağaç özü kullanaraktan dişlerle birleştiriyor ve silahınızı güçlendiriyorsunuz. Hasarınız, hızınız, bloğunuz artıyor. Meraktan soruyorum da nasıl olur da bir diş silahı güçlendirebilir? Yani etraftan bulduğumuz metal plakalar veya da alet çantalarıyla silaha çivi koysak daha mantıklı olmaz mıydı? Eskiden oyuncu dişleri kendisi yerleştiriyordu. Ama bu çok yavaş olduğundan herifler direkt hızlıca karakterimizin dişleri yerleştirdiği bir sistem yapmışlar. Dişlerin rastgele alakasız yerlere koyulması da silahın ne kadar güçlenmiş dememizi sağlamıyor arkadaşlar. Eğer tüm dişler silahın sivri kısımlarına, ön kısmına falan koyulsa bir nebze kabul edebilirdim ama bu bayağı saçma olmuş. Silahınıza tüyler de ekleyebiliyorsunuz ve tüy eklemek silahınızı daha hızlı kılıyor. Saniyeler içerisinde ağaç kesebiliyorsunuz, o derece silahınız hızlanıyor. Fakat silah tüy koymanın ağır bir silah hızlandırması da pek mantığa uymuyor. Bunlar hiç gerçekçi olmayan oynanış elementleri ve daha bunlardan bir sürü var. Baya. Benim oyunun ilk zamanlarında çok sorguladığım, şu ansa pek kafaya takmadım ama yine de bahsetmek istediğim bir immersive'i bozan konu var. Karakterimiz Erik, şehir hayatı yaşayan bir ünlü. Yani bir savaşçı değil, bir psikopat değil, bir akıl sağlığı bozuk birey değil. Fakat nedense oyunun ilk gününden hiçbir sorgulama ve sorun olmadan karakterimiz Erik, insan bedenlerini yakıp düşen kemiklerden kendisine kemik zırhı yapabiliyor. Veya da bu iskeletlerle bir sandalye yapıyor. Ya da iskeletli lamba yapıyor. What? Koparttığı insan uzuvlarına hiçbir sorun yokmuş gibi elinde silah gibi tutabildiğinden unutmayalım. Ben keşke Erik'in bir sesi olsaydı diyorum. Uzun uzun konuşma yapmasa bile belli başlı kısımlarda tepkilerini duymak başarılı bir karakterizasyon olabilirdi. Bence kesin olarak karakteriniz ilk kez bir mutanla karşılaşıp öldürdüğü zaman bu bükülmüş insanlık dışı yaratıktan ötürü şoka girmiş durumda oluyor. Hatta eminim ki kusmamak için kendini zor tut... Abi ne yapıyorsun? Lan ne yaptın? Ürpertici zır... Ne? Yapımcılar Erik'in ilk günlerinden karşılaştığı ilk mutanla derisini söküp giymeyi çok uygun bir tercih olarak görmüş. Bu normal bir davranış değil. Bu gerçekçi bir insan davranışı da değil. Bu tarz bir vücut korkulu düşmanla karşılaşıp ona karşı yapabildiğimiz tek eylem bu güçlü yaratığın kuvvetli derisini etrafımıza sarmak mı yani? Tamam anlıyorum. Forrest'ın olayı zaten düşmanlarımızdan daha vahşi bir canlıya dönüşmemiz. Hayatta kalmak için bunu yapmamız gerekiyor anlıyorum da. Biraz daha mantıklı şekilde olamaz mıydı? Mutant derisini karakterimizin üzerine sarmak belki bize virüs kaptıracak. Karakterimiz niye bunu düşünmüyor, niye bundan korkmuyor? Ayrıca mutantların kafasını nasıl olur da rahatlıkla kopartıp duvarlara asabiliyorum? Bu timsah veya da domuz kafası asmak gibi bir şey değil. Oyunda nedense bir metal zırh yok. Ciddiyim, karakterimiz etraftan metal parçalar bulup metal savunma kaynakları yapamıyor. Oyun seni ucube kemik zırhıdır veya da mutant zırhıdır kullanmaya zorunlu kılmış. Bir oyuna nasıl metal zırh olmaz ya? Oyuncuyu böyle ucube seçimlere yormak kötü bir tercih. Bunlar benim için oynanış değil de hikaye tarafında immersive hissini baltalayan şeyler. Nasıl günler ilerledikçe düşmanlar güçleniyorsa, bence kemik ve ürpertici zırhlar, insan uzuvu taşıma tarzı elementler belirli günler sonrasında yapılabilir olmalıydı. Atıyorum karakterimiz 10 tane 20 tane mutant öldürdükten sonra derilerini giyebilecek duruma gelseydi. Ya da akıl sağlığımız düşük olduğu sürece kemik zırhları icat edip ürpertici zırhlara giyebilecek durumda olurduk. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim o zaman biz nasıl oyunun başına zırh giyeceğiz anlatsana. Derseniz de akıl sağlığımız düşük olmadığı zamanlarda metal zırhı giyebileceğimizi söyleyebilirim. Erik 20-30 sene boyunca bu tarz bir adada yaşamadı. Adaya daha taze yeni düştü. Bu kendisinin ilk gerçek ve ölümcül insanüstü, doğaüstü hayatta kalma macerası. Her neyse. İsterseniz hazır bulduğunuz dinamitler haricinde bilgisayar parçalarıyla bomba yapabiliyorsunuz. Ya da bu bombaları ağaç özüyle yapıştırıcı duruma getirebilirsiniz. Ve normalde bombayı fırlattığınızda rastgele yerlere uçuştuğundan
Genellikle düşmanların direkt saldırıdan kaçınmasıyla bombanız boşa gidiyor. Ama yapıştırıcı bomba sayesinde nereye fırlatırsanız fırlatın, bomba direkt oraya yapışıyor. Bomba düşmanların üzerine de yapışıyor. Bu sayede çok daha kuvvetli darbeler indirebiliyorsunuz. Tabi bombaları ağaçları devirmek için de kullanma şansınız var. Mızrak çantasıyla birden fazla mızrağı taşımak uzak mesafe saldırıları için önemli, evet. Ama mızraklarınızı doğru itemlerle daha fazla güçlendirebiliyorsunuz. Güçlendirilmiş mızraklar cidden çok fazla hasar veriyorlar. Ayrıca gelişmiş mızrağı molotof bağlayabiliyorsunuz. Bu sayede çok daha kuvvetli bir şekilde darbe indirerekten düşmanları ateşe verebiliyorsunuz. Ayrıca çok fazla malzeme gerektirmeyen el yapımı yayınızı icat ederek yine uzak mesafeden düzenli mücadele edebilirsiniz. Yanıcı oklar sayesinde hasar alma tehlikeniz olmadan düşmanlarınızı yakabiliyorsunuz. Eğer molotof yoksa düşmanları yakmak için en etkili çözümlerden biri okunuzdur. Düşmanlara yavaş yavaş hasar veren ve onları zayıflatan zehirli oklar atma şansınız da var. Düşmanın derisinin içine yaydığınız zehrin yavaş yavaş vücudunu kapladığını görmek çok zevk veriyor. Başlangıç baltasını sevmiyorsanız kendinizi savunmak için kuru kafalı bir silah yapabilirsiniz. Düşmanların üzerinden düşen onlara özel silahları da kullanabiliyorsunuz. Tüm istatistikleri sizin turuncu baltanızla neredeyse aynı, yani aşırı güçsüz bir silah. Kullanmanıza gerek bile yok. Başlangıçtaki turuncu balta haricinde bir de kendinize bir taş balta yapabiliyorsunuz. Bunun turuncu baltadan tek farkı savaşmak için daha uygun olması. Benim Forus'la ilgili en büyük şikayetlerimden biri ise şu. Forus'ta tepki mekaniğinin yani vuruş hissinin çok iyi olduğunu söyleyemem. Çoğu zaman düşmanlara vurduğunuzu hissedemiyorsunuz. Hem hitbox genişliğinden hem de animasyonların pek sağlam olmayışından hem de düşmanların üzerinin kanı olması hariç bir etkisini göremediğinizden ötürü bu durum. Katana ile bile üzerlerinde bir çizik olmuyor veya da uzuvları kopmuyor. Ha, savaş esnasında silahınızın ve düşmanların çıkardığı sesler güzel ama görsel olarak da seslerin desteklenmesi gerekiyor. O da olmayınca seslerin çok da olayı kalmıyor. Mesela düşmanları testereyle keserken ki animasyonları bu. Düşmanlar ateşe verildiklerinde çığlık atıyorlar, bağırıyorlar, etrafta koşturuyorlar ve dumanlar arkalarında kalıyor. Bu yüzden düşmanları yakmak her zaman zevkli, bu konuda bir problemim yok. Ateş söndüğünde ise vücutlarının deforme olduğunu görüyorsun. Ama bunun oynanışa bir etkisi yok. Mesela mutantları yaktığınızda direleri alınmaz hale gelmiyor. Sadece görünüş ama kötü bir görünüş. Kopyala yapıştır görünüş yani. Cildinin yavaş yavaş deforme olduğunu görmüyorsun, bir anda oluyor. Bir anda skin'i değişiyor. Vücutları yandıktan sonra savaşın geri kalanında hareketlerinde, saldırılarında bir değişiklik olmuyor. Düşmanları patlatmak da çok zevkli. Düşmanlar her patladığında vücutları köşelere dağılıyor. Ve cidden parçalanmış vücutlarını görmek çok tatmin edici. Hatta bazen düşmanların kanlarıyla bombanın dumanları birleşiyor ve havada çok böyle estetik bir görüntü oluşuyor. Oyunda bir kaçırma mekaniği yok, yani takla atıp sağa sola gidemiyorsunuz. Ama blok mekaniğiniz var. Sağ tıka basılı tutmanın sonucu Eric silahı kaldırıyor ve blok moduna geçiyor. Her silahın bir blok seviyesi var. Bu seviyeye göre aldığınız hasarı büyük ölçüde azaltıyorsunuz. Bakın, hiç hasar almıyorsunuz demiyorum. Karakteriniz sarsılıyor ve azıcık hasar alıyor. Normalde 2 vuruş ödeyeceğinizde bu sefer 9 veya da 15 vuruşa falan ödüyorsunuz. Ayrıca yamyam size tam vuracağı sırada bloklarsanız karakteriniz düşmana itiyor ve bu sayede vereceği hasarı kendisine geri yansıttığınızdan çok daha kısa sürede ölüyor. Bunu bir nevi peri gibi düşünün ama yapması gerçekten çok uğraştırıcı. Çünkü Forest'ın ağaç kesme, ateş yakma ve savaşma tarafındaki hiçbir animasyonu akıcı değil. Animasyonlarda her zaman bir kopukluk var. Bir bozukluk var. Dediğim gibi blok yapmak, kullanılan silaha bağlı olarak hasarın bir miktarını ortadan kaldıracaktır. Oyunun önceki versiyonlarında bloklama, yanma, zehirlenme, düşme gibi her türlü hasara karşı koruma sağlıyordu. Sonrasında gelen güncellemelerle sadece düşman saldırılarından hasar almıyorsunuz. Ayrıca blok yapmak arkadan veya da sağınızdan solunuzdan koruma sağlamıyor. Sadece düşmanın önden gelen darbeleri etkisiz hale geliyor. Yamyamlar size aynı anda saldırdıklarının ötürü düzenli olarak blok esnasında baktığınız konumu değiştirmeniz gerekiyor. 100 defa söylediğimi tekrardan diyorum. Pozisyon hayatta kalmak için gerçekten çok önemli. Hem yapılarınız için hem de sizin için. Oyunda birçoğunuzun bilmediği gizli bir mekanik var. O da adrenalin mekaniği. Ölmeye yakın olduğunuzda yani ekran gri olduğunda vücudunuz adrenalin salgılıyor. Ve bir anda koşacak, zıplayacak veya da saldıracak enerjiye sahip oluyorsunuz. Çoğunlukla önünüzdeki düşmanlara veya da can barınıza odaklandığınızdan bu adrenalin patlaması gözünüzden kaçabiliyor. Yani ben internetten öğrendim bunu o derece. Forest'ın kombatındaki en büyük sıkıntı silah değiştirmek veya da silahlarınızı kumaşla donatmak için envanter ekranına girmeniz gerektiği gerçeği. Mesela molotof yanmak için savaş esnasında envantere girdiniz. Bu yüzden şak diye anında ölebiliyorsunuz. Ya da silahınızı değiştireceksiniz diyelim. Bir anda saniyeler içerisinde yere devriliyorsun.
Yamyamlar sizi envanterinizi açtığınızda direkt harekete geçiyorlar. Çünkü bu anlarda savunmasız olduğunuzu biliyorlar. Yapay zeka buna hazırlanmış durumda. Aslında çantanın kısa yol özelliği var ama bu çok kısıtlı. Üretim ekranında çantayı ve istediğin itemi birleştirerek sadece 4 slotlu bir kısa yolla istediğiniz silahı atamanın yanında can doldurmak için hap veya da gıda ihtiyacınızı gidermek için yemeklerinizi de kısa yollara atayabiliyorsunuz. Bunları tükettiğinizde bir animasyon girmediğinden aksiyona kesintisiz devam etme şansınız var. Ama dediğim gibi sadece 4 tane slot var. Bu slot sayısının 9'a kadar çıkması gerekiyor. Ha bir de şu lazım. Üretim kısa yolları. Mesela bir tuşa bastığımda karakterim otomatik olarak kumaşla baltayı birleştirebilirdi. Oyun fiziksel animasyonlara sahip olmadığından komik kaçabilir diye düşünebilirsiniz ama karakterin kumaşı ve baltayı baladığı bir animasyon göreceğimize silah değiştirme animasyonu devreye girerdi ve bir anda elimize kumaşlı baltamız gelirdi. Savaş esnasında gerek can doldurmak için gerekse silah değiştirmek için bolca envantere girmeniz gerekiyor dostlar. O yüzden yere düşmeseniz bile savaş esnasında envanteri açmak savaştan aldığınız heyecanı oldukça düşürüyor. Pacinginiz bozuluyor. Sizlere tavsiyem her bir savaş bittiğinde tüm silahlarınızı kumaşlara bağlayın ve bombalarla molotoflarınızı hazırlayın. Zırhlarınızı da kuşanın. Çünkü Forest'ta her zaman beklenmedik bir anda sürpriz saldırılara uğruyorsunuz. Özellikle de mağaralarda her şey çok hızlı yaşanıyor. Savaş esnasında 5 itemle üretilen bombayı yapmak ölümcül olabiliyor. O ilk 4 tuşu atadığınız kısa yolları da iyi seçin. Benim tuş atama tavsiyem şu şekilde. Birinciyi kumaşlı balta, ikinciyi katana, üçüncüye yay. Dördüncüye ise bir molotof ya da bomba. Eğer bloğu çok fazla kullanmayan bir yapınız varsa da isterseniz hap ataması yapabilirsiniz. Ya da sot ataması yaparak biten staminanızı kaçmak veya da saldırmak için otomatik inleyebilirsiniz. Can barınızın aksine stamina barınız anında doluyor. Sodaları atadığınız tuşa spamlayarak tüketirseniz harbi belli bir süreliğine stamina barının var olduğunu unutacak duruma geliyorsunuz. Staminanız saniyeler içerisinde hiç bitmiyor. Ve bu savaş esnasında size çok yardımcı oluyor. Ama dikkat edin elinizdeki su kaynakları bitmesin. Forest'ın derin ve tatmin edici bir savaş sistemi yok. Ama dikkat etmeniz gereken ve göz önünde bulundurmanız gereken çok fazla etmen var. Yoksa saniyeler içerisinde ölüyorsunuz. Bence Forest'ın savaş sistemini aşırı zevkli kılan etmen tam olarak stres. Yapılarınızı hasar verilme stresi, hazırlıksız yakalanma gerginliği, elinizdeki kaynakların biteceği korkusu, güçlüden güçsüzlüğe devrileceğinizin korkusu oyunun temelini oluşturuyor. Oyunun kaçıncı gününde olursanız olun her daim bir denge var oyunda. Oyunda geliştiğinizde hiçbir şekilde ilk günlerde olduğu gibi zayıf durumda olmayacaksınız, orası kesin. Ama envanterinizdeki eksilen kaynaklarınızı tekrardan toplamayıp hazırlıklı olmayı bırakırsanız, tuzaklarınızı tekrardan aktif etmeyip düzeninizi bozarsanız, bir savaşa girdiğinizde ölmeseniz bile eviniz mahvolabilir. Çok fazla boşu kaynak harcayabilirsiniz. Hiçbir şekilde gardınızı indirmemeniz gerekiyor. Anlık bir rahatlamanız bile ölümle sonuçlanabiliyor. Ne zaman kendi başıma veya arkadaşlarımla oynarken, ya dur ya 2 saniyede bir şey olmaz dediysem, anında savaş esnasında beni yere indirdiler. Forest'ta yüzeyde geçirdiğiniz uzun saatler sonrası ne kadar çok duvar kurursanız kurun, ne kadar çok tuzağınız olursa olsun, bir zaman sonra yamyamlara ve mutantlara karşı yetersiz kalıyorsunuz. Ev yapımı baltanız veya yayınız 30. günden sonra çok işlevsiz kalıyor. Molotof veya da el yapımı bombalar her zaman envanterinizde bulunamıyor. Sizin zorlu bir mücadeleden sağ çıkmanız için güçlenmeniz gerek. Ve bunun için de cehenneme girmeniz gerekiyor. Evet, yüzeyde bulabileceğiniz bazı silahlar var. Mesela karlı kısımda flare gun bulabiliyorsunuz. İşaret fişeklerini karanlık bölgeleri aydınlatmaktan çok flare gun için mermi niyetine kullanmanız gerekiyor. Bu silah her ateşleme sonrası hızlıca doldurulabiliyor. Fişeklerin yüksek hızda gitmesi ve dağılımının geniş olması sonucu düşmanları yakmayı kaçırmanız çok da olası bir durum değil. Ama tekrardan diyorum, flare gun mermileri de her an envanterinizde bulunmuyor. Her an kıçınızı kurtarmıyorlar. Burada ise devreye mağaralar giriyor. Mağaralar hem hikaye parçaları için, hem güçlenmek için, hem de oyunu bitirmek için oyunun kilit öğesidir. Mağaralar yan içerik değiller, oyunun ana parçasıdırlar. Eninde sonunda yüzeyde her şey yaptığınızda oyundan deli gibi sıkılmaya başlayacaksınız. Ama mağaralar oyuna ferahlık katıyorlar ve bir anda oyunun maratonluğu yok oluyor. Oyundaki mağara olayı bana sanki zamanında arkadaşım Doruk'la izlediğim The Descent filminden esinlenilmiş gibi geliyor. O filmde de bir grup kadın mağaracı keşif için, hobi için bir mağaraya giriyorlar ve orada sıkışıp kalıyorlar. Mağaranın içinde humanoid görünümlü yaratıklar var. Aşırı başarılı bulduğum bir film değil ama genel kitle tarafından sevilmiş bir film. O yüzden izlemenizi tavsiye ederim. Tatlı bir filmdir. Bu yarımada aşırı gelişmiş bir mağara sistemine sahip. Yüzeyde bir sürü mağara girişi var. Bazıları easter egglenecek kadar gizli yerlerde duruyor. Bazıları ise açık alanlarda. Kolaylıkla tespit edilebiliyor. Mağaralara 3 tane giriş ve çıkış yolu var. İlki mağaracılar tarafından koyulan tırmanma halatlarıyla aşağı iniyorsunuz. İkinci olaraksa iki kayanın arasından küçük bir açıklığa sıkışıp klostrofobik şekilde mağaraya giriş yapıyorsunuz.
Üçüncü ise benim hiç kullanmadığım belli başlı yerlerdeki yüzlere girdiğinde su altı mağaraları oluyor. Bu su altı mağaraları tek bir mağaraya özel giriş değiller. Aslında bir nevi yüzeyden girdiğiniz mağaralara kısa yol işlevi görüyorlar. Mağaralar yüzeyle aynı büyüklükte. Siz aslında mağaralara giriş yaparken ikinci bir harita yüklüyorsunuz. Bu yüzden bir mağaraya girip çıkarken anlık bir kasma oluyor. Burada aslında oyun arka planda ikinci haritayı yüklüyor. Ve burada başarılı bir teknik dizayn var. Oyun ekrana Forest yazısını getirip yükleme yapmaktansa, oyunun dünyasından kopmanızı engellemek için mağaralara giriş yaparken harita yükleniyor. Bu immersive'liği korumak için gerçekten başarılı bir dizayn. Halatla iniş yapmanın 30 saniye sürmesinin sebebi, "Vay be arkadaş, bu mağara gerçekten de çok derinmiş." dememizden ziyade haritayı yüklemek için var. Yüzeyin nasıl fiziksel bir haritası varsa mağaranın da var. Bu sayede mağara içinde yolunuzu kaybetmiyorsunuz. Neredeyse tüm mağaralar birbirleriyle bağlantılı. Birine girip başka bir mağaraya geçiş yapabilirsiniz. Yapımcılar oyunu kolaylaştıracak ve zevk almanızı arttıracak tüm önemli öğeleri mağarada saklamış durumda. Mağaralar benim Forest'a aşık olmamın asıl sebebi. Buralarda hem keşif hem de korku duygusu aşırı kuvvetli. Mağaralar klostrofobikler. Attığınız her bir adımda savunmasız hissediyorsunuz. Mağaralar aşırı karanlık olduğundan karşılaşacağınız tehlikeyi algılamak da oldukça zor. Yüzeyde çakmak az buçuk işinize yarasa bile, buralarda meşale kullanmak ve çevreye flare atmak adeta zorunluluk. Yamyamlar ve mutantlar en güçlü halleriyle buradalar ve hepsi karanlıktan üzerinize fırlıyor. Sayılır çok fazla. Karanlıkta çabucak kaybolmaları ve savaştığınız alanın dar olması sizin için her zaman bir dezavantaj. Bu mağaralar hem anksiyete hem de ölüm dolu. Evet değilmiş. Yo öyle. Evet öyleymiş lan, öyleymiş. İyi. Umarım babam uyanmaz. Mağaralar ambiyansla kaynıyor. Asılı ölü vücutlardan kanlar aktığını duyuyorsunuz. İlerideki yamyamların çığlıkları veya da nefes sesleri sizi geri adım atmaya itiyor. Yarasalar sizi görmeleri sonucu üzerinize hücum ediyorlar ve anlık yarasa sürüsünün gürültülü sesleri ve görünüşleri sizi jumpscare niyetine ürkütüyor. Mağara içindeki tüm ses kaynakları eko yapıyor. Bu da yüzeyde olmayan bir şey. Ses dizaynının başarılı olması gibi görsel dizayn da öyle. Yamyamların insan parmaklarını duvarlara asması, kopyala yapıştır olmayan yolcu veya da mutant bebek cesetleri, denizaltı dronları veya da kuru kafalı meşaleler tarafından yayılan aşırı estetik duran aydınlatmalar, duvarlardaki çizimler ve birçok hikaye parçası. Mağaraların atmosferi gerçekten çok iyi. Bakın tekrardan söylüyorum, arkadaşlarınızla oynuyorsanız bu mağara sizin için bir aksiyon yapımı. Ama tek başınıza oynuyorsanız Forest sizi atmosferiyle ürküten kaliteli bir korku oyunudur. Düşmanların yüzeyde her daim belirli spam noktaları olsa da mağaralarda böyle bir şey yok. Mağaradaki düşmanlar öldüklerinde onlara sonsuza kadar elveda diyebilirsiniz. Bu sayede temizlenmiş mağaralar oyuncu için güvenli sığınaklar oluşturmak veya da bir konumdan diğer konuma ilerlemek için güvenli kısa yollar haline gelebiliyor. Yüksek zorluk seviyelerinde oynayanlar bu taktiği sıklıkla uyguluyor. Hatta bazı insanlar temizledikleri mağaralara ışıklandırma falan yapıyorlar. Bu zombi yapımlarında karakterlerimizin zombili evleri temizleyip oralarda yaşaması gibi. Mağaraların girişi ve çıkışı arasında gerçekten büyük mesafeler var. Mesela teknenin bulunduğu konumdaki bir mağaraya girerseniz, bir bakmışsınız haritanın diğer ucundaki Karlı Dağ'ın yakınlarındaki bir mağaradan çıkıyorsun. Temizlediğiniz mağaralardan yolculuk etmek gerçekten çok rahat. Oyundaki her mağara birbirine bağlandığından ötürü, cidden bu yolları ezberlerseniz kısa yol olarak kullanmak size çok mantıklı gelecek. Yüzey cidden çok tehlikeli ama mağaraları temizlediğinizde artık mağaralardaki tek yırtıcı siz oluyorsunuz. Oyunda bir ses seviyesi problemi var. Mağaralarda oyunun sesi çok fazla diye sesi kısıyorsun ama bu sefer yüzeye çıktığında oyunun sesi az oluyor. Yüzeyde oyunun sesi az diye sesi full diyorsun ama mağaralara girdiğinde sesler gereğinden fazla geliyor ve kafan ağrıyor. Ben bunu sorun etmesem bile bugüne kadar oynadığım tüm arkadaşlarım hep mağaraya girip çıkarken ses ayarlarıyla uğraştı. Immersive hissini boğan şey ise topladığınız tüm itemlerin mağaralardan çıkıp girdiğinizde tekrardan spam olması. Bavul veya da kutu kırdıysanız mağaraya tekrardan giriş yaptığınızda hiç kırılmamış olduklarını göreceksiniz. Şimdi diyebilirsiniz ki, "Sak kardeşim, bu oyun 100. güne ulaşınca bitmiyor. Sonsuza kadar oynayabiliyorsun. Tabii ki de eşyalar spam olacak. Oyuncular ne yapsın?" Bakın dostlar, kutular kırık kalmaya devam ettiği sürece eşyalar tekrardan spam olabilir. Bunda bir sıkıntı görmüyorum. Oyuncular düşmanlardan arınmış mağaralara girip çıktığında bolca kaynak elde ediyorlar ve bu oyunda loot önemli olduğundan bu güzel bir şey. Bu sayede düzenli aralıklarla mağaralara girmek için bir sebebiniz oluyor. Oyuncu mağarayı temizleyip de ihtiyacı olan silahı alıp daha mağaranın yüzüne bakmamazlık gibi bir durum olmuyor. Mağaralarda tıpkı kamplar gibi bir loot mekanı haline geliyor. Benim sıkıntı ettiğim şey şu.
Oyunda toplanabilir olarak Timmy'nin en sevdiği oyuncak robotu var. Kırmızı dadam sağ olsun Timmy'nin oyuncak parçaları çeşit çeşit yerlere dağılmış. Bu parçaları ilk bulduğunuzda, vay be canım oğlum Timmy buradaymış, oyuncağa dağılmış. Tüm parçaları toplayayım da onu bulduğumda robotunu birleştirir geri veririm diyorsunuz. Ama bulunduğunuz bölgeye tekrar gittiğinizde robot parçası envanterinizde olsa bile aynı yerde robot parçasını tekrardan buluyorsunuz. Ve Eric ilk defa bulmuş gibi elini alıp tepki veriyor. Bu da immersive hissini bozuyor. Bakın dostlar, ağaçların tekrardan spam olmasını açıp kapatma şansınız var. Ama mağaralarda bunu kapatıp açma şansınız yok. Ayrıca bu olay diğer hikaye parçalarında da var. Oyunu topladığınız tüm hikaye parçaları envanterinize ya da kitabınıza geliyor. Siz mağaralara tekrardan girdiğinizde karakteriniz aynı hikaye parçasını eline alıp inceliyor. Bu beni oyunun dünyasından kopartan bir durum. Mağaralarda çok kötü bir dizayn tercihi daha var. Mağaralar çok fazla karanlık. Bunu söylemiştim ve böyle de olması gerekiyor. Burası mağaranın atmosferi için önemli bir parça. Elinizdeki fişek veya da meşale kaynağı belli bir süre sonra sönüyor. Bunun zaten olması gerek. Fakat yanlışlıkla sol tıkla ışığınızı sallarsanız ya da mağara içlerinde ilerlemek için zorunlu olan halatları veya da boşlukları kullanırsanız ışığınız sıfırlanıyor. Ve oyuncu tekrardan envantere girip ışık kaynağını yakması gerekiyor. Cidden yapımcılardan hiçbiri oyuncu bir eylemde bulunduğunda ışık kaynağının sönmesi sonucu tekrardan karakterin otomatik ışığı yakmasını düşünemedi mi? Forest yapımcıları oyunu gerçekten de düzgün test etmemişler. Hem bug'lar hem de dizayn tercihleri rezaletler. Daha dizayn tercihleriyle ilgili konuşmamız bitmedi. Birkaç tane daha bu tarz kötü dizayn tercihleri var. Fakat şimdi değinmek istediğim şey oyundaki bug'lar. Ben normalde burada 30 dakika konuşmuştum, lakin şu anda bu seslendirmeyi edit esnasında yapıyorum. Oyunun evrenine girmişken, oyuna bağlanmışken, immersive'liği bozan yani oyunun dünyasından kopmanızı sağlayan birçok bug etmeni var. Yamyamlar yüzeyde veya mağaralarda düzenli olarak oldukları yerde böyle dönüp duruyorlar. Çember şeklinde koşuyorlar. Hayvanlar cisimlerin içinden geçiyor hem de sürekli. Yamyamlar dümdüz duvara takılıp koşuyorlar. Yamyamların yapay zekasını o kadar övdükten sonra sürekli böyle duvarın üzerine koşan veya da çember şeklinde dönen yamyamlardan sonra cidden videonun başını silesim geliyor. Ya bakın sadece yamyamlar da değil, mutantlar bile dümdüz duvara takılıp koşuyorlar. Yapay zeka çevredeki yapıları algılayamıyor. Bunu nasıl olurdu eklemezseniz de, bu nasıl bir yetersiz planlamadır? Bir bakmışım anasını satayım ördek havada uçuyor. Bir bakmışım ben havada uçuyorum. Bu bug'lar her 20 dakikada bir yaşanıyor arkadaşlar. 5 saat içerisinde 1-2 defa olsa ha neyse diyeceğim. Ama bu oyun seneler boyunca erken erişimde kaldı. Siz bu oyunu tam sürümü çıkartıyorsunuz ve nasıl olur da bunları hala düzeltmezsiniz. Bu bug'lar bana bitmemiş bir oyunu oynuyormuşum gibi geliyor. Sanki hala bir erken erişim oyunu oynuyormuşum gibi. Benim şu an edit esnasında burayı güncelleme sebebim 30-40 dakika boyunca cidden her böyle yarım saatte bir karşılaştığım bug'ları anlatmamdı. Lakin bunun size sıkacağını ve videonun pacingini bozacağını fark ettim. O yüzden direkt böyle kısa kestim. Ama cidden oyunda çok korkuyorken, güzel bir silah keşfetmişken, ilginizi çeken bir hikaye parçası keşfetmişken şak! Oyun bir anda tüm böyle odağınızı kopartan, sizi güldüren, oyunun evreninden kopmanızı sağlayan bug'lar karşınıza çıkartıyor. Oyunda solunum cihazını aldıktan hemen sonra mağaradan çıktığınızda ilk karşılaştığınız şey piksel piksel gözüken ördekler. Bu ne oğlum? Ya bu kalite yakışıyor mu ya? Oyunda bu kadar güzel gözüken mutantlar varken bu ne abi? Bu ne? Neyse. Mağaralara dönersek. Mağaralar sizin güçlenmeniz için önemliler. İlk oynayışınızda hangi mağarada, hangi silahın, hangi ekipmanın, hangi düşmanın olduğunu bilemiyorsunuz ve bu bayağı gerici oluyor. Mağaralarda bulduklarınıza gelirsek, bir el feneri bulabiliyorsunuz. Bu mağaraları çok iyi aydınlatıyor ama pili çok çabuk bitiyor. Ayrıca isterseniz pili oyundaki belli başlı silahlara takabiliyorsunuz. El fenerinin hemen yanında ise katana bulabiliyorsunuz. Katana düşmanlara çok yüksek hasar vermiyor. Ama hızı oldukça yüksek. Oyundaki en hızlı silah. Bu yüzden bana kalırsa yakın dövüş için en ideal silahınız katana olmalı. Ayrıca bunu daha önce belirtmedim lakin yamyamlar hem yakın hem de uzak mesafe saldırılarınızdan kaçınabiliyorlar. Baltalar yavaş olduklarını ötürü sürekli darbeleri kaçırabiliyorsunuz. Ama katana çok hızlı olduğundan her daim kaçınmalarını engelliyorsunuz. Ağır bir baltayı salladığınızda karakter staminası direkt bitiyorken katanada böyle bir durum yok. Çünkü katana hafif bir silah. Ve katana hafif olduğu kadar da işlevli. Katanayı kumaş bağlayıp yıkamıyorsunuz. Bunun gerçek hayatta mantıklı bir sebebi var mı bilmiyorum. Katanalar hakkında bilgisine güvenenler lütfen yoruma yazsın. Ama oynanış olarak çok mantıklı olmuş. Bu sayede baltaları komple görmezden gelmiyoruz. Baltaları da düşmanları yakmak için düzenli elimize almamız gerekiyor.
Katana'nın sesi çok tatmin edici gelse de düşmanlar üzerinde görsel bir etkisi olmuyor. Yani uzun falan kopartma yok. Bu diğer silahlarda da var. Yani sadece bu silah özel değil. Bir mağarada elektrikli testere bulabiliyorsunuz. Testere ile ağaçları çabucak kesebiliyor ya da yamyamları saniyeler içerisinde öldürebiliyorsunuz. Silahın benzin sıkıntısı olsa bile envanterinizde 3-4 tane benzin taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca benzini boşa çalıştıramadığınız sürece kolay kolay bitmiyor. Ben düzenli kullansam bile oyun içi 4-5 günde falan anca benzin yenileme gereği duydum. Ayrıca size güzel bir taktik verirsem, eğer el fenerini tutarken yamyamlara dalarsanız etrafa yayılan yüksek kan sonrası el fenerinin merceği kanla kaplanıyor ve bunun sonucunda çevreyi kırmızı şekilde aydınlatıyorsun. Ayrıca fener alanı çok daha genişliyor. Bu çok başarılı bir oynanış taktiği olmuş. Ama tabi suya girer girmez el feneri temizlendiğinden bu etki gidiyor. Ama çabucak tekrar yapmanız uzun sürmüyor. Eski dönemlerden kalma paslı bir balta ve bir modern balta bulabiliyorsunuz. Bu ikisi arasında çok fazla fark yok. Modern balta görüntü olarak bana daha fazla hitap ediyor ve o yüzden bunu kullanıyorum. İstatistik olarak paslı baltadan daha üstün ama ikisinin de seviyelerini karşılaştırdığınız zaman aman aman büyük bir fark olmadığını görebilirsiniz. Paslı baltayı birazcık daha erken alabilirsiniz. Modern balta ulaşılması biraz daha zor yerdi. Yapımcılar herhalde başta paslı balta kullanırken sonra modern baltaya geçmemizi istemişler. Ama bu tarz bir oyunda yeni bir silah aldığımda eskisi işlevsiz hale gelecekse burada bir sıkıntı var demektir. Mesela buna yay tarafında çok güzel bir çözüm getirilmişti. Oyunda bir modern yay bulabiliyorsunuz. Bu ordunun kullandığı bir yay değil, bildiğin olimpiyatlarda kullanılan zenginlerin bir modern yayı. Bunu aldığınızda üretimde elde ettiğiniz yay işlevini yitirmiyor. Evet, modern yay çok daha fazla yüksek hasar veriyor. Ama modern yay aşırı titriyor, öyle böyle değil yani, vibratör bile böyle titremiyor. Geyik veya da domuz avlarken silahınızın sallanması en son isteyeceğiniz şey. El yapımı yay ise hiç titremiyor. İsabetli darbeler atabiliyorsunuz. Fakat verdiği hasar çok düşük. Yani düşmanlarla savaşırken modern yay, avcılıkta ise el yapımı yay kullanmanız gerekiyor. Hayvanlar zaten 2 tane oku ölüyorlar. O yüzden yüksek hasar vermek için modern yay kullanmanıza gerek yok. Ayrıca yamyamların kafasına ok atarsanız en güçlü yamyam olsa bile tek yiyor. Ama tabi mutantlarda böyle bir şey yok. O yüzden eğer eğiminize güveniyorsanız yamyamlara tatlı okla saldırma konusunda bir sıkıntı yok. Malum kendileri metalden kask falan takmıyorlar. Zırhları yok. Mağaralarda dinamitler bulabiliyorsunuz. Yüzeydeyken de köylerde bulma şansınız olsa da yüzeydeki dinamitler çok azlar. Mağaralarda bulunan dinamit sayısı ise epey fazla. Yamyamlar mağaralardan dinamit kaçırıyor olsa gerek. Genellikle mağaralardaki bu dinamitlerin yanında yüzeydeki bazı konumları işaretleyen fotoğraflar oluyor. Mağaralardan çıktığınızda bu tüm haritaya yayılmış 8 tane konuma teker teker gidip çukurları patlatırsanız her bir çukurda bulduğunuz silah parçaları sayesinde 17. yüzyılda ortaya çıkmış çakmakta bir tabanca inşaat ediyorsunuz. Forest'ta modern bir ateşli silah bulunmuyor. Hikaye tarafında bunun mantıklı bir sebebi sanırım var. Oynanış olaraksa bu silah oldukça eski hissettirmeyi başarıyor. Çakmaklı tabanca tek atışlık bir silahtır ve her atıştan sonra yeniden doldurulması gerekir. Mermiyi yeniden doldurma süresi yaklaşık 3 veya da 4 saniyedir. Tabanca ile tıpkı flare gun'da olduğu gibi nişan alabiliyorsunuz ve bu şekilde düşmanları vurması daha da kolaylaşıyor. Malum oyunda flare gun'ı veya da çakmaklı tabancayı modifiye etme şansınız yok. Bu yüzden pozisyonunuza, tutuşunuza göre nişan alıyorsunuz. Bu iki etmen de atışlarınızı kaçırmayı daha kolay yapıyor. Mermilerinizi harcarken dikkatli olmalısınız. Çakmaklı tabanca gerçek hayattaki muadili gibi mermiyi doldurmadan önce kara barut kullanmaz. Oyunda karakter sadece topu yükler ve sopayla aşağıya doğru iter. Bu da silahın gerçek olsaydı ateş edememesine sebep olurdu. Şimdi gelir isek iki tane sözde ulaşım aracına. İki farklı mağarada hem kara hem de denizaltı için iki tane alet buluyorsunuz. Bunlardan biri mağaracı bir grubun yamyamlar tarafından avlanmadan önce duvara sapladığı, belirli duvarları tırmanmanızı sağlayan bir tırmanma baltası. Bir diğeri ise solunum cihazı. Etraftan topladığınız solunum tüpleri sayesinde bu aleti kullanarak denizin altından çok uzun süre yüzebiliyorsun. Bu aletle ilgili aşırı sinir bozucu bir şey var. Mağaralarda çok fazla su var arkadaşlar. Bakın yüzmelik sulardan bahsetmiyorum. Ayağınızın değdiği sulardan bahsediyorum. Suyla temas eder etmez karakteriniz direkt solunum cihazını üzerine kuşanıyor. Ve bu çok kötü bir dizayn tercihi. Sudan çıktığınızda alet de direkt üzerinizden çıkmıyor. Sizin envanter ekranını açıp sürekli ama sürekli defalarca kez aleti üzerinizden çıkartmanız gerekiyor. Yani oyun kendisi ayağını suya değse bile aleti kuşanıyor, sen girip tekrardan çıkartıyorsun. Sinir bozucu ya, vallahi sinir bozucu. Tam atmosfere girmişim, içime ediyor bu şey. Hayır bir de ekranda yer kaplıyor arkadaşlar. Bir de keşke bu solunum cihazının ne kadar tüpü kaldığını ekrana böyle bir bar getirmektense
bir kolumuza veya da aletin üzerine bakarak falan görseydik. Bu sürekli ateşin sönmesi gibi yine kötü bir dizayn tercihi. Bunu da ayarlardan kapatma şansınız yok. Ben bunu niye ayarlardan kapatamıyorum ya? Solunum tüplerini de bolca bulabildiğinizden bu aleti hiçbir zaman kullanamama sıkıntınız olmuyor bilginize. Zaten çok fazla yüzmüyorsunuz oyunda. Ayrıca mağaralarda yüzerken köpek balıkları bulunmuyor. Yüzerken bu üstün yırtıcıdan kaçamayacağımızdan ötürü suyun içine bomba atarak köpek balığını avlayabilirdik. Ya da bombamız yoksa oyuncu risk alıp denize atlayıp en kısa sürede sıradaki mağara çıkışını bulmaya çalışabilirdi. Ve bu oyuna çok güzel gerilim katardı. Tırmanma baltasının kontrollerinde ise kamera çok fazla sapıtıyor ve sağımıza solumuza aşırı geniş şekilde bakamıyoruz. Ben de yanlışlıkla yere düşme korkusundan ötürü her zaman en tepeye çıkıp öyle sola veya da sağa tarafı ilerliyorum. Ama şu bir gerçek ki tırmanma baltasını kullanmanız gereken yer sadece aldığınız yer o kadar. Bunun haricinde tırmanma baltasıyla karşıya geçebildiğiniz tüm uçurumları zıplayarak geçebiliyorsunuz. Evet, şaka yapmıyorum, gerçekten öyle. Harita dizaynı sizi tırmanma baltasına zorlamıyor. Mağaralarda ilerlemek için tırmanma baltasını almaya ihtiyacınız yok. Oyunun son mağarasında bile tırmanma baltasına ihtiyacınız yok. Zıplayarak geçebiliyorsunuz. Yani tırmanma baltasına oyunu bitirmek için de gerek yok. Solunum cihazına ve şu an bahsetmeyeceğim bir alete oyunu bitirmek için ihtiyacınız var. Ama solunum cihazının tek amacı oyunu bitirmenize olanak sağlamak olmaması gerekiyor. Solunum cihazı ve tırmanma baltası size sadece kısa yol seçeneği sunuyor. Girdiğiniz mağaradan geri yürüyerek çıkmaktansa yüzüp kısa yoldan bir göle çıkabiliyorsun. Mağaralarda kısa yol işlevi görmesi için var solunum cihazı. Senin yepyeni bölgeleri keşfetmeni sağlamak için yoklar. Yepyeni hikaye parçaları bulmana, yepyeni silahlar bulmanı sağlamak için yeterli değiller. Oyunu bitirmek için gerekiyor o kadar. Bunun haricinde full kısa yol oluşturuyorsunuz dostlar. Şimdi bunda aşırı büyük bir sorun yok, farkındayım. Deniz altından kısa yol sağlamak güzel bir olay. Ama bu iki tane ulaşım aracının birini etkisiz eleman, bir diğerini ise kısa yol yapmaktansa yepyeni mekanları keşfetmemiz için güzel bir mekanik olabilirdi. Oyuncu bir anda mekanda ilerleyemeyeceğini fark ettiğinde geri dönüp solunum cihazını bulup "Vay be, şimdi o gidemediğim alanı keşfedeceğim" heyecanını yaşayabilirdi. Bunun yerine oyundaki ıslak mağaraya ya bir tane boşluktan giriş yapacaksın ya da 20 dakikalık mesafedeki denizden bir geçit bulup da yüzüp yine aynı odaya çıkacaksın. Sen yepyeni silahlar, yepyeni hikaye parçaları bulamıyorsun. Sadece birkaç saniyeni kurtarıyorsun, o kadar. Ve maalesef ki bu kötü bir harita dizaynı. Oyuncunun belli sırayla belirli konumları keşfedebilecek olması harika bir dizayn tercihi olurdu. Bir nevi Metroidvania gibi. Ama yok arkadaş, öyle bir şey yok. Ben defalarca kez oyunu 1 saat içerisinde bitirdim. Bir bug falan kullanmadım bu arada. Cidden 1 saat içerisinde bitirdim. Oyunda bir mağara sıralaması falan yok. Oyun seni bir sıralamaya zorlamıyor. İstediğin yere girebiliyorsun. İstediğin yerde ilerleyebiliyorsun. Mağaranın içlerinde ilerlemek için bazen belirli başta tıkanmış koridorları patlatmanız gerekiyor. Envanterinde dinamit ya da el yapımı bomba varsa fırlat geç. Eğer bomban yoksa oyun çoğu zaman o tıkalı girişin yanına bir dinamit kutusu yerleştirdiğinden onu kırıp ilerlemene devam edebiliyorsun. Oyuncu mağaralarda bombayı belki bir yerleri açmam gerekir diye envanterinde saklamaktansa nasıl da olsa oyun bana dinamit verir, ben çekinmeden bombalarımı harcamaya devam edeyim diyor. Oyuncu envanter yönetimini yapma konusunda biraz da motive edecek dizayn gerekiyor. Tek envanter yönetiminiz savaş üzerine kurulu. Mesela mağaralarda kertenkele bulamadığınızdan ötürü buralarda savunmak için giyebileceğiniz tek zırh öldürdüğünüz yamyamları hızlıca bir kamp ateşi yakıp cesetlerini yakıp kemiklerini alıp zırh yapmak oluyor. Mutant öldürmediğiniz sürece tek zırh çareniz bu. Fakat ateş yakmak için çubuk veya da taş gerektiğinden ötürü veya da eğer mağarada oyunu kaydetmek isterseniz çadır kuracak malzemeniz elinde olmayacağından ötürü sıkıntıya giriyorsunuz ve bir anda "Hay anasını ya, ben ne yapacağım şimdi?" oyundan soğudum moduna giriyorsunuz. Yapımcılar da bunu düşünmüş olsa ki mağaraların içine diğer kampçıların yerleştirdiği çadırlar eklemişler. Yanlarında ateş de bulunuyor. Mağara içinde uyuyup oyunu kaydedebiliyorsunuz. Oyunun büyük bir çoğunluğu mağaralarda geçtiğinden bu başarılı bir dizayn tercihi. Bu sayede oyuncu acil bir işe çıktığında ve oyundan çıkması gerektiğinde veya da direkt oyundan sıkıldığında 20-30 dakikalık yolu geri yürüyüp mağaradan çıkıp evine gitmekle uğraşmayacak. Ama maalesef ki bu dizayn tercihiyle ilgili bir kusur daha var. Her mağarada olmasa bile çoğu mağarada bu çadırlar arasındaki mesafe çok uzak oluyor. Hele ki bir tane mağara var. Ulan hem oynanış hem de hikaye tarafında aşırı mantıksız bir dizayna sahip. Oyunun en zor ve en uzun mağaralarının bir tanesinde modern oku aldığınız yere çadır yerleştirilmiş. Oyunu kaydetmek için buraya gelmeniz gerekiyor. Bakın, modern ok mağaranın aşırı gizli ve bir o kadar da ulaşılması zor olan bir yerde. Oyuncu oyunu kaydetmek için bayağı uzun mesafelerden geçmesi gerekiyor. Ve ayrıca seni buraya yönlendiren bir şey de yok. Tesadüfen o ufak gölü bulup giriş var mı lan acaba diye kontrol etmen gerekiyor.
Ayrıca bu çadır immersive hissini bayağı bozuyor. Şimdi, şurayı bir sövmeyi bekliyorum kaç gündür ya. Buraya tek giriş ve çıkışınız aşırı tehlikeli, yüzlerce metrelik bir sudan ibaret. Ve adamın teki gelmiş buraya çadır kurmuş, çadırın yanında da bir sürü hassas karton var. Yani suyla temas etmesi sonucu yok olacak kartonlar var. Ama bunları artık buraya kim getirdiyse, adam kartonları hiç ıslatmamaya başarmış. Yanında modern oku ve çadırı da taşımayı başarmış. Hepsini de yüzerek yapmış. Hadi diyelim bunu tek kişi değil, 10 kişi yaptı. Ulan yine gerçekçi değil. Arkadaşlar bu mekanın tasarımı hiç inandırıcı değil. Onun buraya başka bir giriş veya da çıkış yok. Siz bu kartonları nasıl suyun altından hiç ıslanmadan taşıdınız? Yapımcıların birkaç kişiye şu oyunu oynatıp test ettirmesi gerekiyor. Cidden bunun hikaye ve oynanış tarafı için kötü bir dizayn olduğu tercihini anlayamadınız mı ya? Bakın dostlar, hayatta kalma oyunlarında gerek tek oyuncuda gerek online hiç fark etmez. Çoğunlukla hikaye olmuyor. Zombi teması, dinozor teması. Bu oyunların hikayesi her daim oyuncunun yaşadıkları oluyor. Bizlerin online oyuncular ve NPC'lerle yaşadıklarımız oyunun hikaye tarafını oluşturur. Bu oyunlarda kendi hikayemizin yazarıyızdır. Sen Project Zombie'de virüsü ortaya çıkartan bir tane bilim insanı değilsin. Virüsten ötürü evrim geçirmiş bir tane insan da değilsin. Sen normal bir tane bu dünyada hayatta kalmaya çalışan vatandaşsın. Bu oyunlar çevreye birkaç tane hikaye parçası ekleyebilir, intihar eden çift gibi. Oyunun hikaye tarafı bu kadardır. Ara sahneleri yoktur, karakterleri yoktur. Ama elbette ki bazı hayatta kalma oyunları bir ana senaryo ekliyor. Bunlardan en bariz örneği ise Forest'tir. Oyunda gerek ara sahneler, gerekse de bir sürü çevresel hikaye anlatımı var. Oğlum oyunun sonu var, sonu. Biz oyuncular hikaye için, evren için her daim mekan tasarımlarını ve çevresel hikaye anlatımını incine cincine inceliyoruz. Bu şekilde ana hikaye hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz. Ayrıca her gittiğimiz mekanda bizden önce buralarda ne olmuş, neler yaşanmış, bu da oldukça önemlidir. Yapımcılar oyun boyunca gözümüze bir sürü hikaye etmeni sokuyor. Bunların eninde sonunda bir anlamı olacağına, düzgün bir açıklaması olacağına inanmak istiyorsun. Ve merakla yepyeni ipuçları arıyorsun. Oyun karşına ne çıkartırsa çıkarsın, olayları bağdaştırıyorsun. Çevresel hikaye anlatımı sayesinde oyuncu aldığı hikaye ipuçlarıyla oyunun hikayesini, olay örgüsünü, arka plan hikayelerini, mekanların hikayelerini, oyunun temasını kafasında çözüyor. Ve bunları çözmek oyuncuya muazzam bir özgüven, bir başarı hissi veriyor. Birçok oyuncu da Forest'ta oynarken bu özgüven hissinin peşinden koşuyor işte. Yüzey veya da maden hiç fark etmez. Forest'ın her yerinde bir olay parçası var arkadaşlar. Forest'ın başında geçirdiğiniz süre zarfında her daim bir şeyleri sorguluyorsunuz. Sürekli ard arda sorular soracaksınız. Köpek balıkları neden karaya vurdu? Kırmızı adam çocuğumuzu niye kaçırdı? Teknedeki kayıp çocuk ve alet çizimi neydi? Mutantların kökeni nedir? Bu Sahara isimli konteynerler de neyin nesi? Ama özellikle ilk ilginizi çeken konu yamyamların inançları ve adetleri oluyor. Yamyamlar oyun boyunca belirli veya da belirsiz birçok yere totem kuruyorlar. Bu totemler kuru kafa başta olmak üzere kopmuş insan kafası ve insan uzuvları içeriyor. İşin en ilginç tarafı ise bazı totemlere diş fırçaları koyuyorlar. Bazı totemlerin ağzına yolcuların fotoğraf makinelerini yerleştiriyorlar. Totemlerin bazıları aşırı açık alanlara kurulmuşken bazıları çok gizli yerlerde kurulu olmuş durumda. Yamyamları tek sorguladığınız konu bu totemlerin yerleşimi değil elbette. Çoğu oyuncunun oyunun başına girdiği bir mağarada 3 tane ölü insan vücudunun bir kamp ateşi çevresine yerleştirildiğini görüyorsunuz. Burada bu yolculara veya da kampçılara ait çantalar, bavullar, laptoplar var. Karınlarını doyurmak için hazırladıkları yemekler bile burada duruyor. Adamlar belli ki mağaranın güvenli olduğunu düşünerekten buraya gelmişler. Ama yamyamların kendilerini bulması çok da uzun sürmemiş. Bunlardan birinin karnı deşilip masanın üzerine konulmuş. Bir diğerinin vücudunun yarısı kaybolmuş ve düşen bağırsakları çantaya doldurulmuş. Üçüncü adamınsa bir Japon kılıcı göğsünde derince geçirilmiş şekilde ölmüş. Adamın arkasında ise çubuk ve iplerle tablo niyetinde çerçevelenmiş bir dövme var. Eğer dövmeyi incelerseniz dövmenin üzerine bir sashimi no olduğunu göreceksiniz. Bu Japon askerlerinin zırhlarının arkasına koyulan ve ballıklarını temsil eden bir aşif. Şimdi insana sormazlar mı? Yamyamların samuraylardan nasıl haberi olur? Adamların bağırma hariç konuştuğu bir dil bile yok. Bu adamı neden bu şekilde doğrultarak öldürdüler? Bu bir seppuku göndermesi falan mı? Alay mı ediyorlar? Saygı mı gösteriyorlar? Ne lan bu? Bu tablo yamyamların düşündüğümüzden daha akıllı olduğunu mu işaret ediyor? Ayrıca bu dövmenin tıpatıp aynısını yüzeydeki totemlerde de bulabiliyorsunuz. Yamyamlar birden fazla totem mi yaptılar? Neden bu sefer totemin yanında bir katana yok? Vücuduna bir sürü dövme yaptıran ve dövmelere aşırı bağımlı olan bir insan olarak benim ilk ilgimi çeken bu dövmeydi. Olayı ne lan bunun?
Bu yüzden yamyamların geçmişini iyice merak ediyorsunuz. Girdiğiniz başka bir mağarada ise yamyamlar insan vücutlarının yarısını kesmiş ve tavanın asmışlar. Burası elektrikli testereyi bulduğunuz yer. Modern bir elektrikli testereyi yamyamlar kullanmış. Ayrıca benzini doldurmayı da bildiklerinden elektrikli testerenin benzini full. Bunu buraya bir mağaracı bıraktı falan diyemiyoruz çünkü az önce insan vücutlarının kesildiğini gördük. Bu aleti yamyamların bulup da kullandığına eminiz. Çünkü asılı vücutlar aşırı temiz kesilmişler. Ama sorulması gereken soru şu, neden bunu yapıyorlar? Bazılarınız kardeşim, onlar yamyam tabii ki de bunu yapacak diyebilir. Bakın tüm bir vücudu yememişler. Yarısını kesip tavandan aynı bölgeye asmışlar. Bu bir tür ritüel gibi duruyor. Ayrıca tekrardan diyorum, Japon kültürüne hakim olup dövme yapmaları gibi aynı şekilde elektrikli testere kullanmasını da biliyorlar. Mağaralarda ilginizi çeken bir diğer şey ise kuru kafalar. Mağaralar binlerce kuru kafa dolu. Bakın 100 değil, 500 değil, binlerce kuru kafa var. Bazıları kanlı, bazıları ise temizlenmiş ve süs olarak kullanılıyor. Bu adaya ilk düşen uçak bizimki. Yani insanlar adaya karadan geliyorlar. Bunlar karadan gelen insanların kuru kafaları. Mağaraların içerisinde mağara dalışı dergileri buluyoruz. Burayı arkadaş grubuyla keşfetmeye takılmaya gelen yüzlerce insan var. Film çekmeye gelen bir grup arkadaşın kampını bile bulabiliyoruz. Neden bunca kayıp insanı araştırmaya gelen birileri yok? Kimse mi bu adaya gidecekleriyle ilgili sevdiklerine veya çevresine bilgiler bırakmadı? Adaya arama kurtarma ekipleri geldiğini birkaç notan öğrensek gram laf yapmam. Ama gerçek hayatta özellikle yabancı ülkelerde iki tane adam bir keşif sırasında kaybolduğunda haftalarca televizyonlardan düşmüyorlar. Binlerce kuru kafayı tüm bir adaya yaymak oyunculara ya arkadaş yemeyin biz dedirtiyor. Cidden bu adaya binlerce insan mı geldi? Yamyamlar hepsini öldürdüler mi? Ya da bunlardan bazıları yamyamların kafası mı? Yamyamlar kendilerini mi öldürüyorlar? Birbirlerine düşmanlar mı? Yamyamlar hakkında bir diğer sorguladığınız şey ise ödül niyetine ya da aksesuar olarak vücutlarına bir sürü uzuv takmaları. Oyundaki mutantların birden fazla uzuvları var. Yamyamlar mutantlar gibi korkunç mu olmaya çalışıyor? Onlar gibi tetikkar mı olmaya çalışıyor? Onlarla kaynaşmaya mı çalışıyor? Bu modifikasyonların sebebi tam bir merak konusu. Mağaralarda gezerken haç işaretli tahta duvarlar bulabiliyorsunuz. Yamyamlar bunları kırma konusunda biri sorun görmüyor. Yani bunları onlar inşa etmedi. Yoksa kırmazlardı. Ayrıca bu tahtalar onların da yollarını kapatıyor. O zaman da kim bunları yaptı diyorsunuz. Ama bu aslında bariz şekilde ortada. Oyunda nereye giderseniz gidin incil buluyorsunuz. Yüzlerce incil var oyunda. Tekneye gittiğinizde bile teknede bir sürü incil üst üste konulmuş durumda. Teknenin duvarında bir haç var. Bir mağaranın içinde ise yüzeydeki büyük mağaranın çizili olduğu bir fotoğraf buluyorsunuz. Üzerinde ise haçla asılmış bir adam ve birkaç yazılı cümle var. Buradan şunu anlıyorsun ki misyonerler bu adaya seneler önce gelmişti. Burada bir çakmaklı tabanca olmasının sebebi de buydu. Bu tabanca parçalarını misyonerlerin gömdüğünü düşünmüyorum. Silah parçaları yamyamlar için kutsal olduğundan adak adayı parçaları gömmüş olabilirler. Bu yüzden çukurların içinden kafatası çıkıyordur. Ama bu teorimi yalanlayan bir şey daha var. Mağaralardaki ölmüş misyonerlerin cesedinin bir tanesinde bu patlatılacak noktalardan bir tanesinin fotoğrafı var. Kendileri şimdi silah parçalarını geri almak için mi bu parçaları tekrardan toplayacaklar? O yüzden mi bu fotoğrafları çizdiler? Daha doğrusu çizilmiş demeyeyim. Çekilmiş diyeyim. Bunlar bizzat bir fotoğraf makinesinden çekilmiş. Ceset çok eski biliyorum ama fotoğraf makinesi de 19. yüzyılda yaratılmıştı. Ne yani şimdi bu parçaları kendileri mi gömdü? Eğer kendileri gömdüyse niye kuru kafa çıkıyor içinden? Adak mı adadılar? Bunu niye yaptılar? Misyonerler yanında sadece tabanca getirmediler. Aynı zamanda dinamit de getirmişlerdi. Mağaralar yüzlerce dinamitle dolu. Bazı kutular çoktan açılmış durumda. Ayrıca çevrenin yıkık dökük olmasından burada yolların patlatıldığını görüyorsun. Bu mağaranın çıkışı büyük bir deliğe açılıyor. Burası çıkmaz bir sokak ve misyonerler bunu biliyorlardı. Tanrı'nın adamları buradaki bilinmeyen bir tehlikeyi gömmek için canlarını feda etmişler. Başka bir mağarada ise bir yolcunun haç şeklinde asıldığını görüyorsun. Yamyamlar kendilerini sürekli modifiye ediyorlar. Bazı yamyamlar insan derilerini, yolcuların yüzlerini soyup da kendi yüzlerine takıyorlar. Sanki kimlik değiştiriyorlarmış gibi, onlara dönüşmeye çalışıyorlarmış gibi. Yamyamlar kendilerini teknoloji ve vahşilikle birleştiriyor. En çok gözünüze çarpansa haçlı yamyamlardır. Gövdelerine, bacaklarına, sırtlarına, her yerlerine haçlı dövmeler yaptırmışlar. Bakın, Hans Schaldam logosunu ben de dövme olarak yaptırmak istiyorum ama hani tüm vücuduma değil. Bu manyaklık. Yamyamlar oyun boyunca birçok insanı garip ve vahşi şekillerde öldürerekten sergiliyorlar.
Onları neden yemiyorlar? Oyundaki cılız yamyamlar kendi ölü arkadaşlarını yiyor. Etrafta yenilecek o kadar çok boş insan vücudu varken neden arkadaşlarını yiyorlar? Bu ölü insanlar onun için bir adak mı? Tanrı'ya sana inanıyoruz, senden şüphe duymuyoruz mesajı falan mı vermek istiyorlar? Çok yüksek ihtimalle misyonerler yamyamlara Hristiyanlığı zamanında öğretmişler. Ama oyunda açıklanmasa bile muhtemelen yamyamlar Hristiyanlığı aşırı yanlış anlamışlar ki bozuk bir din algıları oluşmuş. Immersive isimli karakterimiz için bozansa bu işte. Bunlar seneler sonrası, yıllar sonrası bu hale geldiler. Biz ise adaya ilk düştüğümüz gün sonrası rahatlıkla insan eti yiyebiliyor, kemikten zırtlar ve yapılar yapabiliyor, mutantları üzerimize giyebiliyor ve ürkütücü totemleri gönül rahatlığıyla yapabiliyoruz. Ben kendi karakterimi bu şekilde ciddiye alamıyorum. Lan ben neyim, mutant mıyım, ucube miyim? Ya bu karakter benden daha ucube şekilde giyiniyor. Yamyamları şimdilik geride bırakırsak, mağaranın tekinde Jessica Cross denilen birinin Matthew Cross isimli birine yasaklama emri çıkarttığını görüyoruz. Yolcu listemizde Cross isimli biriyle ilgili isim yok. Ayrıca bu kıt biraz eski duruyor. Biz adaya daha yeni düştük. Böyle bir şey yeni olamaz. Bu ikilinin soy isimleri aynı. Yani yüksek ihtimalle karı kocalar. Ayrıca bir adada yasaklama emrinin ne işi var? Burada bir hükümet falan yok. Bir kuruma ait olduğunu bildiğimiz bu kadın buralarda ne işi var düşüncesiyle mağaraları keşfetmeye devam ediyorsunuz. Bu odada bir uzaklaştırma kağıdı olduğuna göre garip bir işler dönüyor, belli. Ve ilk garip şey belirtisi ise şu. Adanın ölüm kokan mağaralarında bir metal kapı var. İnsan yapımı gibi durmuyor, çok antik. Aşırı eski ve bir o kadar çok modern duruyor. Bu kapıyla karşılaştığında bunu buraya kimin, neyin, neden kurduğunu düşünmeye başlıyorsun. Kapıyı normal şekilde aşamadığından tam geri dönecekken fark ediyorsun ki burada garip bir mekanizma var. Bu mekanizma bir şeyler istiyor. Üzerine taş koyunca kapı açılmaya başlıyor. Ama aslında bu kapının istediği şey taş değil, bir kuru kafa. Koyduğunuz tüm kuru kafalar direkt olarak kapıya bakıyor. Oyunun Wikipedia sayfasına girerseniz bu kapıların isminin kurban kapısı olduğunu görebilirsiniz. Oyun içinde bu kapılara böyle denilmese de olay ortada. Bu kapıların açılması için bir insanı adok olarak atamanız gerekiyor. Bir insanın kurban edilmesi gerek. Onun yıkılıp kuru kafasını almanız gerekiyor. Ama mekanizma yapan kişiler gerizekalı olduğundan taşla koyulmasını es geçememişler. Bu mekanizmayı taşlarla kandırıp açtığınızda görüyorsunuz ki bir sürü garip vücut diliyle dona kalmış binlerce senedir burada olduğunu anladığınız bazı iskeletler var. Hepsi ise tek bir şeye bakıyor. Siyah renkle çizilmiş bir alet. Bu duvardaki çizimin daha detaylı hali teknede vardı. Ama daha detaylı halini isterseniz de misyonerlerin çok çok uzun süre önce çizdiği bu resmi gösterebilirim. Bu lanet şeyden bir kötülük akıyor. Çizimin olduğu her yerde ölüm var. Adadaki garip mutantların çıkış sebebi bu olabilir mi? İlginç, göreceğiz. Gariplikler burada bitmiyor. Başka bir mağaraya gittiğinizde bir kova dolusu kırmızı boya görüyorsunuz. Bu kova bir insan vücudunu boyamaya yeter de artar. Timmy'yi kaçıran adam da kırmızı renkteydi. İlginç. Bu onun doğal rengi değil, ona eminiz. Kendisini boyamış durumda. Ayrıca bazı yamyamlar çeşit çeşit renklerle kendilerine boyasalar bile hiçbirinde kırmızı yoktu. Vücutlarını baştan sona boyamıyorlardı. Böyle Far Cry 3'teki Sitra gibi sadece belli başlı çizikler atıyorlardı, o kadar. Bu boyanın yanında bir kağıt buluyorsunuz. Bu kağıtta o ölmedi, o uyuyor yazıyor. Bu bir İncil'den kopartılmış sayfaya yazılmış. Duvardaki çizime bakarsanız kırmızı da büyük bir siyah figür, siyah renkteki karınca denecek insanları domine ediyor. Yamyamların bir kehaneti ya da bir tanrısı var. Ya da besin zincirinin en tepesindeki bu canlı yüzünden korkuyorlar. Oyunda bilmediğimiz ve görmediğimiz bir kırmızılı figür olabilir. Oyunun birçok yerinde, özellikle de mağaralarda kırmızılı boya bulabiliyorsunuz. Oyunda bavullarda bulduğunuz kıyafetleri üzerinize giyebiliyorsunuz. Takım elbiseden tut, misyonerlere kadar bir sürü kıyafet var. Ama hiçbir kıyafetin yamyamlar üzerinde bir etkisi yok. Bu boyanın ise bir etkisi var. Eğer yamyamların karşısına kırmızı boyayla çıkarsanız sizden deli gibi korkuyorlar ve eğilip dua etmeye başlıyorlar. Sizlere saldırmıyorlar, siz onlara bir üstünü kuruyorsunuz. Onların tanrısı konumundasınız, onları domine ediyorsunuz. Hem yamyamlar hem de misyonerler bu adadaki bilinmeyen bir şeyden korkuyorlardı. Misyonerler yok olsa da yamyamlar hala korkuyorlar. Geçmişten günümüzde bu hep böyle oldu. Ayrıca ortada her zaman bir kayıp çocuk vakası da oluyor. Timmy tek kaçırılan çocuk değildi. Bir sürü farklı farklı çocukların da kayıp olduğuna dair kanıtlar buluyoruz. Mağaralarda çocuk oyuncakları var. Bütün bunlar nasıl bağlantılı olabiliyor? Çocukların bu olaylarla ne ilgisi var? Her şeyin bir cevabı var mı yoksa biz mi aşırı düşünüyoruz?
Mesela bu katananın bulunduğu yerdeki samuray dövmesi oynanış elementi olarak "Hey dostum baksana burada katana var" denmesi için mi konuldu? Oyunda karaya vurmuş bir sürü köpek balığı var. Bunların konulma sebebi "Hey bak denizin en üstün yırtıcısı sahile vurdu. Burada bu adada doğaüstü olaylar dönüyor" demek için mi? Yoksa "Hey bakın biz köpek balığı modeli yaptık. Denizde köpek balıkları var. Fazla açılmayın" demek mi istiyorlar? Sonuçta bu tarz oyunlarda ekrana hangi düşmanların, hangi silahların olduğu yazmıyor. Siz oynayıp kendiniz keşfediyorsunuz ve çevresel faktörler bunun için önemlidir. Bu adada bir vahşi doğa var ama çok tuhaf bir vahşi doğa bu. Birbirinden çok farklı bölgelerin hayvanları tek bir adaya yerleştirilmiş. Amerika'ya ait hayvanların olduğu gibi, ekvator bölgelerine ait hayvanlar da var. Güney Amerika'dan çıkma büyük örümcekler de var. Ya da sadece Kanada'da bulunan kuşlar var. Şimdi bu adanın konumu neresi? Aynı yarımadada olması imkansız olan hayvanlar bir araya toplandıysa neden diğer hayvanlar yok? Ayılar gibi mesela. NPC olarak koymasanız bile ölü modellerini koyabilirdiniz. Mesela oyunda NPC yılan yok ama yamyamların silahlarının üzerinde ölü yılanları sardıklarını görebiliyoruz. Bazı totemlerde ise kurbağalar oluyor. Oyunda kurbağa göremiyoruz halbuki. Kurbağa sesi duymuyoruz. Oyunun Wikipedia sayfasında bu elementlerin özellikle de immersivisini arttırmak için konulduğu söyleniliyor. Burası o kadar bükülmüş ve insanüstü bir yer ki tüm uluslardaki hayvanlar buraya karışmış. Ya da yapımcılar hiç bu kadar derin düşünmeyip mi oynanış elementi olarak bu hayvanları yerleştirdi? Lakin senin oyununun ana teması bu ada. O yüzden bu tarz şeylere önem vermen gerekiyor. Sürekli adanın geçmişiyle ilgili ipuçları bırakıyorsun çevreye. Neden 19. yüzyıldan kalma bavullar mağaralarda dolular? Neden yüzeyde modern çadırların olduğu gibi misyonerlerin de çadırları var? Bu çadırlar sadece yüzeyde yok, aynı zamanda mağaraların içinde de var. Özellikle de büyük deliğin olduğu mağarada. Yani mülteci, mülteci nereden çıktı? Yani misyon... yani misyonerler mağaralarda keşif yaparken, büyük deliği kapatmaya uğraşırken... Yemek ve uyku ihtiyaçları için bu çadırlarda kalıyorlardı. Bu çadırların modern insanlar tarafından kurulmadığını buradan anlıyoruz. Mağaralardaki çadırların hala sağlam durmasını anlayışla karşılayabiliyorum. Lakin yüzeydekiler ne oluyor? Bu çadırlar bir yağmurdan, bir fırtınadan veya da yamyamlar tarafından yüzyıllardır yıkılmamış durumda. Modern çadırların dizaynında bir eskimişlik yok, yani onlar taze konulmuş durumda. Ama bu eski çadırlar öyle değil. Oyun bunlarda uyumanıza bile izin vermiyor, oyunu kaydetmenize izin vermiyor, o derece eskiler. Başka sorguladığınız bir şey ise dinamitler. Bakın dostlar, dinamitler kısa süre içerisinde etkilidir. Dinamitlerin ömrü kısadır. Çünkü aşırı aşırı eski patlayıcılardır. Eğer uzun sürede sabit duran bir dinamite dokunursanız hemen patlayabilir. En iyi seçeneğiniz o dinamiti ya yavaş hareket ettirmek ya da direkt hiçbir zaman dokunmamaktır. Eğer misyonerler bu adaya yüzyıllar önce geldiyse nasıl olur da bu dinamitler hala çalışabilir durumda? Kutuları hızlıca parçaladığımda nasıl olur da patlamazlar? Bu adada doğaüstü bir element olarak zamansal bir problem falan mı var? Yoksa yapımcılar biz oyuncuya el bombası değil de 19. yüzyıldan kalma bir patlayıcı vermek istiyoruz mu dediler? Eğer öyleyse adamlar Wikipedia'ya girip de dinamitlerin nitrogliserin barındırdığına bakmamışlar. Kusura bakma ama hikayeni anlatmak için özellikle dinamit kullanıyorsan dinamitler hakkında bu gerçeği es geçmemen gerekiyor. İnandırıcı şekilde oyuncuya adanın geçmişini sunmalısın. Last dizisinde bile uzun süre hareketsiz duran dinamitlerin patladığı işlenmiş bir konudur. Sizlerin oynanışla hikayeyi immersively bozmamak için gerçekçi ve mantıklı şekilde birleştirmeniz gerekiyor. Yapımcıların yaptığı başka bir aptallıksa şu. Suyun altında bir sürü incil bulabiliyorsunuz ve suyun altındaki inciller için ayrı bir model yapmamışlar. Bildiğin inciller kapalı şekilde, hiç ıslanmamış şekilde denizin altında duruyor. Arkadaş sen İncil üzerinden adanın hikayesini anlatıyorsun. Neden böyle bir detaya dikkat etmiyorsun? Oyuncuya sunduğun tüm çevresel ipuçlarının eninde sonunda bir yere varması gerektiği gibi aynı şekilde bunların mantıklı olması gerek. Bu tarz oyunlarda zaman dilimi ve kronolojik sıra önemlidir. Mesela bir tane mağarada asılı bir mağaracı görüyorsun. Adam ölmüş ama vücudu aşırı yıpranmamış. Yani bunun yakın zamanda öldüğünü anlıyorsun. Misyonerler gibi senelerdir buraya birileri geliyor. Mağaralarda bir sürü bu garip çürümüş ve içe çekilmiş cesetler var. Değişik duyguları sembolize eden duruşlarda ölmüşler. Çoğunun yüzleri korkuyla kaplı. Silahları veya da ekstra uzuvları yok. Bunlar yamyam değiller. Bunlar senin benim gibi normal insanlardı. Yüksek ihtimalle misyonerlerdi. Bir vücudun sırtında bir modern solunum cihazı var. Bu adam yüzyıllar önce ölmemiş gibi. Sanki çok daha taze ölmüş gibi.
Çünkü solunum cihazının hava tüpü hala dolu. Alet çalışıyor, alet çok taze duruyor, çok temiz. Ve solunum cihazı 19. yüzyılda yoktu. Peki vücut neden bu kadar eski? Bu adama ne olmuş olabilir ki? Kısa bir süre önce hipotermi sebebiyle ölse vücudu böyle olmazdı. Bu adam sudan çıktıktan sonra bir şey görmüş olmalı. Gördüğü şey şu an burada değil. Yani sanırım değil. Oyunun son mağaralarının bir tanesinde çıkmaz sokakta bir dikdörtgen mağara buluyorsun. Burada bir sürü bebek ve bir armizi var. Bunları öldürüp mekanı incelemeye başladığında görüyorsun ki burada bir sürü ölü insan var. Birazcık inceleyince yamyam olmadıklarını anlıyorsun. Hepsi uçak yolcuları gibi duruyor. Ve işlerinden biri ise Sahara yazılı bir K-kart tutuyor. Sahara isimli bu mağaranın yakınlarındaki bir konteynerde görüyorsunuz. Konteynerin içinde bir sürü teknolojik cihaz ve karton kutusu oluyor. Yani bu Sahara bir şirket, orasını anladık. Ölü vücudun kartı tutmasıyla anlıyorsun ki bu insanlar yolcu değiller. Bunlar Sahara isimli şirketin çalışanlarıydı. Sahara konteyneri burada, Sahara çalışanları burada. Sahara şirketi buraya neden geliyordu ki? İlginç. Bu ölü vücutların yanında ise bir kamera buluyorsun ve oyun boyunca bulduğun kasetleri şarjı dolu olan bu kamerayla oynatabiliyorsun. Ve işte burada ise belli başlı şeyler cevaplanıyor. İlk kasette bir helikopterin içinden Karlı Dağı görüyoruz. Karlı Dağ'ın etrafında havalandırma sistemi varmış. Ayrıca helikopterin içinde cerrahi maske takan ufak bir kız var. Helikopterde korona olmadığına göre bu kız sanırım hasta. İkinci kasette bir sürü insan işinde gücünde modern görünümlü bir iş yerinde takım elbiselerle geziyorlar. Kaset sonunda ise tekerlekli sandalyede seruma bağlı bir hasta kız çocuğu görüyorsunuz. Bu az önceki kız. Kız hastalıktan ötürü yıpransa bile kameraya gülümseyip elini sallıyor. Üçüncü kasette bir sürü çalışan ufak bir çocukla beraber duvarlarda ve çizimlerde gördüğümüz aleti çalıştırıyorlar. Bu şeyin dışı gibi içi de şeytani ve gizemli duruyor. Bir sonraki kasette bu aletin yanındaki çocuğun bir yatakta epilepsi geçiriyormuşçasına vücudunun delirdiğini görüyorsun. İki doktorsa muhtemelen çocukla ilgileniyor. Beşinci kasette bir sürü Sahara çalışanı panik içinde gözüküyor. Kamera baktıkları yere döndüğünde ise az önceki çocuğun bulunduğu odada bir armizi gözüküyor. Ağaçları tek vuruşla deviren armizi mutantı bu aynayı tek darbesiyle kırıyor ve bir anda herkes panik ve şok içinde hayatı için kaçmaya çalışıyor. Hasta kıza bakmakla yükümlü adam da kaçınca tekerlekli sandalyede ufak kız kaçamıyor ve dehşet içinde korkuyla üzerine gelen bu insanlık dışı yaratığın yani ölümün gözlerine bakıyor. Bunlardan şunu anlıyoruz ki Sahara şirketi şu aleti ve çocukları ilgilendiren bir deney yapıyor. Bu deneyin sonucunda ise gördüğümüz mutantlar yaratılıyor. Ama mutantlar nasıl yaratılıyor? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Buradaki cesetler mutantların muhafaza edildiği yerden kaçması sonucu ölen Sahara çalışanlarıydı. Bunları sadece yamyamlar öldürmemişti. Bu mağarayı bir mezarlık niyetine kullanıyorlardı. Yüksek ihtimalle bu doğaüstü proje gizli olduğundan cesetleri ailelerine bırakmak yerine sonsuza kadar burada çürümelerine yol açtılar. Ya da yamyamlar bu insanları öldürüp buraya attılar. Tam olarak bilmiyoruz. Artık K-Kart sizde olduğuna göre bu Sahara'nın ana üssünü bulursanız oraya giriş yapabileceksiniz. Karlı Dağ'ın etrafında bir havalandırma sistemi vardı. Belli ki yakınlardayız. Eninde sonunda karakteriniz Eric, etraftan bulduğu ipuçları, yüzeydeki yaptığı üretimler ve bulduğu mağaralardaki silahlar sayesinde güçleniyor ve ilerleyecek gücü kendine buluyor. Oyundaki en zor mağarayı atlattığınız zaman misyonerlerin gömmeye çalıştığı büyük çukura çıkan bir kurban kapısı buluyorsunuz. Dışarıda bir sürü yamyam ve mutant var. Ayrıca kamera kaydında gördüğümüz helikopterin buraya düştüğünü görüyoruz ve helikopterin içinde bir pala var. Ama ceset yok. Buradaki yamyamlar cesedi parçalamış olabilir. Bu çukurun ortasında ise bir gölet var. Bu göletten bir mağaraya giriş yaparak ve birkaç dakika yüzerek büyük bir mağaraya giriş yapıyorsunuz. Bir sürü mutantın ve kurban kapısının üstesinden gelerek bu mağarada bir teknolojik kapı buluyorsunuz. Bu öncekiler gibi antik değil, insan yapımı olduğu çok belli. Ve kapının yanında bir K-kart var. Belli ki burası Sahara laboratuvarı. Büyük çukur Karlı Dağ'a çok yakındı ve biz mağaranın içinde çok ileriye gittik. Eminim ki Karlı Dağ'ın altındayız şu anda. Bu kapının doğasından bahsetmek istiyorum. Burası oyunun en derin mağarasının olduğu yer. Ayrıca bu mağara diğer mağaraların aksine çok ilginç bir karakteristik özelliğe sahip. Wikipedia sayfasında bu mağaranın ismi Cehennem Mağarası olarak geçiyor. Ve duvarlara bakarsanız başka hiçbir yerde olmayan kırmızı ışıklar duvarları kaplamış durumda. Ayrıca bir sürü kurban kapısıyla aynı materyali kullanan antik bir metal buluyoruz. Bunlar özenle yerleştirilmiş. Eğer bu Sahara kapısının önünde çok fazla beklerseniz duvarların içinden gelen garip bir yaratık sesi duyacaksınız.
Bu yaratık sesi çok büyük bir canlıya aitmiş gibi hissettiriyor. Çok yankılı ve boğuk geliyor. Belki de bu ses bir yaratığa ait değildir. Sadece bizlerin paranoyaklığıdır. Ama şimdilik bunu düşünmek istemiyoruz. Uçaktan düştüğünüzden beri amacınız çocuğunuzu kurtarmaktı. Timmy'yi bulmaktı. Ve artık gizemlerin cevaplanması ve Timmy'nin bulunma umuduyla kapıyı açıyorsunuz. Bu kapı gizli bir laboratuvar açılıyor. Koridor kırmızı renkte boyanmış ve ilerlemek için kapı kapalı. Tek çareniz havalandırma sistemini kullanmak. Ama bunu yapan tek siz değilsiniz. Burada ufak bir çocuğa ait yaşam alanı var. Ayrıca her yerde karşınıza bir kırmızı boya çıkıyor. Bulduğunuz bir kağıtta kırmızılı adamın Dr. Matthew Cross olduğunu öğreniyorsunuz. Bu adam görüntülerde gördüğümüz ufak kızın yani Megan Cross'ın öz babası. Kırmızılı adam Sahara laboratuvarları tarafından kovulmuş durumda. Çünkü şirketin kaynaklarını ve mallarını yanlış şekilde, izinsiz ve yetkisiz şekilde kullanmış. Matthew Kranz hem kovulduğundan ötürü, hem de karısı onu terk edip çocuğunun velayetini kendi üzerine alacağından ötürü, kafayı sıyıracak noktaya gelip karısını kendi elleriyle öldürmüş. Burada birden fazla bıçak yarası ve kafa travması nedeniyle bir cinayette öldürüldüğü yazıyor. Doktor Kranz'ın dengesiz bir doğası var. Karısını öldürerek biricik kızı Megan'ın velayetini zorla eline aldı. Kırmızılı adam içeri istediği gibi girip çıkabileceği bir key kartı sahip olmaması gerekiyordu. Aynı şekilde bu adada olmaması gerekiyordu. Kırmızılı bir boyayla gezmesinin sebebi laboratuvardan atadığından ötürü sürekli yüzeyde yaşadığından yamyamlar arasında rahatlıkla dolaşmak içindi. Laboratuvarı incelerken bir yemek salonu buluyorsunuz. Burası izole edilmiş. Etraf çok dağınık ve yıpranmış. Yemekler ise hala taze. Mekanın hala gücü var. Oyun boyunca taşıdığınız paralar artık kamp ateşini alevlendirip kömür niyetini kullanma işlevini görmektense burada otomatlardan içecek alabiliyorsunuz. Tüm oyun boyunca insan eti yedikten sonra bir ev yapımı yemek bulmak, ışıklandırmanın modern dizaynlı mekanlardan geçmek oyuncuya çok ayrı bir his sunuyor. Sanki başka bir oyuna geçmişsiniz gibi. Buralarda ilerlerken intihar etmiş bir doktoru görüyorsunuz. Adamın kendisini asma sebebi mutantların ve yamyamların kendisine yapacaklarından korktuğundan ötürü olabilir. Ben kendisinin ölen son doktorlardan olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer adanın güvenliği yıkıldıysa ve dış dünyadan yardım gelemeyecek durumdalarsa adam umudunu kaybetmiştir. Ya da belki bu proje çok gizli olduğundan devletin kendisini hapse tıkamasından korkmuştur. Bilemiyoruz. Yemeklerin tazeliği mekanın elektriği olması ve asılı doktorun mağaralardaki diğer insanların aksine çok taze görünmesiyle anlıyorsun ki Sahara laboratuvarları çöküşe geçeli çok da uzun süre olmamış. Taş çatlasa o kamera görüntüleri bir hafta öncesine aittir. Laboratuvardaki kaos o kadar hızlı ilerlemiş ki hem tesis hem de mağaralar hem yüzey kısa süre içerisinde kaosa sürüklenmiş. Sahara laboratuvarları eczacılıkla ilgili ürünler üretiyorlar. Yaşlanma kremleri ya da kansere tedavi gibi. Orduya veya da devlete ait değiller gibi gözüküyor. Özel bir şirket burası. Kendileri bir şekilde aleti bulduklarından ötürü bu adaya yerleşmişler. Bu alet ne yapıyor bilmiyoruz ama onu insanlık için kullanmak istemişler. İlerleyen vakitlerde kırmızılı adamın hazırladığı bir slide gösterisi buluyorsun. Bu slide gösterisinin başlığı Jarius projesidir ve burada şunu anlıyoruz ki Metal Cross yani kırmızılı adam bu projenin başındaki aşırı zeki bir bilim insanıymış. Böyle mantıklı ve sakin bir adamın zamana delirmesi ilginç. Acaba alet mi onu delirtti? Yoksa yaşadıkları yüzünden mi kafayı sıyırdı? Ya da en başından beri içinde böyle bir şey vardı da tetiklenmeyi mi bekliyordu? Bilemiyoruz. Bu deney projesi bir mutasyonla, bir hücresel modifikasyonla ilgili. Çevrede kare küplerinin içinde bir sürü et parçası var. Bunlar mutantların hücre örnekleri. Kaçak hücre çoğalması. Adadaki tüm mutantlar daha büyük bir amaç uğruna harcanan insanlardı. Bu mutantlara isim bile vermişler. Mesela Denek 37B5 yani Virginia. Ya da Denek 82C6 yani Armzy. Bu yaratıkların insan uzuvları ve organları olmasının sebebi bir mutasyon geçirmeleriydi. Bu deneyler 3 yıldır sürüyordu. Amaçları hastalıkları bitirmenin yanı sıra insanlara uzun ömürler vermekti. Sahara henüz yetişkinler üzerinde test yapmaya başlamamıştı. Peki ya Sahara yetişkin bireyleri kullanmıyorsa? Ne kullanıyorlardı derken çocukların yatak odasına dalış yapıyorsunuz. Sahara laboratuvarları çocukları denek olarak kullanıyorlardı.
Onlara tahta çizimlerle ve oyuncaklarla konforlu oldukları bir yaşam alanı veriyorlardı ve hayatlarıyla kumar oynuyorlardı. Proje insan deneylerine hazır olmadığından hayvanlar yerine çocuklar kullanıyorlardı ve sonuçlarsa kabustu. Slide gösterisinde tüm mutantların kaç yaşındaki çocuklar oldukları söyleniyordu. Daha hiçbiri 14 yaşına bile varmamış durumda. Biz oyun boyunca masum çocukları öldürdük. Onların derilerini koruma için üzerimize giydik. Lakin bu proje göründüğü kadar vahşi miydi? Bu adamlar çocukları kaçırıp da üzerlerine deney mi yapıyordu? Onlara rahat bir hayat yaşattırmaya çalışıyorlarmış. Burası belli. Bunu sırf çocuklar sorun çıkartmasın diye mi yapıyorlardı? Yoksa onları mutlu etmek için mi? Bulduğumuz bir magazinde bu aletin ölüleri geriye getirebileceği tartışmaları dönüyor. Bu magazin sadece çalışanlar okusun diye yapılmış, yani topluma açıklanmamış. Sara belli ki bu antik aleti araştırıyor. Misyonerlerin yüzyıllar önce çizdiği resimleri bile ofislerinde tutuyorlar. Slat gösterisinin olduğu yerde bu yarım adanın satın alındığını, birçok yatırımcı tarafından desteklendiğini ve çocukların anne babalarının yani ailelerinin Sara'ya çocukları almaları için para ödediğini görüyoruz. Bakın, Sara ebeveynlere para teklif etmiyor. Çocukları almak için ailelerin aklını çelmiyorlar. Anne babalar Sara'ya çocukları almaları için para teklif ediyor. Çocuklarını iyileştirmeleri için para veriyorlar. Bu çocuklar hasta çocuklardı, ölmek üzere olan çocuklardı. Sara çocuklara ne yapıyor şimdilik bilmesek bile amaçları çocukları kurtarmaktı. Bu çocukların hayata karşı olan son çırpınışlarıydı. Burası kötücül, şeytani bir şirket değil. Ama Sara yanlış yöntemler seçmişti. Bu makine üzerinden yapılacak testler henüz insan denekleri için uygun değildi. Ve bu yüzden ortaya çıkan sonuçlar kabusların gerçeğe dönmesiydi. Sara şirketi bu projede çok aceleci davranmıştı. Bir çocuğun yaratığa dönüştüğünü gördükleri an projeyi durdurmak yerine devam etmek istediler. Bu gizemli makine neden çocukları bu dünyaya ait olmayan yaratıkları çeviriyor bulmak istediler. Bu mutantlaşma sorununu çözerlerse tüm dünyayı iyileştirebilirlerdi. Ama yapamadılar. Peki ya Timmy'nin bu olaylarla ilgisi ne? Timmy hasta değildi. Son derece sağlıklıydı. Kırmızılı adam neden onu kaçırdı? Bir saniye bir saniye. Megan Cross ölmüştü öyle değil mi? Kırmızılı adam neden Timmy'yi buraya getirmek için uçaktan kaçırmış ki? Ve işte cevabımızı bir sonraki odada alıyoruz. Burası aletin olduğu yer. Bu alet aslında bir dikili taş. Kendisi hareket ettirilmeyecek durumda olduğundan tüm test laboratuvarını bu dikili taşın çevresindeki geniş maden sistemine yapmışlar. Ne kadar teknolojik imkanları olursa olsunlar bu taşı hareket ettiremiyorlar. Tüm bir yüzey modernken aletin altının bir taş olmasını anlıyorsun bunun bir dikili taş olduğunu. Bu aleti keşfettiklerinden ötürüydü tüm bu projenin tüm bu adayı satın alma işlemleri. Bu tanrılara ya da uzaylılara ait aleti insanlık için kullanmak istiyorlardı. Ama bu alet kötülük yayıyor. Ekrandaki bu göstergenin ne olduğunu bilemesek bile iyi bir şey olmadığına eminiz. Buradaki tüm kablolar bir yatağa bağlı, sanki monitörlerden bir hastayı gözlemliyorlar gibi. İnsanları iyileştirmek veya da canlandırmak için bu makine kullanılıyor. İyi de makinenin bataryası ne ki? Neyden enerji alıyor? Makineye yaklaştığında makinenin arasındaki boşluktan bir şey görüyorsun. Ve oyuncu dikili taşın içine açtığında ise... Burada tüm oyun boyunca ilk defa olan bir şey oluyor. Oyun kontrolü senden alıyor. Eric'in kederden titreyen elleri eşliğinde bu trajediyi izlemek zorunlu kılınıyor. Timmy canlı bir bataryaydı. Kırmızılı adam için çocuğumuzun hayatının bir önemi yoktu. Eric, görev bilinciyle mağaralarda parçalarını topladığı Timmy'nin oyuncak robotunu gövdesine koyuyor ve ona uçak kazasındaki gibi Timmy'nin sımsıkıca sarılmasını sağlıyor. Oğluna sarılıp son vedasını vereceği sırada ise bir şeyi fark ediyor. Aklına bir fikir geliyor.
Eric pes etmeyecekti. Kendisini hayata bağlayan tek şeyi, bu melek gibi çocuğun gitmesine izin vermeyecekti. Bu makine bir çocuktan can alıp diğerine verebiliyordu. Eğer makine daha önce defalarca kez çalıştıysa yine çalışırdı. Eğer kırmızı adam yaptıysa o da yapabilir. Biz de yapabiliriz. Makine alıcıyı kabul ediyor ve şimdi geriye bir kurban kalıyor. Ama şimdi bir sorun var. O kurbanı nereden bulacağız ki? Kırmızı adam yani Dr. Kras Sahara laboratuvarını yamyamlarla beraber basmıştı. Bu yüzden etrafta bir sürü yamyam cesedi var. Tüm Sahara çöküşe geçtikten sonra içeride bir çıkış yolu bulamayan ve sıkışıp kalan canlı yamyamlar bize karşılık vermek için hazırlar. Birçok YouTuber hikaye videolarında sizlere mutantlar yetersiz korumadan ötürü serbest kaldı ve burada bir isyan çıkarttı diyor. Ama içerideki yamyam cesetleri ve daha sonrasında göreceğimiz mağara delikleri tam tersini söylüyor. Buraya bir saldırı düzenlenmişti. Dr. Matthew'ın amacı kırmızı boya ile Tanrı'yı oynamaktı. Piyonlarını yani yamyamları kullanarak tüm güvenliği alt etti. Tüm çalışanları yardım çağıramasınlar diye öldürdü. Ama asıl amacı bu isyanı, bu fırtınayı bir kaza sonucu ölen kızını canlandırmak için, alete ulaşmak için bir fırsat olarak kullanmaktı. İşte bu yüzden burada bir sıkıntı doğuyor. Artık bu mekanda hiçbir çocuk kalmadı. Hasta çocuklar öldüler. Ölümden geri dönenler ise mutantlar ve sen günlerdir onları yüzeyde kesiyorsun. Onları yakıyorsun. Bu makine sadece çocukları kabul ediyor. Sen buraya yetişkin bir adamı yani bir yamyamı sokamazsın. Eric ne yapabilirdi ki? Ve işte o anda fark ediyorsun ki Megan'ın resminin önünde bir sürü ufak bir çocuğa ait ayak izleri var. Doğru ya. Kırmızı adam senin çocuğunu öldürdü ki kendi çocuğu hayata gelsin. Megan ölmedi. Megan yaşıyor. Oyun burada senden etrafa tatlı çiçek fotoğrafları çizen masum bir kızı yakalayıp öldürmeni istiyor. Çoktan ölmüş ve hayata tekrardan getirilmiş bir kız çocuğunu tekrardan bu klostrofobik makinenin içinde öldürmemizi istiyor. Bu makinenin içindeki kurbanın nasıl durduğunu biliyoruz. Timmy'nin vücudunda her bir yere dikenler girmişti. Bu acılı bir ölümdü. Sahra çalışanları sandığımız kadar iyi değillerdi. Onlar bazı ölen çocukları canlandırmak için hasta olan diğer çocukları öldürüyorlardı. Onları daha büyük bir amaç uğruna harcıyorlardı. Biz de mi bunu yapacaktık? Ama biz de daha büyük bir amaç için değil, bencil bir sebepten ötürü bir çocuğu batarya olarak kullanacaktık. Oyun burada kontrolü sana geri veriyor, bunu yapabilecek misin diye. Tüm oyun boyunca hep özgürdük. İster mağaraya giderdik, ister köylere giderdik, ister kaçardık, ister savaşırdık, istersek de yapı yapardık. Ama şu anda biri seçime zorlanıyoruz. Timmy'yi bulduk ve Eric mumaradan geldiği yerden çıkmak istemiyor, bunu yapamıyor. Tek çaremiz ilerleyebildiğimiz kadar ilerlemek. Bir kızı öldüremeyeceğini düşünüyorsun ama bölgeyi terk etmeden önce üçüncü defa kırmızılı adamı görüyorsun. İlk uçakta, ikincisi teknede, üçüncüsü ise buradaki ölü vücuduydu. Yazı tahtasında babacık öldü yazıyor ve altında ise bir üzgün surat var. Doktor Kras'a baktığımızda yüzüne girmiş bir sürü kalem görüyorsunuz. Babacık öldü yazısını Oray Bey yazamayacağına göre bunu Megan yazdı. İyi de 8 yaşındaki bir çocuk bunu nasıl yapmış olabilir? Niye kendi babasını öldürsün? Yüzüne bir sürü kalem geçirmiş, çok vahşi şekilde öldürmüş. Megan diğer çocuklar gibi mutanta dönüşmemişti. Babasının kan izlerinin ayaklarına bulaşmasından, çevreye bıraktığı izlerden bunu anlıyorduk. Ne yani, kızın dönüşmesi zaman mı alacaktı? Ya da herkes dönüşmüyor muydu? Ölümden dönen bazı bireyler 28 gün sonra enfektesi ya da Lazarus çukuru gibi öfkeli şekilde mi dünyaya geliyor? Timmy de dünyaya gelince böyle mi olacaktı? Burada bir kağıt var. Kağıda yakınlaşıp bakarsanız aletin bir uçağa indirebileceğine inanıyoruz isimli bir makale göreceksiniz. İşte burada acı gerçeği öğreniyorsun. Sen ve Timmy bir alet yüzünden bu odaya düştünüz. Eğer uçağa kaçırsaydınız ya da bu yolculuğa hiç çıkmasaydınız, evinizde mutlu mesut yaşıyor olacaktınız. Ama başka birinin çocuğu bu durumda olacaktı. Ve sizin gibi hayatta kalma uzmanı olmadığından veya da sizin gibi psikopat olmadığından yaşayamayacaktı. Çoktan ölmüş olacaktı. Bu sırları bu adayı keşfedemeyecekti. Sanki sizin kaderiniz bu gibiydi. İlginç. Bu doktor kendi kızının ölümünü kabul edemediğinden, ölümü benimseyemediğinden, ölümden korktuğundan birçok insanın hayatını tek bir tuşla mahvetmişti. Burada asıl soruysa Eric ne yapacaktı? Ve işte bunun merakıyla ayak izlerini takip ediyorsunuz ve tesisin büyük bir bölgesine geliyorsunuz. Alan o kadar büyük ki bu mekanı birazcık anlamaya çalışıyorsun. Neden oyun seni bu kadar büyük bir mekana soktu ki?
Uzağa baktığında Megan'ı görüyorsun. Elindeki uçak da 11 Eylül'ü sevecek olsa ki bir uçakla oynuyor. Burada oyunun sana bir seçim hakkı sunmasını istiyorsun. Ben bu kızı öldürmek istemiyorum. Ben bencil olmak istemiyorum. Bu laboratuvarı terk edip gitmek istiyorum diyorsun. Ama bir yandan da bu mekanda bir doğaüstü tekinsizlik seziyorsun. Ve senin Megan'ı fark etmenle o da seni fark ediyor. Parmağıyla seni işaret ediyor. Üzerindeki kırmızı boya ona babasını hatırlatıyor ve öfke krizine giriyor. Bu sırada ise titremesiyle ağzından ve vücudundan bir sürü garip uzuvlar çıkıyor. Bu daha önce hiçbir şekilde göremediğimiz bir mutant. Bu şey artık masum bir kız çocuğu değil. Megan'ın derisinin içinden bir felaket dünyaya geldi. Bu bir mutasyon değil. Bu bir hücre yenilenmesi değil. İnsan değil. Bu Megan'ın vücudunu kullanan bir uzaylı. Seni parçalara ayırmaya çalışırken ses telleri insanlık tarihinin en yabancı çığlıklarına sahip. Dünya üzerinde hareket edebilen her şeyden daha hızlı. Adaya düştüğünden beri topladığın her şeyi üzerine fırlatıyorsun. Etraftaki tüpleri kullanıyorsun. Ve tek bir amacın var, hayatta kalmak. Onu yakıyorsun, tüm zırhları mahvoluyor ve en sonunda ise bilinçsiz vücudu yere yıkılıyor. Canlanmış bir vücuda öldü demek ne kadar yakışır bilmiyorum ama öldü. Megan'ın vücudunu alıyorsun ve dikili taşa götürmeye başlıyorsun. Burada bana kalırsa Bioshock'tan daha kaliteli bir hikaye dizaynı bulunuyor. Bioshock sana oyun boyunca ufak çocukların hayatını alabilme gücünü veriyor. Sen bencil sebeplerden güçlenmek için onları öldürebilirsin ya da onları serbest bırakabilirsin. Ama Bioshock'ta hiçbir zaman bunu umursamıyorsunuz. Yani ben Bioshock'u çok seviyorum. Hatta ileride bir gün videosunu yapacağım ve ilk oyunu 4 defa bitirdim. Bir kez bile ya şimdi ben bunu öldürürsem evet güçleneceğim ama bunu yapamam, içim gidiyor demedim. Seve seve çocukların hepsinin canını aldım abi. The Forest sizi bir baba yerine koyuyor. Sizin kaçırılan çocuğunuzu ve kurbanınız Megan'ı tanıma fırsatı sunuyor. Megan bir düşman değil, bir canavar değil. O ufak bir kız o kadar. Megan yetişkinlerin dünyasında söz hakkına sahip değildi. O sadece dünyaya şanssız gelmiş, ölümle burun buruna, hasta bir kızdı. O kadar. O soğuk vücudu ve kırık ruhuyla kameraya gülümseyen tatlı bir kızdı. Eğer gökyüzünde bir tanrı varsa o bu hayattaki herkese bir rol kağıdı dağıtıyor ve Megan'a kötü bir tane kağıt gelmişti. Babası ve doktorlar Megan'ın ölmeden önceki son anlarını dolu dolu yaşama şansını elinden almışlardı. O son anlarını bir deney faresi gibi geçirmeyi hak etmiyordu. Bu kadar acı çekmeyi hak etmiyordu. Ama bir dakika, Timmy de bunu hak etmiyordu ki. Timmy trajik bir kazada annesini kaybetti. Anne sevgisi nedir hiçbir zaman bilemedi. Ve babası da onun bu harçlığını gidermeye çalışıyor. Her daim çocuğunu yanında tutuyor. Hayat Timmy'ye de iyi davranmamıştı. The Forest kontrol üzerine kurulu bir oyun. Hem Matthew Cross hem de Eric ölümü kontrol etmeye çalışan iki tane babadan ibaret. Dr. Cross çocuklar üzerine deneylere başlamıştı. Çünkü kızı çok yakın zamanda ölecekti. Onu bir an önce kurtarmak istiyordu. Ama sadece çocukları kabul eden bu ölümcül makinede masum çocukları öldürmeyi vicdanı el vermediğinden kendi kızı gibi ölüm eşliğinde olan hasta çocukları seçmişti. Onlar her türlü ölecekti düşüncesiyle kendi vicdanını rahatlatarak o çocukları ölüme terk ediyordu. Kimse o çocukların son anlarını mutlu yaşatmaya çalışmadı. Megan'ın vücudunu dikili taşa yerleştirdiğinizde makine kızı kabul etmiyor. Çünkü canı bir numune lazım. Megan artık sonsuza kadar huzur içinde yaşayabilir. Ama buraya yeni bir arasahne girmiyor. Kredi ekranı gelmiyor. Megan'ın vücudundan düşen bir altın key kartı alıyorsun. Böylelikle yeni açtığın kapıyla Timmy'nin vücudunu burada bırakıp ilerliyorsun. Az önce senin uçağını düşüren aletle ilgili bir makale okumuştun. O bilgilendirme kağıdının yanında ise bir kaset vardı. Eğer şanslıysan kilitli kapıları aşaraktan o alete ulaşıp vermesi zor bir kararda bulunabilirsin.
Yolunun üzerinde bir sürü ceset buluyorsun. Bir sürü yamyamın içeriye girmek için patlattığı duvarları görüyorsun. Videonun başında söylemiştim. Yamyamlar bu odanın halkıydı. Hem Erik hem de Sarı çalışanları sadece misafirdi, o kadar. Ve yamyamlar misafir sevmiyorlar. Kapılar kilitli olduğundan, yamyamların geldikleri yerden ilerleyerek karlı dağın en tepesinde bulunan bir laboratuvara geliyorsun. Burada son kasette gördüğünüz kocaman bir antik makine var. Bu makine sanki gelecekten geliyor gibi. Bu dikili taşı ve bu teknolojik aleti hangi ırk yüzyıllar önce buraya yerleştirdiyse çok üstün bir medeniyet olmalı. Bizler taş ve sopalarla savaşıp ateş yakmayı yeni öğrenmişken onlar bu aleti yaratmıştı. Bilgisayara baktığında anlıyorsun ki bu alet bir EMP bombası işlevi görüyor. Doktor Kras bizim uçağımızı düşürmek için bu aleti kullanmıştı. Sistemi kapatmadığından şu anda havadaki başka bir uçak radara girmiş durumda. Buradaki teknoloji o kadar gelişmiş ki, Sarah buraya o kadar çok fazla yatırım yapmış ki, çocukların kaç tane olduğundan yaşlarına kadar, hangi koltukta oturduklarına kadar her şey tespit edilmiş durumda. Kevin, Sally ve Thomas isimli 10 yaşına bile girmemiş 3 tane çocuk burada uçağın içindeler ve sen şu anda Kırmızı Adam'la aynı konumdasın. Kendi çocuğunu kurtarmak için bir uçak dolusu işinde gücünde iyi insanın hayatını yok mu edeceksin? Senin ve diğer yolcuların yaşadıklarını onların yaşamasına izin mi vereceksin? Yamyamlar tarafından tecavüze uğrayıp vücutlarının yarısının kesilip tavandan asılması gerçekleriyle Timmy ile evinde televizyon izlemek sana doğru mu hissettiriyor? Hayatın boyunca rahat olacak mısın? Ufak bir çocuğu cehennemin 7. katına o dikili taşın içine kadar taşıyabilecek misin? Ağlayışları, bağırışları, senin çocuğunun yüzündeki korkuyu onlarda görmek seni nasıl hissettirir? En zor kararları en güçlü iradeler verir. Burada kendine şu soruyu yönlendiriyorsun. Sen korkak mısın yoksa bir katil mi? Burada iki tane seçenek var. Birinci son devam oyunu için, Canon biri son. İkinci sonsa bir doktor tarafından yere acelece hızlıca kurulmuş ve antik aleti kapatmaya hazır olan bir bilgisayarın tuşuna basıp gürültülü antik aleti sonsuza kadar susturmayı içeriyor. Ve sen bir katil olmadığına, korkak olduğuna karar verirsen burada aşağı inen bir asansörü var. Aleti kapatıp aşağı inerken karışık duygular içerisindesin. Bir yanın o uçaktaki insanları öldürmek ve biricik evladını kurtarıp bu adadan gitmek istiyor. Bir diğer yanınsa bunun şeytan olmaktan, tanrıyı oynamaktan farksız olduğunu biliyor. Ve alaka açıdan doğru olmadığından yapamıyor. Senin bu döngüyü bitirmen gerekiyordu. Hayatın mahvolmuş olabilir. Hayat sana ve sevdiklerine iyi davranmamış olabilir. Ama bizim hayatımızın negatifliği başka hayatları mahvetmemeli. Asansörden çıkınca yüzüyorsun, çukurları patlatıyorsun ve ormana dönebileceğin bir mağara boşluğu buluyorsun. Yüzüne düşen ağır kar taneleri eşliğinde üşüyerekten gökyüzüne bakıyorsun. Bilgisayarın algıladığı uçak havada o insanların hayatlarını tek bir tuşla mahvedebilirdin ve kendini kurtarabilirdin ama bunu yapmadın. Karakterimiz Erik artık şunu kabulleniyor. Bu orman onun yaşlarına köleceği tek yer. Burası onun kalıcı olarak yeni evi ve aynı zamanda mezarı. Öldüğünde onu gömebilecek kimsesi yok. Belki yıllar sonra buraya gelen birileri onun cesedini keşfeder, kim bilir. Timmy'yi düşünmek, Eric'in kalbine fiziksel bir acı sokuyor. Ve bu acıdan kurtulmak için Timmy'nin fotoğrafını yakıyor. Belki bunu anlık bir duygu karmaşasıyla yaptı. Belki birkaç gün içerisinde pişman olacak ve çocuğundan kendine kalan tek şeyi çok özleyecek. Zamanla çocuğunun yüzünü unutacağına inanmak istese bile, o ölü vücut hiçbir zaman gözünün önünden gitmeyecekti. Ama tabii ki de ikinci son sonrası yapılacak bir şey kaldı. Teknede açılamayan bir kapı vardı. Orada Megan'ın fotoğrafı vardı. Ve Megan'dan düşen altın keycard sayesinde o kapıyı açma düşüncesiyle tekneye gidiyorsun. Ve haklısınız da içeri girdiğinizde Kırmızı Adam'ın fotoğrafını, bir sürü haç çizimini ve ufacık bir alet buluyorsunuz. Bu alet dikili taşın ufak bir versiyonu gibi duruyor.
Bu şeyin teknede ne işi var bilmiyoruz. Cross bunu çalmış olabilir. Ya da bulup kendine saklamış olabilir. Belki de aleti Megan bulmuştur, kim bilir. Bu yatta dikili taşla ilgili bir sürü çizim vardı. Hepsini Megan yapmıştı. Belki şeklini beğendiğinden, belki de başka bir sebepten ötürü. Kırmızı da adamı teknede görmüştük. Belki de tekneye gelme sebebi aleti saklamaktı. Ya da aleti almaya gelmişti ama kapı kilitli diye gitmek zorunda kalmıştı. Bu alet birçok sorumuzu cevaplayacaktı. Yani cevaplamak zorundaydı. Bu aletin birçok sorumuzu cevaplaması gerekiyor. Bu antik alet sadece çocukları kabul ediyor ve ölüleri geri getiriyor. Misyonerler seneler önce bu adayı keşfetti. Seneler önce bu aleti deneyimlediler ve aletin ne kadar şeytani olduğunu anladılar. Bu makinenin işlevi bozuk. O ölüleri geri getirmiyor. O şeytanları dünyaya getiriyor. Ama bu alet neden sadece çocukları istiyor? Bu bilinmeyen güç ne istiyor? Yamyamların ataları seneler önce bu aleti keşfettiğinde ne yaptılar, ne düşündüler bilmiyoruz. Ama mağaranın tekinde yüzyıllar öncesine ait bir çizim buluyoruz. Bu çizim Virginia'nın ta kendisi. Yüzyıllar önce adadaki misyonerlerin bazıları Virginia ve belki de Ramsey tarafından öldürülmüştü. Neden bu adadan kaçamadılar sorusuna gelirsek de cevap basit. Oyunda 3 tane gizli mağara var. Bu 3 tane gizli mağara denizin altındalar. Bunları bulmaya çalışırken köpek balıklarına yem olma ihtimaliniz var. O yüzden çoğunlukla bir kayık yapma zorunluluğunuz var. Bir kısımda karaya vurmuş bir gemi çapası var. Onun baktığı yerde ufak bir kaya parçası var. Orada ise ufak bir gemi kalıntısı var. Eğer burada denize girerseniz bir gemi buluyorsunuz. Bu gemide bir mağaraya açılıyor. Mağarayı anlatmadan önce şunu söylersem, belki de misyonerler adaya gelmişler ama çıkamamışlar. Dua ettikleri tanrıları ise kendilerine pek yardımcı olmamış. Adaya gelirken yanlarında herhalde belki şeytan taşlarız diye boğucu dinamit getirmelerinin yanı sıra az sonra bahsedeceğim değişik icatları da getirmişlerdi. Ya da dinamitleri getirmeden önce adaya geldiler, adayı keşfettiler. Sonrasında adadaki şeytani güçten ötürü gemilerle uzaklaşıp adaya dinamitlerle tekrardan geldiler. Yani bu da olabilir, bilmiyorum. Bu misyonerler gerçekten garipler. Hatta o kadar garipler ki şöyle bir saçmalık var. Bu geminin altına, gizli mağaranın içine girerseniz bir sürü Hristiyan çizimi bulabiliyorsunuz. Burada oyunun gizli silahı olan bir arbalet var. Arbaletin kendine özel okları var. Ayrıca gizli item olduğundan aşırı güçlü ve çoğu varlığa tek atıyorsunuz. En az 2 tane daha denizin altından girdiğiniz gizli misyoner mağaraları var. Bunlar da yine aşırı mantıksızlar ve aşırı saçmalar. 19. yüzyılda solunum cihazları yoktu. Bu mağaraların tek bir giriş ve çıkışı var. Ve bunlar oldukça derinler. Nasıl olur da misyonerler bu kadar uzun süre nefeslerini tuttular? Bir de misyonerler bu denizden geçmenin zorunluluk olduğu mağaraya bu kağıtları ıslatmadan nasıl taşıdılar? Kaç defa git gel yaptılar? Arbaletin burada ne işi var bilinmiyor. Ayrıca burada çeşit çeşit tatlıdan yapılan yapılar var. Adamlar buraya nasıl bu kadar tatlıyı taşıdı? Bunu neden buraya koydular? Bu da saçma. Misyonerler bu mağaralara birkaç gizli şema eklemişler. Tüm bunları toplarsanız kitabınızdan gizli hazır yapılar yapabiliyorsunuz. Bunları buraya sakladım. Bu gizli yapılardan bir tanesi kilise. Ben haçları veya da kiliseleri estetik bulurum. O yüzden bu dizaynı beğendim. Ama oynanışa bir katkısı yok. Tek katkısı arkadaşım Kazan'ın mağaralarda bulduğu papaz kıyafetini giyip roleplay yapmasıydı. Gerçekten kakka attığımız bir sürü anımız oldu. İkinci olaraksa kaplumbağa kabuğuyla yapabildiğiniz bir platform taslağı var. Oyunda kabukları yükseklerden kaymak için kullanabiliyorsunuz ve kabuğun daha işlevli şekilde kullanılması için bu yapılmış. Bunu kurmak deli gibi uğraştırıyor ama yaparsanız haritayı saniyeler içerisinde gezebiliyorsunuz. İşin üzücü tarafı ise şu, düşmanlardan biri platformun bir kısmını yıkarsa tüm bir yapı yok oluyor. Ayrıca misyonerlerin kabukla kayılabilecek bir platform yapma fikirleri bana saçma geliyor. Gerçi anlattığım gibi bu mağaraların varlığı bile hiç gerçekçi değil, aşırı saçmalar. Modern Oak mağarasının dizaynı kadar saçmalar yani. Üçüncü yapınızsa bir kocaman kule. Bu kule gözlem için yok, uçmak için var. Dizaynından bunu anlıyorsunuz. Nasıl uçulacak derseniz de, misyonerler yarasalardan esinlenerek bir kanatlı planör yapmışlar. Bunun da şemasını gizli mağaradan buluyorsunuz. Bu şeyi icat etmek oldukça zor ama eninde sonunda yapıyı icat ederseniz aşırı ilkel şekilde uçabiliyorsunuz. Daha doğrusu buna uçma değil de süzülme diyelim. Bu şey güvenle yolculuk etmeniz konusunda oldukça işinize yarıyor. Son yapınızsa bir haç, yani bildiğimiz haç. Son yapınızsa bir haç. Bazı insanlar haç yaptığınızda yamyamların daha fazla geldiğini, bunun da adadaki misyonerliğin bir başarılı olduğunun kanıtı olarak görüyorlar ama yok böyle bir şey.
Bunlar sadece dekorasyon. Yamyamları uzak tutmuyor veya da onları çekmiyor. Kilisenin aksine ben bu haçın görünümünü sevmedim. Ama bu haçın düşmanların üzerinde bir etkisi olmasa bile şunu çok iyi biliyoruz ki misyonerler Hristiyanlığı gerçekten de yamyamlara öğretmeye çalıştı. Ya da aslında öğretemediler. Onlar erkenden öldüler ve yamyamlar buldukları, okudukları kitaplar sayesinde kendi kendilerine bir algı oluşturdu. Onu bilemiyoruz. Yamyamların bu yüzden bozuk bir din anlayışı var. Ama dini kendi kafalarını nasıl algılıyorlar? Parmaklarla mağaralarını neden donatıyorlar? Bunlar açıklanmıyor. Yani sanırım açıklanmıyor. O kapının arkasında biz cevap alacak mıyız bilmiyoruz. Misyonerlerin Hristiyanlığı empoze etmeleri sonucu yamyamlar bozuk Hristiyanlık anlayışı ile kültürel ve dinsel sebeplerden ötürü adak olarak makineye birilerini adıyor olabilir mi? Misyonerler de aletin şeytanın ta kendisini yani Virginia'yı ya da diğer mutantları dünyaya getirdiğini görünce dinamitlerle çukuru kapatmaya çalışmışlardır. Bu alet yamyamlara göre bir antik eser değildir. Bu onlara göre bir sunaktan ibaret olabilir. Makinenin içine bakın, dikenlerle sıkışıp ölen bireyin ölü vücudunun kanlarını toplayan bir rezervuar var. Bu alet kanları topluyor. Bu aleti buraya yerleştiren tanrılar ya da uzaylılar bile belli ki bu amaçla yapmışlar. Biz insanlar bu makineyi bu şekle sokmadık. Makinenin orijinal dizaynı bu. Yamyamlar yüzyıllardır bebekleri, çocukları feda ediyorlar. Bunu yapmalarının sebebi büyük bir inanç anlayışından ötürü. Ama tabii bu bir teori ve kanıtı olmayan bir teori. Sadece geçmişte Virginia'nın olmasıyla oluşturduğumuz bir teori. Oyun hiçbir zaman yani en azından o kapı açılana kadar bunları cevaplamadı. Geriye gelen ölüler mutantlara dönüştüğünde insanları tapmıyorlar, agresifçe saldırıyorlar. Megan da geri geldiğinde öz babasını öldürdü. Ama gerçekten geri gelen Megan mıydı? Yamyamlar sadece insanlara saldırmıyordu. Onları her zaman yemiyorlardı. Onları büküyorlar, vücutlarıyla dövmeler yapıyorlar, onları birleştiriyorlar, onları totem niyetine sergiliyorlar. Dış dünyanın modern insanlarını yepyeni formlara sokuyorlar. Buraya gelen misyonerler ne gördülerse dehşete kapıldılar. Sadece aleti görüp bu kadar korkmuş olamazlar. Tahtalarla yolları kapattılar, dinamitlediler. Belki kapının yanında çok durduğumuzda gelen ses tüm bunların arkasındaki o figüre aittir. Bu son mağaranın ismi Cennet Mağarası olarak geçiyor. Duvarlar hep kırmızı renklerle dolu. Çocukların kanlarını toplayan bir makine buradaki mağaranın derinliklerinde birileri tarafından koyulmuş. Sanki tüm insanların çocuklarını feda etmeleri için bir çağrı gibi. Bu aleti buraya koyan varlıklar hala adada yaşıyor olabilir mi? Tekrardan diyorum, Sahara kapısının hemen orada duvarların içinde bir şeyin süründüğünü ve bağırdığını duyuyorsun. Bu sadece ambiyans için oyuncu gerilsin diye yapılan bir şey olamaz. Mağaranın içlerinde aletle hiçbir alakası olmayacak şekilde korkuyla ölen insan vücutlarını buluyorsun. Hepsinde korku işaretleri var. Bir tanesi bile beklenmedik şekilde yerde düz yatarak ölmemiş. Harita dizaynı size bu insanları görmeniz için zorluyor. Oyunu bitirmenizi sağlayan solunum cihazı bile bu insanların hemen yanında. Bu vücutlar ne gördü de böyle korkarak öldüler? Yamyamlar neden kırmızılı dominant büyük şeytanı bir figürü duvarlara çizdiler? Neden sen boyalıyken seni görüp korkuyorlar ve dua etmeye başlıyorlar? Sahara koridorunun girişi bile kırmızı. Hatta kapılar bile kırmızı. Sahara yamyamları uzak tutmak için psikolojik bir hile sağlamış. Yamyamlar adanın dışından gelen yabancılardan, modern cihazlara sahip insanlardan korkmuyorlar. Mutantlardan bile tırsmıyorlar. Onlara özenmeye çalışıyorlar. Tek korkuları kırmızılı bir humanoid figür. Hristiyanlık dininde yer altında sürgün edilen bir ünlü figür var. Bu figür Tanrı'nın kullarını ölümle, acıyla ve günahla dolu bir mekana, cehenneme çekmeye çalışan kırmızılı bir figür olabilir mi sizce? Bu aletin açacağı kapı bu kırmızılı figürle karşılaşmamızı sağlayabilir mi? Bencillik yapma işimizin sonucu tüm bunların sorumlusuyla karşı karşıya kalıp onunla savaşabilir miyiz? Duvarların arkasındaki sesi merak ettiğimizden misyonerlerin bu kapının arkasına sıkıştırdığı varlığı tekrardan dünyaya salabilir miyiz? Onu görünce kredi ekranı girerse ve ikinci sonun sonsuza kadar adada yaşama olayı bir yalandan ibaret olabilir mi? Aletle bu gizemli kapıyı açtığınızda çok tanıdık bir ses duyuyorsunuz. Bu ses büyük EMP bombası olan antik cihazla aynı. Odaya girdiğimizde tüm oyun boyunca karşılaştığımız cesetleri görüyoruz. Bunlar korkuyla değil arzuyla ölmüşler. Bu aleti elde etme arzusuyla burada gebermişler. Bu cihaz mavi renkteki büyük antik aletin bir mini versiyonu ve yaptığı tek şey oyunu yaratıcı moda almak. Eğer rengini mavi yapıp altından çıkan kılıç gibi keskin metal çubuğu yere saplarsanız
Bulunduğunuz bölgeye hiç yamyam veya mutant gelmiyor. Ama kırmızıya çevirirseniz tüm düşmanları buraya çekiyorsunuz. Size dalga dalga yamyam ve mutant geliyor. Bir nevi savunma modu yani. Kapatırsanız da envanterinize kalmaya devam ediyor, o kadar. Hikaye tarafına hiçbir katkısı yok. Yamyamların nasıl bir sinyalle çekmeyi veya da kovmayı başarıyor belirsiz. Neden sadece hayvanları çekmiyor da mutantları ve yamyamları çekiyor? Oyunun ana senaryosu belirli, evet. Ama cevaplanmayan, eksik kalan bir sürü konu başlığı var. Aynı şekilde bir sürü mantıksız çevresel hikaye anlatımı var. Saçma sapan, gerçekçi olmayan bir dünya tasarımı var. Şimdi hadi hepsine değinelim. Samuray dövmesi oyuncuların dikkatini çekip hadi bakalım yamyamlar sandığın kadar aptal değil denmek için konulmadı. Bak dostum katana burada hadi al bunu çıkma mağaradan denmek için koyuldu. Testlere hey bak yamyamlar modern aletler kullanıyor, onlar zekiler, modern eşyalar kullanmayabiliyorlar. Ama yine de tercihen eski üslüde yaşıyorlar demek için yok. Bak testlere burada demek için var. Oyun boyunca garip şekillerde ölmüş insanlar neden bu halde? Yamyamlar neden bu insanları bu hale sokuyor bilinmiyor. Bozuk bir dini anlayışları olduğunu biliyoruz ama neden bozuk bir dini anlayışları var? Neden kırmızıda insan figüründen korkuyorlar? Neden insan parçalarını dekor etmeye ve totemlere bu kadar takıntılılar? Makine onlara insanların organlarını toplayın diye fısıldamıyor. Bu adalet resimli iki tane kafa olayı ne mesela? Bunlar Sahara çalışanı mı? Yolcular mı? Bu kağıdı kırmızı adam mı yaptı? Bir yamyam mı yaptı? Bu çevresel anlatımın olayı ne? Buraya hala şarj olan bir telefon koyuyorsunuz. Bir adalet simgesi var. Ve bir yere varmıyor bu anlatım. Sadece ışık kaynağı, sadece atmosfer. Bu ne abi? Kurban kapıları bilinmeyen güçler tarafından yamyamlar için mi yerleştirildi? Yoksa gelecekte burayı keşfedebilecek insanlar için mi? Yamyamların antik aletlerle hiçbir ilişkileri yok. Aleti keşfettiler mi yoksa etmediler mi belirsiz. Kim, neden, hangi sebepten ötürü bu alete çocuğunu verdi? Yamyamlar neden kendilerini dekor ediyorlar? Neden bu kadar öfkeliler, psikopatlar? Bu dikili taş etrafına insanları çıldırtan bir radyasyon falan yaymıyor. Tüm çalışanlar elini kolunu sallayarak korumasız şekilde aletin yanlarında geziyorlar. Yani Metal Cross aletin ötürü kafayı yemiş olamaz öyle değil mi? Yamyamlar neden ve nasıl mutantlarla yanlaşıyorlar? Ben bunu çok merak ediyorum. Hayvanlar yamyamlara saldırmıyor. Hadi eyvallah, anladık bunu. Mutantlar da ve yamyamlar da hayvanları avlamıyor. Yapımcılar bunlarla ilgili bir yapay zeka yapmamış. Adanın da bir doğal seleksiyon olması çok daha haritayı canlı kılabilirdi ama uğraşmamışlar. Ama bari mutantlarla yamyamlar birbirleriyle savaşsın. Benim bir izleyicimin şöyle bir teorisi vardı. Uçakları düşürmeye yarayan alet sağ olsun bizim uçağımız düştüğü sırada yayılan dalga manyetik bir kovan zihni oluşturdu. Bu yüzden yamyam ve mutantlar birbirlerine saldırmıyor diyordu. Ama bu aşırı saçma bir teori. Solucan düşmanlarını saymazsak oyunda bir kovan zihni belirtisi yok. Notlarda böyle bir şey yazmıyor, duvarlarda böyle bir şeyler yok. Outlaws 2 oyununda kule ne zaman çalışsa kuşlar yere düşüyor, balıklar ölüyorlar. Ama bu manyetik dalga doğanın düzenini bozmuyor. Sadece teknolojik aletleri mahvediyor, o kadar. Soluk yamyamların ve mutantların neden soluk oldukları hiç açıklanmıyor. Yani ben mağaralarda uzun süre geçirdiklerinin ötürü mavi demiştim. Ama bu sadece büyük bir olasılık teorisi. Oyunun bunu doğrudan vermesi gerek. Oyundaki soluk yamyamlara bazı insanlar mutant diyorlar. Bu düşmanların boylarının uzun olmasından ve renklerinin soluk olmasından evet mutant diyebiliriz. Sonuçta mutant olmak için illa ya da şuna dönüşmek gerekmiyor. Birçok insan Sahara'nın yamyamlara mutasyon geni verdiğini, o yüzden bazılarının bu kadar gri ve saldırgan olduklarını söylemişti. Sahara'da bir sürü gen şurupları buluyorduk. Yani sanırım bunlar gen şurubu, o da açıklanmıyor ama bir sürü şurup varsa sanırım gen şurubudur. Lakin hiçbir notta veya da bir resimde yamyamların Sahara tarafından deneylere tabi tutuluğu ile ilgili bir bilgi yok. Sadece ortaya bir kanıt olmadan atılan teoriler, tahminler var. Ama teorilerin bir desteği olması gerekiyor. Sahara laboratuvarının içindeki ölü veya da canlı yamyamlara bakıp da abi baksana ya işte yamyamlar var diyemiyoruz. Çünkü bunların buraya baskın yapmak için geldiklerini iyi biliyoruz. The Forest ile ilgili bir sürü ortaya bir kanıt olmadan atılan saçma sapan teoriler var. Bu teorilerden bir tanesi bu yamyamların zamanında Sahara çalışanları olduğu teorisi ama o da saçma. Hadi diyelim oyun üzerine basa basa defalarca kez yetişkinler deneye uygun değil. O yüzden çocukları kullanıyoruz demesine rağmen yetişkin yamyamların üzerine deney yaptılar. O yüzden soluk renkteler. Ama o zaman bazı mutantlar neden soluk renkte diye insana sormazlar mı? Ya da neden tek soluk rengi olmayan mutant Coleman? Bu düşmanın soluk bir rengi olmamasını geçiyorum. Neden Coleman hakkında tesiste hiçbir bilgi yok?
Hiçbir çizimde veya da slide gösterisinde Coleman'in fotoğrafı ya da ismi geçmiyor. Hep Armsey ve Virginia üzerinden mutantlar işleniyor. Coleman sanki Kanan bir mutant değilmiş gibi duruyor ama Kanan bunu biliyoruz. Çünkü oyunda var. Aynı şekilde solucan bosunun laboratuvarda cesedini görsek bile yaşıyla veya cinsiyetiyle ilgili bir bilgi yok. Kovan zihni açıklanmıyor. Tek bilinen şey solucuna dönüşen çocuklanan birinin ismi Can'mış. Peki bu Can nasıl olur da Megan'ın bosunu tapatıp aynısına dönüşebiliyor? Neden birçok çocuk sadece Megan'ın bosuna dönüşmüyor? Megan'ın biyolojisi ne? Megan direkt mutanta dönüşmektense Megan'ın vücudu sanki bir konak olarak kullanılıyormuş gibi. Megan'ın dönüştüğü şey bir vücut muydu? Çünkü boss'u öldürünce konak olan solucan yaşamaya devam ediyor. Sanki sadece bağı olan vücut yok olmuş gibi. The Forest base kurma ve yamyamlara karşı savaşma ve mağaralara girip keşif yapma üzerine kurulu bir oyun. Oyun ilk çıktığında hiçbir hikayesi yoktu. Sahara yoktu, antik uzaylılar yoktu, yapımcılar ileriyi düşünmemişti. Biz oyuncular yamyamlar ve mutantlar için bir sürü teori üretiyorduk. Reddit veya Steam'e bakarsanız bunların bazılarını okuyabilirsiniz. Seneler süren bir gizem vardı bu oyunda ve gizemlerin hepsi mantıkla açıklanmamış durumda. Yapımcılar ileriki zamanlarda hikaye ekleriz diyerekten hep gizem üzerine gizem eklediler oyuna. Ve şimdi elimizde bir sürü soru var. Sons of the Forest oyununu yani ikinci oyunu ben çıktığı zaman oynayıp Türkiye'deki ilk hikaye videosunu atmıştım. Şu an o oyun tam sürüme çıktı ve oynanış elementleriyle beraber hikayesi tamamlandı. O oyunda inanmak istiyorum ki yamyamların varlığının antik aletlerin yakında olmalarının bir hikayesel açıklaması olsun. İmkan yok çünkü başka bir adadaki antik aletin yanında yamyamların yine tesadüfen orada yaşamalarının. Bunun bir mantığı olması gerekiyor. Ama dostlar bu bir hikaye oyunu, bu bir gizem oyunu. Her şeyin bir açıklaması olması gerekiyor. Bir şeyin açıklaması olmayacaksa da yine mantıklı olması gerekiyor. Yamyamlar nasıl olur da Japon kültürü biliyorlar? Katana'nın açıklaması var. Katana'yı biten yolcu getirmiştir, olur biter. Abi o zaman bu dövmeyi kim yaptı? Burası Japonya'dan oldukça uzak bir ada. Japonların burada bir geçmişi falan yok. Bunun bir açıklaması olması gerekiyor. The Forest'ta yamyamlar erken erişim düşmanlarıydı. Mağaralardaki şekilden şekilde sokulan insan figürleri, parmak dekorasyonları, tüm görsel elementler hep oyuncuyu korkutmak için vardı. Oyuncuyu germek, onu tiksindirmek için vardı. Totemler veya insan deresi giyen yamyamlar, soluk yamyamlar, bunların hepsi ürkütücü olması için var. Olay bu. Sizin yorumları yazmanıza gerek yok yani. Biliyorum, olayı bu. Oynanış için bunu yapıyorlar. Ama sen oyununa hikaye ekliyorsan, bir Project Zombie gibi, bir Rust gibi, bir Days gibi sadece bir tema koymuyorsan bunları açıklaman gerekiyor. Hakkını vermeliyim ki The Forest gerçekten oynaması zevkli bir oyun. Bunun yanında ise atmosferi çok kuvvetli. Oyun gerçekten korkutucu. Ama korkunç olduğu kadar mantıklı da olabilirdi. Geriye dönüp baktığımızda vay arkadaş be ulan ne hikaye yapmışlar, nasıl arka plan hikayesi var her şeyin diyebilirdik. Yamyamların ölü insanları yemektense böyle şekilden şekilde sokup sonra aynı yamyamların arkadaşlarını yemelerini saçma bir tercih olarak görüyorum. Ne yani şimdi bu düşman sadece oynanış için hey bak vücudunu parçalıyor onu çabucak öldür yoksa sen o yamyamın uzuvlarını kesip yemek yiyemezsin. Onu yakıp da kemik yapamazsın denmesi için mi konulmuş bu? Yamyamlar tarafından avlanan mağara keşifçilerinin veya da film çekmeye gelen bir grup kampçının Sahara ve misyonerler de antik uzaylı aletleriyle hiçbir ilgileri yok. Bu mağara keşifçileri Sahara çalışanları olsa iyi olurdu ama değiller. Türkiye'deki izlediğiniz tüm Forest hikaye videoları oyunun hikayesini sizlere çok eksik ya da yanlış anlatıyorlar. Üstü kapalı anlatıyorlar. Sadece bildiğimiz kadarıyla anlatıyorlar. Bu videoda bu yüzden her şeyi size detaylı anlatıyorum. Bu çevresel hikaye anlatımları Kanan. Oyun oynanış elementi olarak kırmızı boyayı ekliyor. Duvarlarda bunları gösteriyor. Size tüm YouTuber'ların yanlış anlattığı bir bilgiden bahsedersem, bu ada dış dünyadan gizli bir mekan değil. Buraya mağara dalışı veya da film çekmek için gelen birçok insan vücudu buluyoruz. Birileri buradan haberdarlar. İkinci olaraksa oyunda yere sos sinirli koyarsanız gökyüzünden uçak geçtiğini görebiliyorsunuz. Ben canlı yayında oynarken sos sinirini kurduktan sonra hiç havaya bakmadım, unuttum. O yüzden elimde görüntüsü yok ama 2 sene önce oynarken 3-4 defa buna denk geldim. Ayrıca Reddit veya Wikipedia bile bu dediğimi doğruluyor. Gidip bakabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Bir şehir yerleşkesine aylarca sürecek uzaklıkta değilsiniz. Ayrıca bu tatil yeri olmayan büyük yarımadanın Sahara tarafından satın alındığını hatırlatırım. Sahara'nın bu adayı nasıl bulduğu açıklanmıyor. Belki misyonerlerin haritalarından bulmuşlardır. Fakat misyonerlerin bu adadan kaçamayıp öldüğünü biliyoruz. Sahara'da çıkan isyan sonucu belki de teknelerle tahliye edilen insanlar vardır. Etrafta birkaç tane parçalanmış hasarlı kayıklar bulabiliyoruz. Belki birkaç tane misyoner bunlarla kaçmıştır. Köpek balıklarına nasıl yem olmadılar orasını da bilemiyorum artık.
Ama kaçan misyonerlerle ilgili hiçbir bilgimiz yok. Misyonerler tutsak kaldıkları adaya neden böyle gizli mağaralar kursun, orası bile belli değil. Sahrada çıkan isyan sonucu gerçekten herkes öldü mü? Neden yüzeyde hayatta kalan birkaç insan koymadınız ya da taze ölmüş çalışanlar koymadınız? Sahra'nın sadece helikopteri olduğunu biliyoruz. Buraya geldikleri tekneler, gemiler, uçaklar, onlarla ilgili hiçbir bir şey yok. Hiçbir şey. Teknolojik eşyaları koydukları konteynerlar gemilerle geliyorlarmış, orası kesin de. Bu konteynerlar niye karaya vurdu? Gemiye bir şey mi oldu? Onunla ilgili bir şey de yok. Bu oyundaki her hikaye parçası çok detaysız. Bu mezarın kime ait olduğunu oyun açıklaması bile bazı varsayımlarda bulunabiliyoruz. Yüksek ihtimalle mezarın üzerindeki tekne fotoğraflarından ve teknenin hemen yanına gömülmesiyle teknenin sahibi Metev Karas olduğundan Jessica'nın mezarı diye teoriyi kurabiliyoruz, o kadar. Oyunda Metav'ın yazdığı notlar bulabiliyoruz ve bunlar bir deli tarafından yazılmış gibiler. Yani adamın akıl sağlığı cidden yerinde değil. Karısını öldürüp neden tatlı mı tatlı güzel süslenmiş bir mezar hazırlıyor bu adam? Neden karısını öldürdükten sonraki duygularıyla ilgili bir not falan yok? Oyunun baş düşmanı denilecek adamın neden bu kadar karakteristik özellikleriyle ilgili az şey biliyoruz? Mutantların zamanında çocuk olacağı da düşünülmemiş bir şeydi. Oyunda hile komutları var. Düşmanları spam etmek için isimleri yazmanız yetiyor. Ben bu komutları Ada Wong'un çirkin olduğunu düşünen bir arkadaşı cezalandırmak için kullanmıştım. Komut kısmına spam mutant yazıp yanına mutantın ismini eklersen o mutant spam oluyor. Arms yazarsan Arms'i geliyor. Solucan yazarsan solucan geliyor. Kız yazarsan son boss spam oluyor. Timsah yazarsan timsah spam oluyor. Ama Virgin'e yazdığında Virgin'e spam olmuyor. Virginia kızlık, bakirelik ve iffetlik anlamına geliyor. İffetlik ne demek derseniz, ahlakına, namusuna, düşkün, cinsel konularda dikkatli olan kişidir. Oyun bu düşman bir ufak kız çocuğu olduğundan ismini komut kısmında Vax diye kısaltmışlar. Çünkü 12 yaş altındaki bir kız çocuğuna böyle bir lakap takılması çok yanlış bir şey. Adamlar yaptıkları bokun farkındalar. Öyle mutant genleri büyümeyi hızlandırıyor, bunlar artık insan değiller diyerekten işin içinden çıkmaya çalışmışlar. Bahsetmek için buraya sakladığım diğer bir saçmalıksa çocuk çizimleri. Bu video boyunca The Forest'ın ne kadar yetersiz planlamayla yapılan bir oyun olduğunu sizlere kanıtlamak için aynı şeyleri sürekli bastıra bastıra söyledim. Ama hiç bahsetmediğim şey ise çocuk çizimleri. Kırmızıl adam Timmy'yi kaçırıp Sahara'ya götüreceği sırada Timmy'nin elinde sıkıca kavradığı oyuncağını görebiliyoruz. Birbirinden aşırı uzak ve tehlikeli mağaralarda Timmy'nin oyuncakları çeşit çeşit saçma sapan yerlere dağılmış şekilde bulabiliyoruz. Bu da yetmezmiş gibi bir de Timmy'nin yaptığı çizimler var. Bazıları bu çizimleri şu sarı çalışanın kayıp çocuğunun yaptığını söylüyor. Bu çocuk hiç kanıt olmayan teorilere göre ya yamyamlar tarafından kaçırıldı ya da kendi salaklığının ötürü madenlere düştü. Ama oyunda kendisinin vücudunu falan bulamıyoruz. Yani kendisinin hikayesi de bir yere varmıyor. Öylece konuldu. Yine eksik bir tane hikaye parçası. Belki de kendisi sarı çalışanının çocuğu falan değildi. Denek çocuklardan bir tanesiydi. Ama deneye tabi tutulmadan önce isteyerek kaçtı. Veya da yanlışlıkla kayboldu, başına bir şey geldi. Ve mağaralarda sıkıştığında o bu resimleri çizdi. Ama bu imkansız. Çünkü oyun bu resimleri Timmy'nin çizdiğine inanmamızı istiyor. Sürekli çizimlerde kırmızılı bir adam figürü var. Ooo dostum baksana, kırmızılı adam Timmy'yi Sahara'ya götürmek için denizin altından solunum cihazıyla götürmüş, vay anasını. Timmy'nin bunu yapabilmesi için uyanık olması ve yüzmeyi bilmesi gerekiyor. Hadi diyelim uyanık değil ve Metav solunum cihazı takarken Timmy ve kendisini bir şekilde taşımayı başardı. Burası çok büyük bir laboratuvar. Bir sürü kilitli kapı var burada. Bu yüzden hep havalandırma kullanıyoruz. Yani tesiste keşfedemediğimiz ve görmediğimiz birçok alan var. Keşke oyunda Sahra güvenliğinin odasını falan bulsak. Oyunda bir modern silah yok. Ya Sahra çalışanlarının modern silahları yoktu ya da tüm silahlı çalışanlar bu baskında öldüler veya da bir şekilde adadan kaçmayı başardılar. Sonuçta adaya gelip gitmemizle aramızda bir hafta falan var. Ölenlerin silahları da yamyamlar tarafından parçalanmıştır ya da gömülmüştür. Keşke Sahra'nın adadaki güvenlik sistemiyle ilgili daha fazla şey öğrenseydik. Burada ölümcül mutantlar veya da yamyamlar var. Adamlar bir tane bile ateşli silahlı güvenlikler olduğu ile ilgili bir hikaye parçası koymamışlar. Oyunda bir kamera görüntüsü görsek, orada askerler ateş etse, neden böyle bir şey yok? Ha ayrıca keşke dönüşüm geçirmiş çocukların nerede tutulduğunu görebilsek. Şu an bu gördüğünüz odalar deney sonrası çocukların dönüşüm geçirmeden önce tutuldukları yerler. Dönüşüm geçirdikten sonra öldürdükleri mutant cesetlerini ya da direkt tutsak ettikleri mutantların nasıl mağaralara ve yüzeylere gittiğini göstermek için yüksek güvenlikli hücrelerin içinden geçmeliydik bence. Her neyse konuya dönersek.
Dediğim gibi burada ilerleyemediğiniz açılamayan bir sürü koridor var. Sağraya mutlaka başka bir giriş ve çıkış olmalı. Yamyamların ve mutantların hiçbiri yüzmeyi bilmiyor. Ve içeride bir sürü yamyam vardı. Yani bizim bilmediğimiz ve mutlaka kartımızın açabildiği başka bir kapı var. Büyük çukura açılan kurban kapısı kapalıydı. Yani kırmızılı adam nasıl olur da buraya geldi? Oyun cehennem mağarasına bir not koyaraktan bak kardeşim onlar buradan geçti dememizi istiyor. Eğer onlar buradan geçtiyse bu sağra kapısı neden kapalı? Kırmızılı adam bizim gibi bir sürü silah taşımıyor. Bunu biliyoruz. Çünkü onu kaç defa gördük. Bu kadar mutantın ve yamyamın yanına nasıl geçtiğini biliyoruz. Kırmızı boyası var. Ama Timmy'nin kırmızı boyası yok. O nasıl geçti abi? Mutantlar ona saldırmadı mı? Timmy'yi korumak için mücadele vermedi mi? Sağra laboratuvarında bir sürü yamyam var. Ve yamyamlar yüzmeyi bilmiyor. Yani içeriye mutlaka başka bir giriş ve çıkış var. Tüm bu test laboratuvarını su altından parçalar taşıyarak kuramazlar sonuçta. Kırmızılı adamın Timmy'yi kaçırması ve bizim uyanmamız arasında öyle çok büyük bir zaman farkı olamaz. Yüksek ihtimalle biz uyanır uyanmaz Timmy makineye sokulup ölmüştür. Doktorun amacı direkt Timmy ile Megan'ı canlandırıp sonra tekneye gelip kaçmaktı. Ama Megan geri döndüğünde bir gece hayvanına dönüştüğünden doktor kendi biricik kızına karşılık koyamadı ve öldü. Ama oyun buna inanmanızı istemiyor. Uçakta uyanır uyanmaz tekneye giderseniz kırmızılı adamı göreceksiniz. Abi bu adam Timmy'yi laboratuvara götürdükten sonra niye buraya gelsin? Buraya gelmesi için Megan'ı canlandırması gerekiyor. Megan da canlanır canlanmaz adamı öldürdü zaten. Abi bu adam Timmy'yi laboratuvara götürdükten sonra neden buraya gelsin ki? Buraya gelmesi için Megan'ı canlandırması gerekiyor. Megan da canlanır canlanmaz adamı öldürdü zaten. Hadi diyelim daha laboratuvara gitmedi. Ulan o zaman teknede niye yanında Timmy yok? Niye Timmy'yi kucağında veya da sırtında taşımıyor? Adam gözümüzün önünde denize atlıyor arkadaşlar. Ne yani şimdi bu adam bir halüsinasyon mu? Peki ya bu adam halüsinasyonsa niye oyunda başka bir halüsinasyon yok? Bizim karakter kırmızılı adamı gördüğünde bu teknenin ona ait olduğunu bilmiyordu. Yani spesifik olarak yani mantık içerisinde tekneye girmeden ve oyunun sonuna gelmeden bu teknenin Metal Cross'a ait olduğunu bilmediğimizden ötürü kendisinin tek halüsinasyonunu burada görmek de çok saçma. Oyunun devasa genişliği olan mağara sisteminde neden Doktor Timmy'ye tur attırıyor? Timmy bunca çizimi yapacak enerjiyi, kalemi, kağıdı nereden buluyor? Doktor neden 2 saat bunları yapmakla uğraşmasını beklemiş? Mağaralarda bir sürü mutant ve yamyam var. Timmy kırmızıyla kaplanmadı yani mağaralarda tehlikedeydi. Çocuk şok ve panik içindeyken çizim yapmakla mı uğraşacak? Bu çizimleri yaptı diyelim bunları neden arkada bırakıyor? Laboratuvarda Megan'ın çizdiği resimleri bulabiliyoruz ama Megan bizim uçağımız düştüğü sırada ölüydü. Yani kendisi de mağaralarda gezine gezine çizimler yapmaz olamaz. Mağaralarda hiçbir zaman işi olmadı. O her zaman Sahara laboratuvarlarında takıldı. Ve kendi teknesinde takıldı. Bu ikisi arasında gidip geliyordu sürekli. Megan da bu resimleri yapmadı. Kimse bu çizimleri yapmadı. Tıpkı Katana ve Testere gibi bu da hikaye tarafındaki yetersiz bir planlamaydı. Ya adamlar gizem oluşturmak için planlı olmadan bunları hikayeye eklediler ve düzgünce mantığa oturtamadılar. Oyunda kırmızılı adam ve Timmy ile ilgili bir sürü hikaye parçası olsa, mesela bazı spesifik mağaralarda bir ara sahne falan girse ve oyunda mağaralarda bir sıra olsa, yani her mağaraya istediğimiz an giremesek, belki de bunların bir mantığı olabilirdi. Bu antik uzaylı aleti bir Lovecraft korkusu içeriyor. Yani bilinmezliğin oluşturduğu bir korku öğesi var burada. Lovecraft korkusu size kozmik korkuyu sunar ve doğaüstü elementler hakkında hiçbir şey bilmezsiniz. Onları korkutucu yapan da budur. Sahra bu dikili taşı açıkça kurcalamış veya da birazcık değiştirmiş. Parlak kırmızı kablolar ondan karmaşık modern makineler uzanıyor. Ve bu da eski Lovecraft eserinin yani tıbbi düzeydeki teknolojiyle birleştiğini gösteriyor. Bu kabloları Sahar eklediyse, yüzyıllar önce insanlar bu makineyi nasıl kullandı ve Virginia tarzı mutantları adaya nasıl saldı? Yani Sahar öncesi bu alet sadece içine sokulan kişiyi öldürüyordu. Aletin içine giren değil, aletin kablolarda bağlı olduğu kişi mutanta dönüşüyor. Kabloya bağlı olan kişi ölümden geri dönüyor. Yüzyıllar önce makinenin içinde öldürülen kişinin mutanta dönüşme tarzı bir durumu olamaz. Çünkü makinenin olayı kurbanın kanlarını toplamak. Bu bir adak makinesi. Lovecraft korku elementinden ötürü oyun size antik uzaylılar hakkında her şeyi anlatmak zorunda değil. Anlatmasın da. Fakat size bir sürü hikaye parçası sunup bir şeyleri anlatmaya çalışıyor. Ya Sahara laboratuvarının içi kırmızı. Oyunda kırmızı boya her yerde bulunuyor. Baş düşmanımız kırmızı. Yamyamlar neden kırmızıya saldırmıyor? Neden kırmızıyı görünce dua ediyorlar? Psikolojik olarak onların üzerine nasıl bir etkimiz var? Neden böyle? Bunu açıkla ya bari.
Her daim bu tarz kozmik korku hikayelerinin sonunda teorilerimiz ve hikayelerimiz için merak uyandırıcı elementler sunulurdu. Burada hiçbir şey sunulmuyor. Sadece cevaplanmayan birçok mantıksız soru işaretleri kafamıza dönüyor, o kadar. Bu yapıları yaratan toplum hakkında çok az şey biliniyor. Bu kadim olanlar hakkında birkaç varsayımda bulunulabilir. Modern teknolojinin ve zamanların öncesinde tarihleniyorlar. İnsanlar taş ve sopalarla savaşıyorken devasa EMP bombası yapmaları, ölüleri dirilten bir makine. Bunlar gerçekten gelişmiş bir ırk. Bu ırkın amacı kendi türlerini dünyaya yaymak olabilir. Uzaydan gelen bu dikili taş başka bir türü üretmek için yaratılmış olabilir. Belki de makine bu yüzden çocukları istiyordur. Çocukların büyüme ve gelişimi insan ırkının genlerini silip mutant dediğimiz uzaylı ırkına dönüşmeye belki daha uygundur. Ama madem amaçları buydu, o zaman dikili taş neden mağaranın en dibinde? Üremek isteyen bir ırk neden ufak bir adanın zar zor keşfedecek bir yerine bu makineyi koysunlar? Burası İstanbul değil, burası New York değil, burası medeniyetin olduğu bir yer değil. Bu dediğime katılan veya katılmayan herkesi yoruma bekliyorum. Sizce bu aletler neden buraya koyuldu? Sizin teoriniz var mı? Mantıklı veya da mantıksız fark etmez. Yazın abi. Bu korkmuş şekilde ölen insan figürleri neden bu halde bilmiyoruz. Bunları bir şeytan mı yaptı? Bunları bir alet mi bu hale soktu? Bunu da bilmiyoruz. Birkaç tanesi bu mini antik cihaza ulaşmaya çalışıyordu ve bu şekilde öldüler. Oyunun Wikipedia sayfasında bir ölüm üzerine kurulu antik uzaylı aleti olduğu söylenmiş. Bu alet hayat vermektense can alıyormuş ve bu alet sayesinde buradaki misyonerler ölmüş olabilir. Ama oyunda böyle bir şeyin varlığına dair bir kanıt yok. Bu cesetlerin donarak ölmeyeceğini 2 dakika bakan herkes anladığından wiki yazdırayan arkadaşlar böyle bir aletin olabileceği varsayımını bulunmuşlar. Çünkü wiki yazdırayanlar da biliyor. Bunlar normal şekilde ölmüş insanlar değiller. Solunum cihazı giyen, daha yakın zamanda ölmüş ama çok eskiden ölmüş gibi duran birisi var burada. Bakın arkadaşlar, bu vücutların konulduğu yerler aşırı başarılı. Öyle mekanlara konulmuşlar ki gerçekten bir şey olmasını bekliyorsun. Ben bunlarla ilgili bir şey öğreneceğim eminim diyorsun. Bu vücutların kaplı olduğu yerde bir kırmızı ışık var. Bu kırmızı ışık nereden geliyor? Kaynağı ne? Neden sadece bu mağarada var? Duvarların içindeki yaratımsız sesler nereden geliyor? Oyunda ağır bir kırmızı renk teması var. Kırmızı boya, kırmızı ışık. Abi olayı ne bu kırmızının? Oyunun her yerinde misyonerlik var. Oyun sürekli gözünüze misyonerliği sokuyor. Ama bunların tek vardığı yer, hey kardeşim bak yüzyıllar önce burada misyonerlik var demek. Misyonerler tam olarak neyden korkup da öldüler? Hiçbir şey açıklanmıyor. Bu ölü vücutların hiçbiri mantıklı şekilde işlenmiyor. Yine yetersiz planlama, yine yetersiz planlama. Adamlar hikaye ve oyunun tarafında birçok şeyi planlamadan bu oyuna sokmuşlar. Biz oyunun çıkışında bunlar olsun demiyoruz zaten. Oyun tamamlandıktan sonra bari tamamlanmış bir oyun gibi hissettirsin. Lan oyununuz bug kaynıyor, bug. Doktorun ölüsünün hemen yanında kocaman bir haç var. Doktorun ve Megan'ın Hristiyanlıkla bağlantısı ne? Belirsiz. Kendileri çok mu dindarlar? O yüzden mi böyle? İyi de duvarına haç koymak başka, yatak odasına bir sürü haç çizimi yapmak başka. Bunların hepsi bir karalama. Ayrıca yatak odasına bir kırmızı da adam çizimi var. Megan ölmeden önce babasını kırmızı boyayla görmemişti. Kendisi kaç ay önce bunu çizip de duvara yapıştırdı. Bu kırmızılı adam fotoğraflarını babasını öldürdükten sonra çizmiş olması gerekiyor. Laboratuvardaki çizimlerden bunları anlıyoruz. Buraya gelen kamçılar nasıl ve neden düzenli geliyorlar bir bilgimiz yok. Antik uzaylı aleti söylentilerini mi duyuyorlar? Veya da yamyamların mutantların varlığından habersiz olduklarından mı ölüyorlar? Buradaki bir alet onların kulağına falan mı fısıldıyor? Rüyalarına mı giriyor? Kurtarma ekipleri nerede? Film ekipleri bile kayboldu ya burada. Bu oyunun neden üçüncü bir sonu yok? Yani Timmy'yi kurtarmayıp adadan yardım çağırıp kaçabilirdik. Bir sene sonra ise veya da 5 sene sonra ise karakterimizin evinde ne kadar depresif olduğuyla akıl sağlığının kötü olduğuyla ilgili kısa bir ara sahne görürdük. Karakterimiz adada yaptıklarından ve yaşadıklarından ötürü belki bir akıl hastanesine kaldırılabilirdi. Ya da depresyonlu olduğundan çok sefil bir hayat yaşayabilirdi. Belki de intihar bile edebilirdi. Tekne veya da uçak çağırmamızın tek yolu, dış dünya ile bağlantı kurmamızın tek yolu aleti kapatmayıp uçak düşürmek mi gerçekten? Oyunu bitirince bu ismi bile olmayan manasız alet hariç bir şey daha açılıyor. O da çok manasız gerçi. Kitaptan Timmy veya da karınızın tatlıdan mankenlerini yapabiliyorsunuz. Bir televizyon, bir köpek, bir de araba yapabiliyorsunuz. Hepsi maket tabi. Görsellik hariç bir faydaları yok. Karakterimizin akıl sağlığının günden güne bozulduğunu göstermek için bunlar bir element. Keşke oyundaki akıl sağlığı seviyesi düşük olduğunda bunlar bize baksa. Ya da televizyonda yaşadıklarımızla ilgili trajedik bir haber falan oynasa.
Tıpkı Sincap Zımpalayıcı oyunundaki gibi bir anda karımızın veya da Timmy'nin maketi arkamızda belirebilirdi. Kafamızı çevirir çevirmez koyduğumuz yere geri ışınlanırlardı. Yine ama yine ama yine harcamış bir potansiyel. Her neyse, karakterimizin bu aleti alması veya da bu figürleri yapması ana hikayede canon değil. Aletin varlığı canon ama bizim almamız canon değil. İkinci son sadece senin benim gibi oyunu çok fazla sevip uzun süre kendi başına ya da arkadaşlarıyla takılmak isteyenler için sonsuza kadar gittiğiniz bir alternatif son işte. Ama keşke ikinci son için çok daha fazla yapılacak şey olsa, çok daha fazla hikaye parçası olsa. O irade gerektiren seçim odasına dönersek. Canon'da yani ana sonda Eric bu zor kararı veriyor ve bu ölümlü dünyadaki sınırlı günlerini mutlu geçirmek için ikinci bir sevdiğinin ölümünü kabullenmek istemediğinden Tanrı'yı oynayıp birazcık şüpheyle cesaretini toplayıp tuşa basıyor. Elektromanyetik bir dalga adanın dört bir yanına dağılıyor. Yüksek ihtimalle köpek balıklarının karaya vurmasının sebebi de elektromanyetik dalganın doğaya zarar vermesi. Ama oyunda bununla ilgili bir not bulunmuyor. Bununla ilgili bir detay falan yok. Tamamen tahmin yani. Bu dalga sonrasında ise uçak gözünüzün önünde sağ kanadının kopmasıyla yere sert bir iniş yapıyor. Ve bir anda ekranın kararması sonucu bir sene sonrasına gidiyoruz. Gerçekten mi End Night? Gerçekten mi abi? Oyunun burada çok kuvvetli bir potansiyeli vardı. Oyuncu asansörden inip uçağın düştüğü bölgeye gidebilirdi. Ve o bölgede yamyamların evsiz insanları çekiştirdiğini görebilirdi. Yerdeki yaralı, kıvranan insanları görebilirdi. Babasının ölü vücudunun başında ağlayan ufak bir kız çocuğunun kırmızı boyalı bir adamı, yani bizi gördüğü zamanki korkusunu bize yansıtarak çocuğu zorla tutup taşımamızı sağlayabilirlerdi. Bu sayede kendimizi çok daha kötü hissederdik. Bir canavar olduğumuzu düşünmektense bunu bilirdik. Bazılarınız gelip de abi ya uçağa kadar yürümek akıcılığı bozar diyebilir. Haklısınız. Evet olabilir, sıkıcı olabilir. O zaman siyah ekran sonrası bir sene geçeceğine birkaç dakika geçsin ve karakterimiz uçaktan çocuğu almasıyla ilgili bir ara sahne izleyelim. Timmy'yi bulduğumuz ara sahne çok vurucuydu. O tarz bir ara sahne olabilirdi. Makinenin nasıl çalıştığını görseydik, Timmy'nin vücudunu canlanırken verdiği tepkiyi, aletin çıkarttığı sesi falan görsek çok hoş olurdu. Ama maalesef ki böyle bir şey olmuyor. Eric Timmy'yi canlandırıp, Sarah'ın teknolojisini kullanarak yardım çağırıp adadan kaçmış. Ve bir sene sonra bir sohbet programına her zaman olduğu gibi oğluyla beraber çıkıyor. Timmy çok sağlıksız görünüyor. Yüzündeki yaradan bahsetmiyorum. Timmy mutanta dönüşen çocuğun kamera görüntüsünde olduğu gibi anlık titremeler yaşıyor. Bir senelik süreçte mutanta dönüşmese bile bunlar direniş belirtileri ya da bazı yan etkiler olabilir. Makine düşük bir şansla Timmy'yi mutanta dönüştürmeden dünyaya getirmiş olabilir. Sadece canlandıktan sonra hafif deformasyonlarla hayata getirmiş olabilir. Karakterimiz tüm kameraları ve izleyenleri selamlıyor. Eric adadaki duygularını, psikolojisini ve yaşadıklarını anlattığı yeni bir kitap yazmış. Bu kitapta yamyamlardan bahsetti mi, mutantlardan bahsetti mi, Sarah'dan bahsetti mi bilinmiyor. Hadi diyelim yamyamlardan bahsetti. Ama %100 eminiz ki insanları canlandıran bir antik uzaylı aletinden ve çocuğunu kurtarmak için bir grup uçak dolusu insanı öldürdüğünden bahsetmemiştir. Acaba kaç tane gerçeği hikaye dışında tuttu? Merak konusu. Eric'in o adada yaşadıkları ve gördükleri oğluyla beraber arasında kalacak bir gizemden ibaret. Televizyon programcısı kamera önünde konsept için ağaç nasıl kesilir göstermemiz için yüzlerce yamyam katlettiğimiz modern baltayı bize veriyor. Başta adama duruş ve vuruş pozisyonunu gösterip güzelce geçiniyoruz ama bir anda programcının merakla ne oluyor diye arkasına bakmasıyla karakterimiz de arkasına bakmaktan çekiniyor ve baltaya yakın bir bakış atıyor. Ama sonucu o iyi mi diye baltayı bırakınca Eric anında arkasına dönüyor ve gördüğü şey Timmy'nin kamera görüntüsündeki gibi dönüşüm geçirmesi. İzleyenlerin çığlıkları eşliğinde Eric'in anksiyetesi devreye giriyor. Çocuğunu mutanta dönüştüğünde öldürebilecek bir gücü yok. Olsa bile şu an hazırlıklı değil. Oğlu kendisini ve herkesi devirecek, öldürecek. Polisler veya ordu mutantı devirse bile, sonuçta biz bunları okla devirdik. Bencilliğimizin sonuçlarını bir sene sonrasında ödüyoruz. Amerikan rüyası son buldu. Timmy son bir kez elimizden gidiyor. Ama bu son oyunun tam sürüme geçmesiyle geçersiz kalınıyor. Çünkü ara sahnenin devamını görüyoruz. Eric Timmy'nin yanına koşuyor ve hayatının anlamını kollarına alıyor. Eric'in Timmy'yi rahatlatmasıyla Timmy bir süre daha titriyor ama sonrasında titreminin durmasıyla anlıyoruz ki mutanta dönüşmüyor. Ve Timmy de babasına bir rahatlama ve sevinç bakışı atıyor. Babasının her daim kollarında olduğunu biliyor. Anne sevgisini aratmayacak bir babası var. Bir ek sahne sonra ise karakterimiz buharlı bir duştan çıkıyor ve bornozunu giyiyor.
Dişlerini fırçalarken aynada görüyoruz ki bu kişi Eric değil, Timmy'nin büyümüş halinin gözünden görüyoruz. Timmy kendi evinde ufak bir dairede yaşıyor. Hem duş kapısında hem de duvarlarda bir sürü kağıt var. Timmy'nin odası çok dağınık. Kendisi depresyonda, hep bir şeylerle uğraşıyor. Masasında bir sürü enerji içeceği ve hap var. Ayrıca duvarda bir ada fotoğrafının üzerinde site 2 yazıyor. Buradan yapabileceğimiz çıkarımdan şunu anlıyoruz ki Timmy bir adayı araştırıyor. Burası Eric'in seneler önce mücadele ettiği yarımada değil, başka bir yer. Oyuncu olarak neden Timmy başka bir adayı araştırıyor ki? Neyin peşinde? Bu notlar ne sorularıyla kafamızı ütülüyoruz. Ama oyun çok geçmeden bize cevabımızı veriyor. Timmy'nin kolunda bazı semptomlar beliriyor. Sanki derisinin içinden dışarıya çıkmaya çalışan bir şey var gibi. Mutant genleri aktif olup dönüşüm geçirmektense aktif olamadığından ötürü Timmy'ye acı çektiriyor. Ve yüksek ihtimalle Timmy eninde sonunda dönüşüm sağlayacak. Ama bunu önlemesi gerek. Timmy endişe, korku ve acıyla camdan dışarıya bakıyor. Dönüşmemek için Tanrı'ya dua ediyor. Bu onun için her ay defalarca kez olan semptomlardan bir tanesiydi. Timmy'nin bir tedavi ihtiyacı vardı ve bu döngü son bulmalıydı. Merhabalar, bu videoyu izlediğiniz gün yani Cuma'ya yetiştirmek için tam tamına 28 saattir uyumuyorum. Bayağı kötüyüm. Tüm katıl üyelerime çok teşekkür ederim. Gerçekten yeni içerikler üretmem konusunda sizlerin manevi desteği benim için çok önemli. Emeğimin karşılığını vermek için bir like atıp bir yorum bırakırsanız ve Forrest'ı seven arkadaşlarınıza videoyu atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. There's two sides to every story.